Merhabalar. Bu kitap YouTube bizim kütüphane ekibi tarafından seslendirilmiştir. Bu kitabı yasa dışı ve sizin internet kimliğinizi ele geçirebilecek sitelerden indirmek sakıncalı ve yasaktır. Emeğimize saygı gösterip bu kitabı YouTube kanalımızdan dinlediğiniz ve ücretsiz sesli kitap yayınlarımızın devamının gelmesine katkıda bulunduğunuz için çok teşekkür ederiz. Keyifli dinlemeler. 6. bölüm Lebedev'in yazlığı küçük ama kullanışlı hatta güzeldi. Kira için ayrılan bölümü özellikle süslenmişti. Sokaktan girişteki oldukça geniş verandada yeşil tahta fıçılar içinde birkaç turunç, limon, yasemin fidanı vardı. Lebedev'e göre bu fidanlar eve büyük bir çekicilik katıyordu. Bu fidanların bir bölümü Lebedev evi satın aldığında da vardı. Onların verandaya verdikleri güzellik Lebedev'i öyle etkilemişti ki bir fırsatını bulup açık artırmadan yine öyle fıçıda birkaç fidan daha almıştı. Fidanlar eve getirilip verandaya yerleştirildikleri gün Lebedev birkaç kez verandanın merdiveninden inip sokağa çıkmış ve sokaktan evine büyük bir hazla uzun uzun bakmıştı. Her sokağa inip baktığında da yazlığını kiralayacak olan kişiden isteyeceği kirayı kafasında biraz daha artırıyordu. Yazlık bitkin, yıkılmış, kederli prensin çok hoşuna gitmişti. Bununla birlikte Pavlovska geldiği gün, yani sara nöbetinin üzerinden 3 gün geçtikten sonra prensin dış görünüşü oldukça sağlıklıydı ama ruhsal yönden hala iyi hissetmiyordu kendini. Bu 3 gün çevresinde gördüğü herkes sevindirmişti onu. Yanından hemen hiç ayrılmayan Kolyayı, Lebedev'in bütün ailesini hatta Lebedev'i çevresinde görmekten mutluluk duyuyordu. Ziyaretine gelen General Ivolgin'i bile seve seve kabul etmişti yanına. Yazlığa geldikleri gün birçok konuk toplanmıştı verandada. Önce Gavrila gelmişti. Prens zor tanımıştı onu. Bu arada öylesine değişmiş, öylesine zayıflamıştı. Sonra Pavlos da yazdıkları olan Varvara ile Pitsin geldi. General Ivolgin Lebedev'in evinden hemen hiç çıkmıyordu. Sanki birlikte gelmişlerdi yazlığa. Lebedev Ivolgin'i prensin yanına sokmamaya çok dikkat ediyor, hep kendi yanında tutmaya çalışıyor, ona dostça davranıyordu. Görünüşte uzun zamandır tanışıyorlardı. Prens bu üç gün içinde kendisinin kimi zaman uzun uzun konuştuklarını, bazen birbirlerine seslerini yükselttiklerini, tartıştıklarını, hatta galiba bilimsel konularda bile tartıştıklarını, bu tartışmalarınsa Lebedev'e gizli bir haz verdiğini fark etmişti. Generale ihtiyacı olduğu bile düşünülebilirdi. Yazlığa taşınmalarından sonra Lebedev kendi ailesiyle ilgili de sıkı bir takım önlemler almıştı. Prens'i rahatsız etmemeleri için çocuklarını onun yanına sokmuyor, Prensin oturduğu verandaya çıkacaklarından kuşkulandığı anda kucağında bebekli olan Vera'yı bile kovalıyordu. Prensin doğrudan sorduğu soruya sonunda şöyle karşılık verdi. Bir kere onları serbest bırakırsam saygıyı falan unutuverirler. Ayrıca yakışık almaz. Prens biraz sitemle, "Peki ama neden?" diye sordu. "Ne yalan söyleyeyim, beni böyle kolladığınız, başımda nöbet tuttuğunuz için rahatsız oluyorum ben. Aslında yalnız kalınca canım sıkılıyor. Birkaç kez söyledim size. Sürekli elinizi kolunuzu sallayıp duruyorsunuz, parmaklarınızın ucuna basarak dolaşıyorsunuz evin içinde. Bu daha da rahatsız ediyor beni." Prens bununla Lebedev'in hastanın rahat etmesi gerektiğini öne sürerek yanına kimseyi sokmamasına karşın kendisinin bu üç gün içinde neredeyse her dakika prensin yanına girdiğini, her girişinde de önce kapıyı aralayıp başını uzatarak onun içeride olup olmadığını, kaçıp kaçmadığını anlamaya çalışıyor gibiydi. Prens bunun bazen onu ürküttüğünü ima etmek istiyordu. Lebedev sık sık gelip bir şey isteyip istemediğini soruyordu prense. Prens nihayet ona kendisini artık rahat bırakmasını söylemeye başlayınca da Lebedev uysal bir tavırla dönüyor, yine parmaklarının ucuna basarak kapıya yürüyor. Bir daha buraya gelmeyeceğini anlatmak ister gibi elini kolunu sallıyor, 10 dakika sonra tekrar geliyordu. Prensin yanına serbestçe girip çıkan Kolya'ya çok canı sıkılıyordu Lebedev'in. Hatta bu gururunu incitiyor, onu öfkelendiriyordu. Prensle oturup konuşurlarken Lebedev'in kapıda yarım saat dikilip konuşmalarına kulak kabarttığı Kolya'nın gözünden kaçmıyordu. Elbette bunu prense de söyledi. Prens söylendi Lebedev'e. Kendi malınız gibi görüyorsunuz beni ve kilit altında tutmaya çalışıyorsunuz. Hiç değilse yazlıktayken biraz değişiklik olsun istiyorum. Hem şunu da bilmenizi isterim ki kimi istersem konuk kabul edeceğim buraya, nereye istersem gideceğim. Elini kolunu tekrar salladı Lebedev. Bundan en küçük bir kuşkunuz olmasın. Prens tepeden tırnağa şöyle bir süzdü onu. Ey Lukyan Timofeyeviç, karyolanızın başucuna asılı o küçük dolabı da getirdiniz mi buraya? Hayır getirmedim. Yoksa orada mı bıraktınız? Getirilecek gibi değildir ki duvarı kırmam gerekirdi. Çok sağlam gömmüşler duvara. Herhalde burada da öyle bir dolabınız vardır. Tabii hatta daha iyisi bu evi de onun için aldım zaten. Sahi demin kimi sokmuyordunuz yanıma? Bir saat önce. Şey generali efendim. Gerçekten de izin vermedim girmesine. Sizin yanınızda işi yok onun. O adama büyük bir saygım vardır prens. Ve o büyük bir insandır efendim. İnanmıyor musunuz? Neyse görürsünüz. Ama yine de saygıdeğer prens. Onu yanınıza kabul etmeyin efendim.'' İzninizle neden böyle söylediğinizi sorabilir miyim? Hem Lebedev neden şu anda parmaklarınızın ucuna basıyorsunuz ve her zaman yanıma sanki kulağıma bir sır verecekmiş gibi geliyorsunuz. Lebedev duygulu bir tavırla göğsünü yumruklayarak birden cevap verdi. Alçam biriyim ben, biliyorum bunu. Peki General sizin için biraz fazla konuk sever olmayacak mı efendim? Fazla konuk sever mi? Evet efendim fazla konuk sever. Önce buraya taşınmayı düşünüyor. Önemi yok varsın taşınsın ama taşkın yaratılışlı biridir o. Ayrıca aranızda hemen bir akrabalık bağı bulur. Biz onunla aramızda birkaç kez değişik akrabalık bağları bulduk ve sonunda bir tür bacanak olduğumuz anlaşıldı. Siz de onun anne tarafından kuzenlerinden birinin yeğeni oluyormuşsunuz. Bana dün açıkladı. Onun yeğeniyseniz demek ki biz de sizinle akrabayız saygıdeğer prens.'' Pek önemli olmayabilirdi bu. Küçük bir zayıflık der geçerdim ama şimdi ısrarla söylediğine göre az teğmenlik rütbesinde olduğu günlerden başlamak üzere geçen yılın 11 Haziran'ına kadar evlerinde yemek masasına her gün 200 kişiden az insan oturmazmış. Sonunda öyle olmuş ki öğle yemeğinin arkasından kalkamaz olmuşlar. Akşam yemeğine kadar masada oturmaya kalmışlar. Akşam yemeğini de yiyorlarmış, arkasından çay faslı başlıyormuş.'' Sözün kısası günün 15 saati kalkmıyorlarmış masadan. Aralıksız 30 yıl devam etmiş bu böyle. Hatta yemek masasının örtüsünü değiştirmeye bile zor fırsat buluyorlarmış. Konukların biri kalkıp biri gidiyor, bir başkası geliyormuş. Hele bayramlarda, çarın tahta çıkış yıl dönümlerinde bu sayı 300'ü buluyormuş. Öyle ki Rusya'nın kuruluşunun 1000. yıl kutlama töreninde 700 kişiye çıkmış. Aslında hastalık onun ki efendim bu çeşit şeyler kötüye işarettir. Böylesine konuk canlısı birini eve almak da korkunç bir hata olur. Ama şöyle düşündüm. Böyle konuk sever birinin bu evde bulunması benim için de sizin için de fazla olmaz mı? E, yanılmıyorsam sizin aranız fena değil. Evet bir kardeş gibi davranıyorum ona ve yaptıklarını ciddiye almıyorum. Varsın bacanak olalım benim için şeref bile olur bu. 200 kişilik yemek masaları Rusya'nın bininci yılı kutlamaları bir yana. Ben harika bir insan olarak görüyorum onu. İnanın bütün içtenliğimle söylüyorum bunu efendim. Demin sırlardan söz ediyordunuz. Yani size bir sır vermek istiyormuşum gibi yanınıza sokuluyormuşum. Öyle diyordunuz. Gerçekten de bir sır var ortada. Malum kadın bugün haber yollamış. Sizinle görüşmeyi çok istiyormuş. Gizli olarak.'' Ne gizlisi, kesinlikle olmaz. Ben kendim gidip görürüm kendisine. Belki de bugün. Lebedev elini kolunu sallayarak sakın ha kesinlikle olmaz dedi. Sizin düşündüğünüz şeyden korktuğu için değil, aklıma gelmişken söyleyeyim. Canavar düzenli olarak her sabah gelip sağlığınızın nasıl olduğunu soruyor. Bunu biliyor muydunuz? Siz ondan söz ederken nedense çok sık canavar diyorsunuz. Bu çok kuşkulandırıyor beni. Hemen karşı çıktı Lebedev. Kuşkulanmanıza hiç gerek yok hiç. Benim size söylemek istediğim malum kadının ondan değil bambaşka birinden korktuğuydu. Prens Lebedev'in yüzünü pek anlamlı biçimde kırıştırmasına bakarak sabırsızca ne söyleyeceksiniz çabuk söyleyin hadi dedi. Gülümsedi Lebedev. Sır burada işte. Kimin sırrıymış bu dedi Prens. Lebedev sizin sırrınız. Yanınızda konuşmamamı siz istediniz benden sayın prens. Karşısındakinin merakını aşırı tutkulu bir sabırsızlığa vardırdığı için mutlu birden şöyle bağladı sözünü. Aglaya Ivanovna'dan korkuyor. Prens yüzünü buruşturdu. Bir dakika sessiz durdu sonra birden yemin ederim evinizden ayrılacağım lebedev dedi. Gavrila Ardalinoviç ile Pitsonlar nerede? Sizin evinizde mi kalıyorlar? Onları da evinize aldınız demek. Gelecekler efendim, gelecekler. Genelde peşlerinde. Bütün kapıları açacağım. Kızlarımı da hepsini hemen şimdi çağıracağım. Lebedev korkuyormuş gibi alçak sesle elini kolunu sallayarak bir kapıdan ötekine koşturarak konuşuyordu. Tam o sırada Kolya sokaktan bahçeye girmiş, verandaya çıkmıştı beraberinde konukların olduğunu, Lizaveta'nın üç kızıyla birlikte onu görmeye geldiğini söyledi. Bu habere şaşırmış Lebedev. Pitson'larla Gavril'e Ardalin ölçüde alayım mı içeri diye atıldı. General de gelsin mi? Neden gelmeyecekmiş? Kim isterse buyursun gelsin. İnanın Lebedev, ta baştan yanlış anladınız siz beni. Hep yanıldınız, gülümsedi prens. Kimseden gizleyecek bir şeyim yok ki benim. Onun gülümsediğini görünce Lebedev de gülümsedi. Son derece heyecanlı olmasına karşın görünüşte durumdan hoşnuttu. Kolya'nın söylediği doğruydu. Yapan Çinlerin gelişini haber vermek için önden yürümüştü. Konuklar bir anda iki yandan girmişti. Gelenler, Yapan Çinler verandadan, Pitsinlar, Gavrila ve General kapıdan. Yapan cinler, prensin hastalığını ve onun Pavlovsk'da olduğunu Kolya'dan daha yeni öğrenmişti. Generalin eşi o zamana kadar büyük bir şaşkınlık içindeydi. General prensin kartını daha üç gün önce getirmişti. Bu kart Lizaveta'da prensin kartının arkasından hemen Pavlovsk'a geleceği, onları ziyaret edeceği kanısını uyandırmıştı. Kızlar 6 aydır bir mektup bile yazmamış bir insanın şimdi hemen onları ziyarete gelmeyeceğini, ayrıca Petersburg'da belki birçok kişinin olduğunu, onları düşünecek durumunun bile olmayabileceğini düşünmüşlerdi ama boşuna. Lizaveta kızlarının bu sözlerine çok kızıyordu ve Prens'in Pavlovsk'a geldiğinin en geç ertesi günü hatta o bile geçti ya onları ziyarete geleceğine bahse girmeye hazırdı. Ertesi gün sabahtan öğlene kadar bekledi. Yemeğe beklediler, akşama beklediler. Artık hava iyice karardığında Lizaveta çok sinirli oldu. Herkese çatmaya başladı. Ne var ki önüne gelene söylenirken prensten tek sözcükle bile söz etmiyordu. Üçüncü günde prensin adı hiç geçmedi evde. Yemekte Aglaya prens ziyaretine gelmediği için Mamanın sinirlerinin bozuk olduğunu ağzından kaçırınca ve genelde bunda kendisinin bir suçu olmadığını söyleyince, Lizaveta birden masadan kalkmış, öfkeyle çıkmıştı yemek odasında. Sonunda Kolya akşama doğru prensin hasta olduğu haberiyle gelmiş, bildiklerini anlatmıştı. Bunun üzerine pek rahatlamıştı Lizaveta, ama yine de azarlamadan edememişti Kolyayı. Günlerce oturup durursun evimizde, kovsak gitmezsin. Kendin gelemediysen lütfedip bir haber yollasaydın bari. Kolya kovsak sözcüğüne öfkeyle karşılık vermek istemişse de bunu başka bir zamana bırakmıştı. Prensin hasta olduğunu duyduğunda Lizaveta'nın heyecanı ve telaşı öylesine hoşuna gitmişti ki bu sözcük o kadar ağır olmasa bağışlayabilir, unutabilirdi bile. Lizaveta uzun süre Petersburg'a adam yollayıp ilk trenle en ünlülerinden bir doktor getirtmelerinde ısrar etmiş ama kızları onu bu ısrarından vazgeçirmişti. Yine de anneleri hemen hastayı ziyarete gitmeye kalkışınca arkasına takılmışlardı. Telaşlanmış şöyle demişti Lizaveta. Prens orada ölüm döşeğinde biz burada görgü kuralları derdindeyiz. Sonuçta aile dostumuz mu değil mi? İyi ama paldır küldür gidilmez ki oraya demişti Aglaya. Öyleyse sen gelme doğrusu iyi de edersin. Biraz sonra Yevgeni Pavlovich gelecek, onu karşılayacak kimse yok evde. Bunun üzerine hemen gidenlerin peşine takılmış Aglaya. Aslında o da gitmek niyetindeydi. Adelaida'nın yanında oturan Prens şey, Adelaida'nın ricası üzerine bayanlara eşlik etmeye razı olmuştu. Yapan Çinlerle yeni tanıştığı günlerde de Prensin adını duyduğunda çok ilgilenmişti. Sonradan onunla tanıştığı da anlaşılmıştı üç ay önce küçük bir kasabada iki hafta bir arada olmuşlardı. Hatta Prens şey, Prens'le ilgili o kadar çok şey anlatmış ve genellikle onunla ilgili o kadar güzel şeyler söylemişti ki, eski tanıdığını ziyaret etmeye şimdi seve seve gidiyordu. General Ivan Fyodorovic bu kez evde değildi. Yevgeni Pavlovich de henüz gelmemişti. Yepançinlerin eviyle Lebedev'in evi arasında en çok 300 adım vardı. Prensin yanında Lizaveta'nın canını sıkan ilk izlenimi etrafında büyük bir kalabalığın bulunması, hele bu kalabalığın arasında hiç hoşlanmadığı 2-3 kişinin olmasıydı. İkinci izlenimi ise şaşkınlıktı. Ölüm döşeğinde bulacağını düşündüğü prens gayet şık giyimli, sapasağlam, yüzünde gülücükler karşılamak için onlara doğru geliyordu. Lisaveta Prokofievna şaşkınlık içinde olduğu yerde kalmış, bu durumda Kolya'yı çok mutlu etmişti. Lisaveta'ya evden ayrılmadan önce kimsenin ölüm döşeğinde olmadığını pekala açıklayabilirdi. Ama açıklamamıştı. Çünkü onun en iyi dostunun karşısında hasta değil, sağlıklı bulduğunda şaşkınlıktan komik duruma düşeceğini biliyordu. Özellikle de bunun için kurnazlık etmiş, durumu ona anlatmamıştı. Aralarında sık sık öfkeli atışmalar geçse de yakın dostluk bağıyla bağlı olduğu Lizaveta'yı kızdırmak için yapmıştı bunu. Lizaveta prensin kendisine oturması için gösterdiği koltuğa yerleşirken söyleniyordu kolyaya. Dur hele canım acele etme bakalım bekle biraz hemen sevinme zaferine sen. Lebedev, Pitson, General Ivolgin kızlara sandalye vermek için atıldılar. Aglaya'ya general verdi sandalyeyi. Lebedev bu arada derin saygılarını belirtmek için yerlere kadar eğilerek Prens Şeye bir sandalye verdi. Varvara her zaman olduğu gibi heyecanla fısıldayarak selamlaştı kızlarla. Ne yalan söyleyeyim prens. Seni yatakta bulacağımı sanıyordum. Yaşlı olduğum için olayı öylesine büyütmüşüm ki. Doğrusunu istersen buraya gelip de seni ışıl ışıl sağlıklı görünce yemin ederim bir an canım çok sıkıldı. Ama hemen toparladım kendimi. Her zaman böyleyimdir ben. Düşününce daha bir akıllıca konuşur davranırım. Bu konuda sen de öylesin. Öte yandan oğlum olsaydı ve de hastalansaydı iyileştiğini gördüğümde seni şu anda iyileşmiş gördüğümden daha çok sevinemezdim. Bana inanmıyorsan bu benim değil senin ayıbındır. Şu haylaz çocuk bazen böyle kötü şakalar yapıyor bana. Sanırım sen onu korursun. Ama uyarırım seni inan güzel bir günün sabahı onun dostu olma onurunu temelli yasaklayacağım kendime. Kolya ne suçum var benim diye haykırdı. Prensin durumunun iyi olduğunu kaç kez anlatmaya çalıştım size. Bir türlü inanmak istemediniz ki. Çünkü onu ölüm döşeğinde düşünmek çok daha ilginç geldi size. Lisaveta prense döndü. Çok kalacak mısın burada? Bütün yaz belki daha da uzun kalırım. Yalnız mısın? Evlenmedin mi sen? İğneli takılmanın saflığına gülümsedi prens. Yok evlenmedim. Gülünecek bir şey yok. Böyle şeyler oluyor. Yazlık konusuna gelince neden bizim yanımıza yerleşmedin? Bağımsız boş bir bölümümüz var. Ama neyse sen bilirsin. Başıyla lebedevi göstererek alçak sesle ekledi. Burasını ondan mı kiraladın? Ha şunda. Ne diye böyle kırıtıp duruyor o? O sırada Vera her zaman olduğu gibi kucağında bebekle iç odalardan verandaya çıktı. Sandalyelerin çevresinde dört dönen, nereye gideceğini bilemeyen ama verandadan çıkmak da istemeyen Lebedev elini kolunu sallayarak birden Vera'ya doğru koştu. Onu dışarı çıkartmaya çalışıyor hatta kendini kaybetmiş gibi tepiniyordu. Lizaveta birden deli mi yahu bu adam dedi. Yo değil. Sakın sarhoş olmasın. Lisaveta öteki konuklara da böyle bir baktıktan sonra sert bir tavırla ekledi. Pek iyi bir çevrede değilsin ama şu ne tatlı kız kim o? Vera Lukyanovna, Lebedev'in kızı. Ay çok tatlıymış. Tanışmak istiyorum onunla. Lisaveta'nın Vera'yı övdüğünü duyan Lebedev bu kez Vera'yı yakalayıp tanıştırmak için Lizaveta'nın yanına çekelemeye başladı ezilip büzülerek yaklaşırken mırıldanıyordu. Öksüzlerim efendim, öksüzlerim, onun kucağındaki de öksüz kız kardeşidir efendim. Kızım Luybov. Bundan altı hafta önce onu doğururken Tanrım'ın emriyle ruhum teslim eden nikahlı karım Yelena'dan doğma yetim evladım. Evet efendim, yalnızca ablası olsa da annelik ediyor ona işte. Ablasından başka bir şey değil o. Lisaveta birden öfkeyle kesti sözünü. İyi ama anam babam sen de aptaldan başka bir şey değilsin kusura bakma. Neyse yeter sanırım ne demek istediğimi anladın sen. Lebedev son derece saygılı yerlere kadar eğilerek çok doğru efendim dedi. Aklaya girdi araya. Bakar mısınız Bay Lebedev? Sizin bir apokalipsiz yorumcusu olduğunuzu söylüyorlar doğru mu bu? Çok doğru efendim 15 yıldan beri Sizden söz edildiğini duymuştum. Sanırım gazetelerde de sizinle ilgili yazılar çıktı. Lebedev sevinçten kendinde değilmiş gibi. Hayır, o başka bir yorumcuydu efendim dedi. O öldü, yerine ben geçtim. Rica etsem komşuluk adına bir ara bana da biraz yorum yapar mısınız? Apokalipsizi hiç anlamıyorum. O ana kadar iğne üzerinde oturuyormuş gibi büyük bir heyecan içinde konuşmaya karışma fırsatını ne zaman yakalayacağını bekleyen general birden araya girdi. Sizi uyarmadan edemeyeceğim Aglaya Ivanovna. Şarlatanlıktan başka bir şey değildir onun yaptığı. inanın bana. Yazlıkçı olmanın elbette bir takım kuralları kendine özgü hazları vardır. Apokalipsisi yorumluyorum diyen taklitçiler de eğlenceli olabilir elbette. Hatta zekice bir eğlence. Ama ben Sanırım şaşkınlıkla bakıyorsunuz bana. Kendimi tanıtmaktan onur duyarım. General Ivolgin. Bir zamanlar sizi kucağımda gezdirirdim Aglaya Ivanovna. Aglaya kahkahalarla gülmemek için kendini zor tutarak çok sevindim. Varvara Ardalinovna ile Nina Aleksandrovna'yı tanıyorum. Lizaveta'nın yüzü bir anda kıpkırmızı oldu. Bir süredir içinde birikenleri dışa vurmak istedi. Bir zamanlar ama çok eskilerde tanıştığı General Ivolgin'den hiç hoşlanmazdı, öfkeyle kesti sözünü. Her zaman olduğu gibi yine yalan söylüyorsun azizim. Hiçbir zaman kucağında gezdirmedin sen onu. Agla'ya birden unutmuş olacaksınız anneciğim diye araya girdi. Gerçekten kucağında gezdiriyordu beni. Tiver'de, o zamanlar Tiver'deydik, 6 yaşındaydım hatırlıyorum. Okla yay yapmıştı bana, ok atmayı öğretmişti. Bir güvercin bile vurmuştum hatırlıyor musunuz? Birlikte okla güvercin vurmuştuk. Adelaide bana da kartondan bir miğferle tahtadan bir kılıç vermişti. Çok iyi hatırlıyorum. Alexandra ben de hatırlıyorum diye doğruladı kız kardeşlerini. Yaralı güvercin yüzünden kavgaya tutuşmuştunuz da köşede cezaya dikmişlerdi sizi. Adelaide öyle başında miğferiyle elinde kılıcıyla dikilmişti köşede. Ağla'yı kucağında gezdirdiğini sırf konuşmaya başlamak amacıyla öylesine söylemişti general. Gençlerle tanışmayı gerekli gördüğünde söze hemen böyle girerdi. Gel gelelim bu kez aksi gibi gerçeği söylemişti. Hem de unuttuğu bir gerçeği. Öyle ya Aglaya onunla birlikte okla bir güvercin vurduklarını söylediğinde yaşlı insanlarda uzak geçmişi hatırlamakta sık görüldüğü gibi belleği bir anda aydınlanmış, Olayı en küçük ayrıntısına kadar hatırlamıştı. Savallı generali bu anısında neyin böylesine duygulandırdığını söylemek güçtü. Birden çok etkilenmişti. "Hatırlıyorum, her şeyi hatırlıyorum." diye bağırdı. "Yüzbaşıydım o zamanlar. Minnacık çok sevimli bir çocuktunuz. Nina Aleksandrovna, Gavrila, ben sizdeydik. Evinize kabul etmiştiniz bizi. Ivan Fyodoroviç" Lisaveta kesti generalin sözünü. Bak şimdi ne hale gelmişsin ama. Bu kadar etkilendiğine göre anlaşılan soylu duygularının tümünü henüz içkiyle birlikte içip bitirmemişsin. Karına çok eziyet ettin sen. Çocuklarının başında duracak yerde borçlular cezaevinde yatıyorsun. Yıkıl karşımdan azizim. Bir yere git bir kapı arkasına bir köşeye çekilsen. Ağla orada. Eski masum günlerini hatırla. Belki bağışlar seni Tanrı. Hadi yürü. Ciddi söylüyorum. Ruhun temizlenmesi için en iyi yol insanın geçmişini pişmanlıkla hatırlamasıdır. Ne var ki Lizaveta'nın ciddi söylediğini belirtmesine aslında hiç gerek yoktu. General her sarhoş gibi aşırı hassastı ve çok düşmüş her sarhoş gibi de mutlu geçmişinden hatıralar ağır geliyordu ona. Kalkıp uysalca kapıya yürüdü öyle ki o anda acıdı ona Lizaveta. Arkasından seslendi. Ardolyon Aleksandrovich dostum bir dakika dur hepimiz günahkarız vicdanının daha az hissettiğinde bana gel oturup sohbet ederiz geçmişten konuşuruz kim bilir belki de ben senden 50 kat daha günahkarımdır neyse şimdilik güle güle ama şimdi git sana göre değil burası generalin geri döneceğinden korkmuştu bir an prens babasının arkasından koşmaya davranan Kolyayı durdurdu. Şimdilik arkasından gitmeseniz iyi ederseniz yoksa hemen içerler ve şu anın etkisi de kaybolur. Lisaveta destekledi prensi. Doğru hiç ilişmesen şimdi ona yarım saat sonra gidersin yanına. Lebedev cesaretini toplayıp söze karıştı. Hayatında bir kez olsun doğruyu söylemek neler yapıyor insana görüyorsunuz ağladı adamcağız. Hemen susturdu onu Lisaveta. Kulağıma gelenler doğruysa hani sen de hiç fena değilmişsin canım. Prensin yanında toplanmış konukların karşılıklı ilişkileri yavaş yavaş belirginleşmeye başlamıştı. Prens, Lizaveta'nın da kızlarının da onu ziyarete gelmekte kendisine gösterdikleri yakınlığın değerini bilecek durumdaydı ve biliyordu da. Elbette onlar ziyaretine gelmeden kendisinin hasta olduğunu da saatin geç olduğuna da bakmadan onları bugün ziyaret etmek niyetinde olduğunu bütün içtenliğiyle açıklamıştı. Lisaveta prensin konuklarını tek tek inceledikten sonra bu niyetini hemen gerçekleştirebileceklerini söyledi. Pek kibar ve aşırı derecede hassas biri olan Pitson hemen ayağa kalktı. Lebedev'in kaldığı bölüme yürüdü. Lebedev'i de oraya götürmeye çalışmıştı ama Lebedev biraz sonra geleceğini söyleyerek gitmek istememişti. Bu arada Varvara kızlarla sohbete dalmıştı. Generalin gitmesine Gavrila da Varvara da sevinmişti. Çok geçmeden Gavrila da gitti Pissan'ın arkasından. Verandada Yapan Çinlerin yanında bulunduğu birkaç dakika süresince pek alçak gönüllü ciddi durmuştu Gavrila. Onu iki kez yukarıdan aşağı süzen Lidaveta'nın kararlı bakışları karşısında hiç bozulmamıştı. Daha önceden tanıyan biri onun gerçekten de çok değiştiğini düşünebilirdi. Ondaki bu değişiklik Aglaya'nın çok hoşuna gitmişti. Birden yüksek sesle ortadan sordu. Şu çıkan Gavril Ardalunovic değil miydi? Bazen başkalarının konuşmasını böyle kesmeyi severdi. Evet dedi prens. Zor tanıdım ben onu. Çok değişmiş. Hem de iyi yönde. Prens onun adına sevindim dedi. Varvara duygulu, sevinçli bir sesle ekledi. Çok hasta oldu. Lisaveta hışımlı bir şaşkınlıkla neredeyse korkmuş gibi sordu. Ne iyi ile iyi yönde değişmiş ki? Nereden çıkardın bunu kızım? İyi yönde değişmiş bir yanı yok onun. İyi ne buldun sen onda? Baştan beri Lizaveta'nın oturduğu sandalyenin yanında ayakta duran kolya birden yüksek sesle atıldı. Savallı şövalyeden iyisi yoktur. Prens şeye gülerek ben de öyle düşünüyorum dedi. Adelaide mağrur bir tavırla ben de bütünüyle aynı görüşteyim diye ekledi. Lisaveta konuşulanlara şaşkınlık ve öfke içinde bakıyordu. Ne zavallı şövalyesi dedi. Aglaya'nın kıpkırmızı olduğunu görünce öfkeyle ekledi. Herhalde saçmalıktan başka bir şey değil. Kimmiş bu zavallı şövalye? Aglaya kibirli bir öfkeyle karşılık verdi. Sizin gözdeniz olacak şu çocuk başkalarının sözlerini iyi kez mi çarpıtıyor sanki? Aglaya'nın hemen her öfkelip çıkışında gözle görülen bütün ağırbaşlılığına rağmen gizlemeyi pek beceremediği sabırsız bir okul çocuğu havası vardı. O anda ona bakan kimse gülmeden edemezdi. Bu da Aglaya'nın canını çok sıkar, onların neden güldüklerine akıl erdiremezdi. Şimdi de ablalarıyla Prens şey gülmüş, hatta nedense yüzü kızaran Prens Lev Nikolayevich bile gülümsemişti kolye zafer kahkahaları atıyordu. Aglaya çok kızgındı. Bu onu daha da güzelleştirmişti. Utanması, utandığı için kendine kızması olağanüstü yakışıyordu ona. Kaç kez sizin de sözlerinizi çarpıttı diye ekledi. Kolye sesini yükselterek Agda'ya karşılık verdi. Sizin söylediğiniz şeyi söylüyorum. Bundan bir ay önce Don Kişot'u karıştırırken tam böyle zavallı şövalye deneyisi yok demiştiniz. Bunu kim için dediğinizi biliyorum. Don Kişot için mi? Yevgeni Pavlovich için mi? Yoksa başka birisi için mi bilemem. Ama biri için söylediğiniz kesin. Uzun uzun söz ettiniz bundan. Lisaveta sertçe susturdu onu. Bakıyorum fazla ileri gidiyorsun tahminlerinde oğlum. Ama susmadı Kolya. Yalnızca ben miyim bunu yapan dedi. Herkes aynı şeyi söylüyordu, şimdi de söylüyor. Bakın Prens Şe'de, Adalay'da da başkaları da zavallı şövalye konusunda bana hak veriyor. Demek zavallı şövalye diye biri var. Bence de öyle biri var. Adelaide Ivanovna olmasaydı zavallı şövalyenin kim olduğunu hepimiz çoktan öğrenmiştik. Gülümsedi Adelaide. Benim ne suçum var bunda? Sizin suçunuz portreyi yapmamanız. Aglaya Ivanovna o zaman zavallı şövalyenin portresini yapmanızı istedi sizden. Kafasında canlandırdığı tablonun bütün ayrıntılarını anlattı size. Tablonun konusunu hatırlıyor musunuz? Yapmak istememiştiniz. Ben öyle bir tabloyu nasıl yapabilirdim? Konusundan anlaşılıyordu ki bu zavallı şövalye kaldırmıyordu kimsenin karşısında yüzündeki çelikten kafesi. Nasıl bir yüz çıkabilirdi kafesin altından? Nasıl bir yüz çizecektim yoksa yalnızca bir kafes mi çizecektim? Savallı şövalye sözüyle kimi ima ettiklerini yavaş yavaş anlamaya başlayan Lizaveta kızmaya da başlamıştı. Ne kafesinden söz ediyorsun sen anlamadım dedi ama canını en çok sıkan Prens Lev Nikolaev için bile şaşırması hatta sonunda 10 yaşında bir çocuk gibi mahcup olmasıydı sürdürdü konuşmasını. Bu saçmalığı kesecek misiniz, kesmeyecek misiniz? Kimdir bu zavallı şövalye söyleyecek misiniz bana? Açıklanamayacak kadar korkunç bir sır mı var yoksa ortada? Ama herkes gülmeyi sürdürüyordu. Sonunda prens şe besbelli bir an önce konuyu değiştirmek için söze karıştı. Yalnızca eski bir Rus şiiridir bu. Hepsi o kadar efendim, bir zavallı şövalye ile ilgili, başı sonu belli olmayan bir şiir işte. Bundan bir ay önce bir gün yemekten sonra hep birlikte oturmuş, konuşup gülüşüyorduk her zamanki gibi. Adelaida'nın yapacağı tabloyu konuşuyorduk. Biliyorsunuz Adelaida'nın tablosu için bir konu bulmak uzun zamandır ailenin başlıca sorunu. Sohbet arasında kim de hatırlamıyorum birisi zavallı şövalyeyi attı ortaya. Aglaya Ivanovna diye bağırdı Kolya. Prens şey sürdürdü konuşmasını. Olabilir, kabul edebilirim ancak hatırlamıyorum. Bu konuya bazıları güldü, bazıları da bundan daha uygun konunun olmayacağını söylemişlerdi. Bütün tanıdıkların yüzleri incelenmeye başladı. Hiçbiri uygun bulunmadı. Orada da konu kapandı. Hepsi bu kadar işte. Nedendir bilmem. Nikolay Ardalinoviç şimdi bu konuyu hatırladı ve ortaya attı. O zaman komik ve yerinde olan bu konunun şu anda hiçbir ilginçliği yok. Lisaveta Prens Şeyh'in sözünü kesti. Çünkü bambaşka bir aptallık, utanç verici ve kötü bir aptallık söz konusu bunun altında. Bu arada kendini toplayan, önceki utangaçlığını yenen Aglaya, kendisinden hiç beklenmeyen mağrur bir tavırla şöyle ekledi. Son derece derin bir saygıdan başka bir şey söz konusu değil. Burada aptallık da yok. Hatta yüzündeki bazı belirtilerden şakarın giderek dallanıp budaklanmasından ayrıca prensin giderek daha çok şaşırmasından hoşnut olduğu söylenebilirdi. Lisaveta birileri deliler gibi kahkahalarla gülerken birileri de derin bir saygıdan söz ediyor. Saygı da nereden çıktı şimdi? Hemen şu anda söyler misin bana? Durup dururken nereden çıktı bu derin saygı? Aglaya annesinin neredeyse öfkeli sorusuna yine öyle mağrur cevap verdi. Derin bir saygı var. Çünkü bu şiirde kendine bir ideal edinme yeteneği olan bir insan anlatılıyor bir defa. Sonra bu insan bir kez edindiği, inandığı idealine ömür boyu bağlı kalıyor. Günümüzde az görülen bir şeydir bu. Şiirde zavallı şövalyenin idealinin ne olduğu açıkça anlatılmıyor ama idealinin aydınlık bir imge, saf bir güzelliğin imgesi olduğu bellidir ve aşık şövalye atkı yerine tesbih bağlıyor boynuna. Huşkusuz kalkanına kazınmış A, N, B harfleri gibi tam olarak açıklanmamış bir şeyler de var içinde. A, N, D diye düzeltti onu kolya. Aglaya canı sıkın karşılık verdi. Ama ben A, N, B diyorum. Böyle de demek istiyorum. Aslında bu zavallı şövalye için kadının kim olduğu, ne yaptığı hiç önemli değildir. Kadınını seçmiş olması, onun saf güzelliğine inanmış, ona onun önünde ömür boyu olmak üzere eğilmiş olması yeterlidir. Kadını sonra hırsız çıksa bile yine inanmak onun saf güzelliği uğruna kargısını kırmak zorundadır. Anlaşılan şair ortaçağ şövalyelerinin platonik aşkını temiz, yüce gönüllü bir şövalyede vermek istemiş. Yani bir idealdir bu. Zavallı şövalyede bu duygu en yüksek düzeye dünya nimetlerinden kendini yoksun bırakmaya kadar varmıştır. Şunu kabul etmek gerekir ki böyle bir duyguya sahip olmanın büyük bir anlamı vardır. Ve bu çeşit duygular insanda derin izler bırakır. Öte yandan Don Quixote bir yana övgüye de değer bu. Zavallı şövalye Don Kişot'un kendisidir. Yalnız komik değil ciddi olanı. Önceleri anlamıyordum bunu gülüyordum ama şimdi seviyorum zavallı şövalyeyi. En önemlisi de yiğitliğine saygı duyuyorum. Agda'ya konuşmasını böyle bitirdi. Ciddi mi yoksa şaka mı yapıyor anlamak zordu. Kesip attı Lizaveta. Onun kendisi de yiğitliği de saçmalıktan başka bir şey değil. Sen de amma saçmaladın anacım. Ne söylevdi o öyle. Bence hiç yakışmadı sana. En azından hiç uygun kaçmadı. Ne şiiriymiş o öyle. Okusana bize. Sanırım biliyorsundur. Dinlemek istiyorum şimdi o şiiri. Ömür boyu hoşlanmamışımdır şiirden. Sanki içime doğmuş. Tanrı aşkına sık dişini prens sabret. Sanırım senin de benim de sabırla dinlememiz gerekecek bu şiire. Lisaveta'nın canı çok sıkkındı. Prens Lev Nikolayevich bir şey söyleyecek oldu ama önceki şaşkınlığı sürdüğü için bir şey söyleyemedi. Yalnızca olanca rahatlığıyla söyle veren Aglaya da en küçük bir utangaçlık belirtisi yoktu. Hatta sevinçli gibiydi. Yine ciddi mağrur hemen kalktı oturduğu yerden verandanın ortasına çıktı. Gelip koltuğunda oturmayı sürdüren prensin karşısına geçti. Hemen herkes şaşkınlıkla izliyordu Aglaya'yı. Prens şey, ablaları, annesi hiç de hoş olmayan duygular içinde onun yeni yaramazlığını endişeyle bekliyordu. Hoş zaten biraz ileri gitmişti ya. Ne var ki şiir okuma törenine başlarken takındığı gösterişli heyecandan Aglaya'nın çok hoşlandığı belliydi. Tam Lizaveta onu yerine oturtmak, Aglaya'da sözü edilen şiire başlamak üzereyken Sokaktan verandaya yüksek sesle konuşarak iki yeni konuk girdi. General Ivan Fyodoroviç Yapançinle onun arkasından gelen gençten biriydi. Hafif bir heyecan oldu verandada. 7. bölüm. Generalle gelen genç 28 yaşlarında, uzun boylu, sağlam yapılıydı. Hoş, zeka okunan bir yüzü vardı. Simsiyah iri gözlerinin bakışı aydınlık, esprili, alaycıydı. Aglaya dönüp bakmamıştı bile ona. Gözlerini prensten ayırmadan yalnızca onun için okuyormuş gibi aynı gösterişli heyecanla şiirini okumayı sürdürdü. Prens Aglaya'nın bunu özel bir amaçla yaptığını kavramaya başlamıştı. Ama en azından yeni konukların gelmesi biraz toparlanmasına yardımcı oldu. Onları görünce ayağa kalkmış, uzaktan kibarca başını eğerek generali selamlamış, şiirin okunmasını kesmemelerini işaret etmişti. Kendisi de birkaç adım geri çekilip koltuğun arkasında durmuş, sol dirseğini koltuğun arkalığına dayayıp dinlemeye başlamıştı. Öte yandan Lizaveta yeni gelenlere durmaları için emreder bir tavırla kolunu sallamıştı. Bu arada generalle birlikte gelen yeni konuğuna büyük bir ilgiyle bakıyordu prens onun Yevgeni Pavlovich Radomski olduğunu hemen anlamıştı. Ondan söz edildiğini çok duymuş, hatta onunla ilgili birçok şey de düşünmüştü. Yalnız üzerindeki sivil giysi şaşırtmıştı onu. Yevgeni Pavlovich'in subay olduğunu duymuştu çünkü. Aglaya şiir okuduğu sürece yeni konuğun dudaklarında bu zavallı şövalyeden söz edildiğini daha önce duymuş gibi alaycı bir gülümseme dolaşmıştı. Prens belki de bana öyle geliyordur diye geçirdi içinden. Bu arada Aglaya da çok değişmişti. Şiir okumaya başladığında takındığı gösterişli heyecanını, coşkusunu, okuduğu şiirin ruhuna, anlamına girmekteki başarısının arkasına gizlemiş, şiirin her sözcüğünü öylesine büyük bir yalınlıkla okumaya başlamıştı ki, okumayı bitirdiğinde dinleyenlerin yalnızca tüm dikkatini toplamakla kalmamış, şiirin ruhsal yüceliğini de başlangıçta takındığı gösterişli heyecanı da anlamalarına yardım etmişti. Yansıtmaya çalıştığı şeye olan saygısının sınırsızlığını, hatta belki de saflığını bu mağrur tavrında görmek mümkündü. Gözleri parlıyor, pek güzel yüzünde hafif, handi ise fark edilmeyecek kadar hafif bir heyecan, duygu titreşimi geçiyordu. Şiir şöyleydi. Bir zamanlar zavallı bir şövalye vardı. Sessiz ve sade, somurtkan ve solgun, cesur ve dürüst. Bir hayale kapılmış, aklının almadığı, hiç unutamadığı ta yüreğine işlemiş. O gün bugündür içi yandı, kadınlara dönüp bakmadı. Ömür boyu konuşmamaya kararlıydı hiçbiriyle. Atkı yerine boynuna bağlıyordu tespih kaldırmıyordu kimsenin karşısında yüzündeki çelikten kafesi. İçi saf sevgiyle dop dolu, tatlı hayaline sadık, kanıyla yazmıştı kalkanına AMD diye. Ve Filistin çöllerinde kayalık kalelere saldırmış soylu şövalyeler haykırarak kadınlarının adını. Ama o Lumen Coeli Santa Rosa diye bir nara attı çılgınca gök gürültüsü gibiydi savaş narası. Dağıttı tekmil Müslümanları. Uzak ellerden dönünce kapandı şatosuna, sessiz sedasız hüzünlü, yaşadı ve öldü bir çılgın gibi. Daha sonra o dakikaları hatırladığında şu soru olağanüstü bir şaşkınlık içinde uzun süre acı verecekti prense. Böylesine içten, böylesine duygulu, böylesine açık, kötü niyetli bir alayla bir arada nasıl bulunabiliyordu? Alay edildiğinden kuşkusu yoktu. Açıkça farkındaydı bunun ve böyle düşünmek için bir nedeni de vardı. Şiiri okurken Aglaya A, M, D harflerini N, F, B olarak değiştirmişti. Bunda yanılmış ya da Aglaya'nın okuduğunu yanlış duymuş olamazdı. Bundan kuşkusu yoktu. Evet, Aglaya'nın bu yaptığı biraz sivri ve düşüncesizce olsa da önceden hazırlanmış bir şakaydı. Bir aydır herkes zavallı şövalyeden söz ediyor, onunla ilgili şakalaşıyordu. Öte yandan daha sonra prens her hatırladığında Aglaya'nın bu harfleri özel bir amaçla ve alayla, hatta gizli anlamlarını daha belirgin ortaya çıkartmak için değil, tam tersine ciddiyetle, temiz yüreklilikle bu harflerin şiirde böyle olduklarının düşünüleceği şekilde okuduğunu düşünüyordu. Ve o anlarda ağır, tatsız bir duyguya kapılıyordu. Lizaveta'nın harflerin değiştiğinin de bununla yapılmak istenen imanın da farkında olmadığı belliydi. General Ivan Fyodorovic'in anladığı yalnızca bir şiirin okunduğuydu. Öteki dinleyicilerinin büyük çoğunluğu Aglaya'nın bu çıkışındaki cesareti de niyeti de anlıyordu ama susuyor, renk vermemeye çalışıyorlardı. Ancak Yevgeni Pavlovic durumu yalnız anlamakla kalmıyor, anladığını göstermeye çalışıyordu. Alaylı alaylı gülüyordu. Aglaya'nın okuması bitince Lizaveta içten bir hayranlıkla haykırdı. Ne harika, kimin bu şiir? Puşkin'in anneciğim dedi Adelaide. Utandırmayın bizi çok ayıp doğrusu. Lisaveta pek üzgün karşılık verdi. İnsanın kafasını karıştırıyorsunuz. Rezillik. Eve döndüğümüzde Puşkin'in bu şiirinin olduğu kitabını hemen getirip vereceksiniz bana. Sanırım Puşkin'in hiç kitabı yok bizde anneciğim. Yıllardan beri eski püskü iki kitabı dolaşır durur ortada dedi Aleksandra. Hemen Fyodor'u veya Alexiye'yi ilk trenle kente yollasınlar. Alexiye'yi yollarlarsa daha iyi olur. Aglaya gel buraya. Öp beni çok güzel okudun şiiri. Ama şiiri içinde hissederek okuduysan acırım sana. Yok eğer onunla alay etmek için okuduysan duygularını doğru bulmuyorum. O zaman hiç okumasaydın daha iyi ederdin. Anladın mı beni? Hadi şimdi çekil bakalım başımdan küçük hanım. Sonra konuşacağım senle. Biz de oturup kaldık burada. Bu arada prens General Ivan Fyodorovich'le ile selamlaşmış, general de onu Yevgeni Pavlovich Radomski ile tanıştırmıştı. Yolda yakaladım onu, trenden yeni inmişti. Bizimkilerin de burada olduğunu görünce Yevgeni Pavlovich kesti generalin sözünü. Sizin de burada olduğunuzu görünce uzun zamandır sizinle yalnız tanışmak değil, Dosta olmayı istediğim için zaman kaybetmek istemedim. Rahatsız mıydınız? Demin öğrendim bunu. Lev Nikolayevich elini uzatarak cevap verdi Yevgeni Pavloviche. Sağlığım yerinde. Sizinle tanıştığıma çok sevindim. Sizinle ilgili çok şey duydum. Hatta prens şey ile çok söz ettik sizden. Karşılıklı iltifatlar ettiler birbirlerine, el sıkıştılar, birbirinin gözlerinin içine baktılar. O ara herkes konuşmaya başladı. Prens farkındaydı. Yevgeni Pavlovich'in sivil giysisi genel ve olağanüstü güçlü bir şaşkınlık yaratmış, bu şaşkınlık da geri kalan tüm düşünceleri unutturup silmişti. Bu giysi değişikliğinin çok önemli olduğu düşünülebilirdi. Adelaida ile Alexandra şaşkınlık içinde soruyorlardı Yevgeni Pavlovich'e. Onun akrabası olan Prens şey tedirgin bile olmuştu çoktan. General ise konuşurken çok heyecanlıydı. Yalnız Aglaya merakla son derece sakin ona subay giysisinin mi sivil giysinin mi daha çok yakıştığını anlamaya çalışıyormuş gibi uzun uzun bakmıştı Yevgeni'ye. Lizaveta ise görünüşte biraz huzursuz da olsa bir şey sormak istemiyordu. Lizaveta Yevgeni Pavloviç'ten pek hoşlanmıyor gibi gelmişti prense. Ivan Fyodorovic ise her soruya aynı cevabı veriyordu. Öyle şaşırdım ki anlatamam gözlerime inanamadım. Daha dün Petersburg'da görmüştüm onu. Bu kadar aceleye ne gerek vardı sanki. Oysa düne kadar biraz oturalım oturduğumuz yerde diye bağıran kendisiydi. Konuşmalardan anlaşıldığına göre ordudan ayrılacağını Yevgeni Pavlovich çok önce kendisi söylemişti. Gel gelelim hiç ciddi olarak söz etmemişti bunda. Öyle ki inanmak olanaksızdı sözüne. Zaten en ciddi konulardan bile hep şakacı bir tavırla söz ederdi. Bu yüzden özellikle anlaşılmak istemediği zamanlar anlamak çok zor olurdu onu. Gülümseyerek şöyle diyordu Yevgen'i. Bir süreliğine birkaç ay en çok bir yıl ayrı kalacağım ordudan. General hala heyecanlıydı. En azından işlerinizin durumunu bildiğim kadarıyla buna hiç gerek yok. Ama mülklerimi dolaşmam gerekiyor benim. Siz de öyle demiyor muydunuz? Ayrıca yurt dışına çıkmak niyetim de var. Ama konuşma biraz sonra yön değiştirdi. Yine de iyi bir gözlemci olan prens epey özel ve hala devam eden bir huzursuzluk hissediyordu. Besbelli özel bir şey vardı ortada. Yevgeni Pavlovich Aglaya'nın yanına gidip demek zavallı şövalye yine sahnede dedi. Aglaya'nın Yevgeni'nin yüzüne aralarında zavallı şövalye üzerine bir konuşma geçmiş olamayacağı, hatta onun sorusunu bile anlamadığını anlatmak ister gibi baktığını görünce şaşırdı prens. Kolya, Lizaveta ile zorlu bir tartışmaya girişti. Evet ama bu saatte Pushkin'in kitabını aldırmak için Petersburg'a adam yollanmaz ki. Çok geç, yüz kez söyledim size geç oldu artık. Aglaya'nın yanından hemen uzaklaşan Yevgeni Pavlovich araya girdi. Gerçekten de bu saatte kente adam yollamak olmaz. Sanırım Petersburg'da dükkanlar kapanmıştır bile. Baksanıza saat 9 olmuş. Adelaida karıştı söze. Bunca zaman aklınıza gelmedi. Yarına kadar da bekleyebilirsiniz. Kolya Ayrıca seçkin çevreden insanların edebiyatla aşırı ilgilenmeleri de hiç yakışık almaz dedi. İsterseniz Yevgeni Pavlovich'e sorun. Kırmızı tekerlekli sarı bir arabayla ilgilenmek çok daha uygun olur. Adelaide, yine kitaplardan alıntılar yapıyorsunuz Kolya dedi. Yevgeni Pavlovich destekledi Adelaide'yi. Kitaplardan alıntılar yapmadan konuşamaz zaten. Eleştiri yazılarından ezberlediği cümleleri tekrarlar durur bu. Nikolay Ardalinoviç'in konuşma biçimini eskiden beri bilirim. Bu mutluluğu tatmışımdır. Ama bu kez kitaplardan alıntı değil söylediği. Nikolay Ardalinoviç doğrudan doğruya benim kırmızı tekerlekli sarı arabamı kastediyor. Ama geç kaldınız dostum. Çoktan sattım ben onu. Şatomski'yi ilgiyle dinliyordu prens. Onun çok hoş, alçak gönüllü, neşeli biri olduğunu düşünüyordu. En çok beğendiği yanıysa kendisine takılan kolyaya karşı dengiymiş gibi dostça davranmasıydı. Lizaveta elinde yeni sayılabilecek pek güzel ciltli kalın birkaç kitapla gelip karşısında duran Lebedev'in kızı Vera'ya sordu. Nedir bunlar? Puşkin dedi Vera. Bizim puşkin ciltlerimiz. Babam onları size vermemi söyledi. Nasıl olur dedi Lizaveta. Olur mu öyle şey? Lebedev kızının omzunun üzerinden başını uzattı. Armağan değil efendim, armağan değil. Öyle bir şeye cüret edebilir miyim hiç? Parasıyla efendim. Atadan kalma ailemizin Pushkin kitaplarıdır bunlar. Annen kovun yayınladıklarından. Günümüzde bulmak imkansızdır bunları. Maliyetine vereceğim ben size onları saygıdeğer hanımefendiciğim. Saygılarımla sunuyorum bunları efendim. Amacım bunları size satmakla soylu edebiyat duygularınızın sabırsızlığını gidermektir efendim. Hmm, satıyorsan o zaman olur. Teşekkür ederim. Zararlı çıkmazsın bu satıştan. Yalnız öyle kırıtıp durma karşımda azizim. Senin çok okuyan biri olduğunu duymuştum. Öyle diyorlardı. Bir gün sohbet edelim sizinle. Bu kitapları kendin getir bana olur mu? Lebedev kitapları kızının elinden kapıp son derece mutlu, ezilip büzülerek büyük bir mutlulukla ve saygıyla dedi. Lisaveta, başlarına bir şey gelmeden getir de saygıyla olmasa da olur dedi. Yalnız bir koşulla ancak kapıya kadar gelmene izin veririm. Bugün kabul etmek niyetinde değilim seni. Ama kızın Vera'yı hemen şimdi yollayabilirsin. Çok sevdim ben onu. Vera sabırsızca döndü babasına. Onların geldiğini neden söylemiyorsunuz dedi. Yoksa kendiliklerinden de alacaklar içeri. Baksanıza gürültü bile etmeye başladılar. Bu arada şapkasını eline alan prense döndü. Lev Nikolayevich konuklarınız var. Birileri sizi görmeye gelmiş. Bizim bölümde bekliyor. İleri geri konuşuyorlar dört kişiler. Babam yanınıza girmelerine izin vermedi. Kimmiş bu konuklar? dedi prens. İş için geldiklerini söylediler. Ama öyle tipler ki şimdi onları içeri almazsak yolda önümüzü keserler. İyisini söyleyin içeri alsınlar onları Lev Nikolayevich. İçeri alıp başınızdan savarsınız olur biter. Deminden beri Gavrila Ardalinoviçle dil döküyorlar onlara ama sözden anlayacak gibi değiller. Lebedev elini kolunu sallıyordu. Pavliş Çevinoğlu Pavliş Çevin dinlemeye değmez onlar efendim boşuna sıkacaksınız canınızı değerli prensim doğrusu da bu karşınıza almaya değmezler. Şaşırmıştı prens yüksek sesle Pavliş Çevinoğlu ha dedi aman tanrım hatırladım ben bu işi Gavrila'ya havale etmiştim. Demin kendisinin bana dediğine göre. Bu arada Gavrila iç odadan verandaya çıkmıştı. Fitchson da arkasındaydı. Bitişik odadan gürültüler geliyor, General Ivolgin'in sanki bağıranların sesini bastırmaya çalışıyormuş gibi yüksek sesle bağırdığı duyuluyordu. Kolya gürültüye koştu. Yevgeni Pavlovich çok ilginç dedi. Prens demek olayı biliyor diye içinden geçirdi. Kimmiş bu Pavlişçev'in oğlu? Hem Çevin oğlu nasıl olabilirmiş? Gerçekten de herkes büyük bir heyecan içindeydi. Prens yalnızca kendisiyle ilgili bir işin herkesi böylesine ilgilendirmesine şaşırdı. Aglaya pek ağırbaşlı bir tavırla prensin yanına gelip bu olayı hemen şimdi ve kendiniz sona erdirirseniz çok iyi olur dedi. İzin verin biz hepimiz de tanığınız olalım. Sizi karalamak istiyorlar prens. Cesaretle temize çıkarmalısınız kendinizi. Bunu başaracağınızı bildiğim için sizin adınıza seviniyorum. Lisaveta birden yükseltti sesini. Bu can sıkıcı küstahlığın bir an önce sonuçlanmasını ben de istiyorum. Hiç acıma onlara prens. Çok başımı ağrıttı bu olay. Senin yüzünden az sıkıntı çekmedim ben. Doğrusu çok tuhaf. Çağır onları gelsinler biz de buradayız. Çok iyi söyledi Aglaya. Bu konudan haberiniz var mıydı sizin prens? Elbette vardı. Sizin evdeyken öğrenmiştim dedi prens. Ama bu gençleri görmeyi özellikle istiyorum. Şu nihilist dedikleri değil mi bunlar? Lebedev heyecanla bir adım öne çıkıp "Hayır efendim" dedi. "Nihilist değil bunlar. Nihilistlerden başka bir şey bunlar. Yeğenimin dediğine göre nihilistlerden çok daha aşırılar efendim." Burada bulunmakla onları sindireceğinizi boşuna düşünüyorsunuz. Kimseyi umursamaz onlar. Nihilistler arasında kimi zaman okumuş hatta bilgili insanlar bile vardır. Ama bunlar onlardan çok daha ileri gitmişler efendim. Çünkü önce eylem adamıydılar, gerçi nihilizmin bir sonucu gibiler ama doğrudan değil de dolaylı olarak. Ve herhangi bir dergide duyuru yoluyla değil, eylemleriyle gösterirler kendilerini. Örneğin Puşkin'in saçmalığından veya Rusya'nın parçalara ayrılmasının gerekliliğinden söz etmeyi bile bir hak bilirler kendilerine. Yok efendim bir şeyi hak saydıklarında çok istediklerinde ise hiçbir engelin önünde duraksamaz bunlar. Amaçlarına varmak için gerekirse sekiz cana kıyarlar. Ama yine de Prens, isterdim ki siz Oysa bu arada Prens gelenlere kapıyı açmaya gidiyordu. Gülümseyerek İftira ediyorsunuz bu çocuklara lebedev dedi. Yeğeniniz canınızı sıktığı için böyle söylüyorsunuz. İnanmayın siz ona Lizaveta. Emin olun Gorskiler, Danilovlar çok seyrek rastlananlardandır. Bunlarsa yanılıyorlar. Yalnız burada sizlerin yanında olmasını istemezdim bunun. Bağışlayın Lizaveta. Buraya geldiklerinde göstereceğim onları size. Sonra da göndereceğim. Buyurun baylar bu arada içini kemiren başka bir kuşku tedirgin etmeye başlamıştı prensi. Acaba birileri bu olayı özellikle de tam da bu saatte bu tanıkların önünde zafer kazanmasını değil de küçük düşmesini umarak mı tezgahlamıştı? Gel gelelim bu muazzam kötümser kuşkuculuğu yüzünden de canı sıkılmıştı. Böyle şeyler düşündüğünü birilerinin öğrenmesindense ölmeyi tercih ederdi herhalde. Yeni konukları kapıdan girdikleri anda ahlak yönünden kendini orada bulunanların arasında en aşağı saymaya içtenlikle hazırdı. Kapıdan içeri beş kişi girdi. Dördü yeni konuklardı. Beşinci ise en arkadaki alı al, moru mor, heyecanlı mı heyecanlı, coşku içinde bir şeyler söyleyen General İvolgin. Prens gülümseyerek kesin benden yanadır diye geçirdi içinden. Kolya hemen arkalarından süzülmüştü içeri. Yeni konuklarından İpolit'e heyecanlı bir şeyler anlatıyor, İpolit de gülümseyerek dinliyordu. Prens yer gösterip oturttu konukları. Hepsi de çok genç, neredeyse çocuk yaştaydı. O kadar ki öylesine gürültü koparan bir olayın kahramanları olmalarına şaşmamak elde değildi. Örneğin hiçbir şeyden haberi olmayan ve söz konusu yeni sorunu hiç anlamayan Ivan Fyodorovic bu gençleri görünce kızmıştı bile. Prensin özel işlerine karşı eşinin pek garipsediği tuhaf heyecanı onu durdurmasaydı herhangi bir şekilde protesto da edebilirdi olanları. Ayrıca biraz merakı biraz da iyi yürekliliğinden sesini çıkartmadı. Bakarsanız bir yardımı dokunabilir, belki kendisine gereksinim duyulabilirdi. Fakat kapıdan giren General Ivolgin'in onu uzaktan selamlaması tekrar bozmuştu sinirini. Kaşlarını çattı, bir şeye karışmamaya karar verdi. Bu dört genç konuk arasında, Rokoshi'nin takımından boksör ve kendisinden para dilenen herkese 15 ruble veren ordudan ayrılmış 30 yaşlarındaki teğmen de vardı. Anlaşıldığına göre buraya diğerlerine cesaret vermek, yakın arkadaş olarak gerekse destek olmak için gelmişti. Ötekiler arasında en çok dikkati çeken, kendisini Antip Burdovski olarak tanıtmış olsa da grupta herkesin Pavlishçevin oğlu dediği gençti. Yoksul, özensiz ve pasaklı giyimli redingotunun kol ağızları yağdan ayna gibi parlayan, düğmeleri boydan boya ilikli, yeleği kir pas içinde, gömleği arada bir yerlerde kaybolmuş, boynundaki siyah ipek eşarbı yağdan inanılmayacak derecede siyah kesilip urgana dönmüş, elleri kirli, çopur yüzlü, sarışın ve hani diyeyim yerindeyse masum küstah yüzlü bir delikanlıydı. Orta boylu sayılmazdı, zayıftı. 22 yaşlarında görünüyordu. Yüzünde en küçük bir alaycı ifadede bir canlılık ifadesi de yoktu. Tersine haklılığına körü körüne bir inanmışlığın ve aynı zamanda kendini sürekli haksızlığa uğramışlık hissinin ifadesi vardı yüzünde. Heyecanlı, çabuk çabuk ve konuşma özürlüymüş ya da Rus kökenli olmasına karşın yabancıymış gibi kekeleyerek duraklayarak konuşuyordu. Yanında dinleyicinin önceden tanıdığı Lebedev'in yeğeni ile İpolit vardı. İpolit 17, en çok 18 yaşlarında bir gençti. Bir hastalığın korkunç izlerini taşıyan yüzü zeki ama sürekli sinirli bir ifadeyle kaplıydı. Bir iskelet gibi sıska ve sapsarıydı. Gözleri alev alev parlıyordu. İki yanında iki kırmızı leke vardı. Sürekli öksürüyor, ağzından çıkan her sözcüğü, aldığı her soluyu bir hırıltı izliyordu. Verem'in son döneminde olduğu belliydi. 2-3 haftalık ömrü kalmış gibiydi. Çok bitkindi. Kimsenin oturmasını beklemeden hemen bir sandalyeye çökmüştü. Ötekiler birden şaşırmış, sıkılıyormuş gibi kapıda bir an duralamıştı. Ama öte yandan besbelli değerlerinin herhangi bir şekilde alçaltılmasından korkar gibi mağrur bakıyorlardı. Bu tavırları yüksek çevrelerin değersiz alışkanlıklarını, ön yargılarını, kendi çıkarlarına olanın dışında her şeyi yatsıyan o tuhaf ünlerine ters düşen bir görünümdü. Pavliş Çevinoğlu telaşlı bir tavırla kekeledi. Antip Burdoski Lebedev'in yeni tane tane konuşarak Doktorenko olduğu için övünüyormuş gibi tanıttı kendini. Vladimir Doktorenko Ordudan ayrılmış teğmen Keller diye mırıldandı. Sonuncusu hiç beklenmedik bir biçimde cırlak bir sesle "İppolit Terentev" dedi. Kendilerini tanıttıktan sonra prensin karşısında dizili sandalyelerde oturdular. Sonra kaşlarını çatıp somurtmaya başladılar. Cesaret toplamak için hepsi de şapkasını bir elinden ötekine aktarıp duruyor, bir şey söylemeye hazırlanıyor ama göz daha verir tavırlarla sanki şöyle diyordu: Hayır kardeş, yalan söyleyeyim deme, kandıramazsın bizi. Biri konuşmaya başlasa, ilk sözcüğü söylese, arkasından çorap söküğü gibi geleceği, birbirinin sözünü keserek hep bir ağızdan konuşmaya başlayacakları seziliyordu. 8. Bölüm Baylar, diye başladı prens, sizleri beklemiyordum. Bugüne kadar hastaydım. Sizin işinize bundan bir ay önce Gavrila'yı görevlendirmiş, bunu da size bildirmiştim. Bununla birlikte size bizzat açıklama yapmaktan da kaçınmıyorum. Ama kabul ederseniz ki şu anda yani fazla uzun sürmeyecekse bitişik odaya geçsek iyi olacak. Şu anda dostlarım var yanımda. Lebedev'in yeğeni akıl verir bir tavırla birden kesti prensin sözünü. Dostlarınız, evet çok konunuz var. Öyle olsa da izninizle şunu söyleyeyim, bize daha saygılı davranabilirdiniz. Uşak odanızda iki saat beklemek zorunda bırakmayabilirdiniz bizi. Büyük bir heyecanla ansızın Antip Burdonski girdi araya. Hem elbette prense göre bir şey bu sizin yaptığınız. Ayrıca bu belki generalsinizdir de. Ama bilesiniz ki uşağınız değilim ben sizin. Hem ben, ben. Dudakları titriyordu. Sesinde gücenik bir kırgınlık vardı. Ağzında bir yırtık varmış gibi konuşuyordu. Sonra birden telaşlandı. Öyle çabuk konuşmaya başladı ki söylediği on sözcükten sonrası anlaşılmaz olmuştu. İpolit çatlak tiz sesiyle haykırdı. Evet prenslere yakışır bir davranış bu sizin yaptığınız. Boksör homurdandı. Bunu bana yapacaktı ki. Yani doğrudan bana yapmış olsaydı bunu benim gibi soylu onurlu birine. Diyeceğim Burdonski'nin yerinde ben olsaydım. Baylar diye tekrarladı prens. Burada olduğunuzu bir dakika önce duydum yemin ederim. Lebedev'in yeğeni tekrar girdi araya. Dostlarınızdan korktuğumuz yok bizim. Kim olurlarsa olsunlar. Çünkü bizim de haklarımız var. İpolit tekrar haykırdı. İzninizle sorabilir miyim size? Burzdowski'nin işini dostlarınızın kararına bırakmaya hakkınız var mıydı? Bakalım biz bu konuda dostlarınızın karar vermesini istiyor muyuz? Onların ne karar verecekleri apaçık ortada zaten. Konuşmanın böyle başlamasına çok şaşıran prens sonunda bir fırsat bulup "Bay Burzdowski" dedi. "Burada konuşmak istemiyorsanız tekrar söylüyorum yan odaya geçelim. Bir kez daha söylüyorum size. Burada olduğunuzu yeni öğrendim." Burdowski garip, ürkek bakışlarını çevresinde dolaştırarak birden kekeledi. Ama hakkınız yok buna sizin, hakkınız yok. Dostlarınız var işte, hakkınız yok. Böyle dedikten sonra öne doğru eğilip biri sözünü kesmiş gibi sustu. Miyop aşırı patlak kanlı gözlerini sorar gibi prensin yüzüne dikti. Bu kez prens o kadar şaşırmıştı ki kendisi de susmuş, gözlerini açıp bir şey söylemeden ona bakmaya başlamıştı. Birden seslendi Lizaveta. Hey Nikolayevich, al şunu oku hemen şimdi. Doğrudan senin işinle ilgili. Haftalık bir mizah gazetesini uzatmıştı ona. Parmağıyla bir yazıyı gösteriyordu. Gençler içeri girdiklerinde Lebedev ilgisini çekmeye çalıştığı Lizaveta'nın yanına sokulmuş, yan cebinden çıkarttığı bu gazeteyi bir şey söylemeden kalemle işaretli yazıyı göstererek hemen önüne koymuştu okuduğu bu yazı çok heyecanlandırmıştı Lizaveta'yı. Şaşırdı prens. Ama sessiz okusak daha iyi olmaz mı diye mırıldandı. Yüksek sesle okumasak daha iyi olmaz mı? Yalnızken okurum. Sonra. Prens elini uzatmış tam gazeteyi alıyordu ki Lizaveta sabırsızca çekti sonra kolyeye döndü. İyisi mi sen oku dedi. Hadi şimdi oku herkesin duyacağı gibi. Lizaveta çabuk etki altında kalan heyecanlı bir kadındı. Öyle ki açık denizde havanın nasıl olduğuna bakmadan uzun uzadıya düşünmeden bir anda demir alır limandan çıkardı. İvan Fyodorovic huzursuzca şöyle bir kıpırdadı olduğu yerden. İlk anda herkes ister istemez durmuş, merak içinde beklemeye başlamıştı. Gazeteyi açtı Kolya. Hemen yanına gelen Lebedev'in gösterdiği yazıyı okumaya başladı. Proleterler ve evlatları günlük ve her günkü soygunlardan küçük örnekler. Gelişim, reform, adalet. Kutsal dediğimiz Rusya'mızda şimdilerde tuhaf şeyler olmakta. Hem de reformlar, toplumcu uzlaşmalar çağında ulusalcılık ve yurt dışına her yıl milyonlarca mal gönderdiğimiz yüzyılımızda sanayinin teşvik edildiği işçi ellerinin felç olduğu gibi hepsini saymanın imkanı yok baylar. Olanların hepsini saymak imkansız olduğuna göre hemen konuya girelim. Geçmişte kalan soylu toprak sahipliği devrinin beylerinden dedeleri her şeyini rulette kaybetmiş, babaları askeri okullarda okumuş, orduda teğmenlik yapmak zorunda kalmış, genellikle masum bir yolsuzluk nedeniyle düştükleri cezaevinde ölmüş, evlatları da öykümüzün kahrabanı gibi ya bir budala olarak büyümüş ya da bir cinayete karışmış. Sonra jürice öğütler verilerek temize çıkartılmış ve en sonunda toplumu şaşırtan bir olaya karışmış. Çağımızın yüz karası olmuş evlatlarından birinin başından çok ilginç bir olay geçti. Sözüne ettiğimiz soylu evlat 6 ay önce ayağında yabancı malı potinler, sırtında astarsız bir pardüsü, budalalık tedavisi gördüğü İsviçre'den tir tir titreyerek Rusya'ya döndü. Bu arada şunu da söylemek gerekir. Yine de şansı vardı. İsviçre'de tedavi gördüğü ilginç hastalığının yanında malum insanların bahtı açıktır. Rus atasözünü doğrulayarak Rusya'ya olan büyük bağlılığını da göstermeyi başarmıştı. Düşünebiliyor musunuz? Bu dalalığın tedavisi olabilir miymiş? Bunu düşünebiliyor musunuz? yüzbaşı olduğunu söyleyen babası bölüğün tüm parasını kumarda kaybettikten sonra belki de erlerden birini kırbaçlarken biraz fazla kaçırdığı için yargılanırken öldüğünde daha süt çocuğu olan prensimizi Rusya'nın varlıklı soylularından biri yanına almış. Bu varlıklı Rus toprak sahibinin adını P diyelim. O altın zamanlarda toprağa bağlı 4000 kölesi varmış. Toprağa bağlı köle. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz baylar? Ben bilmiyorum. Bir Rusça sözlüğe bakmak lazım. Rivayet yeni ama inanılması zor. Bu büyük toprak sahibi anlaşılan bomboş ömrünü yurt dışında yazları kaplıcalarda kışları büyük paralar bıraktıkları Paris'in Château de Fleur'ünde geçiren yan gelip yatmaya alışık Rus asalaklardan biri olmalıydı. Şunu kesinlikle söyleyebiliriz. Toprağı ve köleleri için ödemesi gereken yıllık verginin en azından üçte birini Paris'in Château de patronuna bırakıyordu. Ne şanslı adammış o patron. Her neyse dünyayı umursamayan büyük toprak sahibi P yanına aldığı kimsesiz küçük soylu çocuğunu tam bir prens gibi yetiştirmiş. Ona Paris'ten mürebbiler mürebbiyeler getirtmiş. Ne var ki küçük soylu çocuk her soylu çocuğu gibi budalaymış. Şato de Fleur'dan gelen öğretmenlerin bir yararı olmamış ona. Öyle ki bizim soylu prens yavrusu 20 yaşına kadar Rusça da dahil hiçbir dilde konuşmayı öğrenememiş. Aslında Rusçayı öğrenememiş olması bağışlanabilir de hani. Sonunda Rus toprak sahibi P'nin aklında ilginç bir düşünce Budala'nın İsviçre'de akıllandırılabileceği düşüncesi yer etti. Doğrusu mantıklı bir düşünceydi bu. Öyle ya asalak bir toprak sahibinin parayla pazardan alınır gibi akıl bile satın alınabileceğini düşünmesi son derece doğaldır. Hele İsviçre'de çok daha kolay. Prensimiz İsviçre'de ünlü bir profesörün yanında 5 yıl tedavi gördü, binlerce ruble harcandı. Anlaşılacağı gibi bu dala akıllanmadı. Ama söylenenlere bakılırsa yine de yarım yamalak insana benzemiş. Derken günün birinde P ansızın öldü. Vasiyetname falan bırakmamıştı kuşkusuz. Her zaman olduğu gibi miras işleri karma karışık bir durum aldı. İsviçre'de kalıtımsal budalalığından tedavi gören budala soylu çocuğunu akıllarının ucundan geçirmeyen bir sürü aç gözlü varis çıktı ortaya. Soylu çocuk budala olmasına budaladır ama Veli Nimet'inin öldüğünü profesöründen gizleyip para vermeden iki yıl daha tedavi görür orada. Aslında profesör de tam bir şarlatandır. Sonunda para alamayacağından korktuğu için hastasının ayağına kendisinin eski potinlerini, sırtına eski püskü pardesüsünü giydirdiği gibi hayrına cebine biraz da para koydu. Üçüncü mevki tren biletini dağılıp Nah Rusland, hoşçakal İsviçre, savdı onu başından. Talih kahramanımıza arkasını döndü diye düşünülebilir ama hiç de öyle olmadı. Kirilov'un kupkuru tarlanın üzerinden geçip suyunu okyanusa boşaltan bulutu gibi. Talih de birçok bölgeyi açlıktan kırıp geçirirken bu kez bütün nimetini bu aristokrat çocuğun üstüne boşalttı. İsviçre'den Petersburg'a geldikten kısa bir süre sonra Annesinin akrabalarından biri Moskova'da öldü. Hiç evlenmemiş, çocuksuz, yalnız yaşayan, dinde ayrılıkçı bu zengin yaşlı tüccar arkasında temiz birkaç milyon bıraktı. Bu para bizim İsviçre'de budalalık tedavisi görmüş barona kaldı. İşte ondan sonra da işin rengi değişiverdi. Birinin kapatması güzel, ünlü bir yosmaya tutulan bizim potinli baronun çevresini çok geçmeden kalabalık bir dost, arkadaş kalabalığı sardı. Bir o kadar da akraba çıktı ortaya. Daha çok da onunla evlenmek için can atan bir sürü soylu genç kız. Daha ne isteyebilirdi kızlar? Soylu bir aileden geliyordu, milyonerdi, budalaydı. Kadınların aradığı her özellik vardı onda. Böyle kocayı mumla arasan bulamazsın. Sipariş versen yaptıramazsın. İvan Fyodorovic büyük bir öfkeyle bu kadarını da artık anlayamıyorum diye bağırdı. Prens yalvarmaklı bir sesle kesin artık kolya diye haykırdı. Salonun her yanından sesler yükseldi. Lizaveta araya girdi. Okumaya devam et kim ne derse desin. Okumaya devam et prens. Okumayı keserlerse bozuşuruz. Yapılabilecek bir şey yoktu. Heyecanlı yüzü kıpkırmızı okumayı sürdürdü Kolya. Bu arada milyoner olu veren kahramanımız bulutların üzerinde uçarken ansızın çok tuhaf bir şey oldu. Güzel bir günün sabahı sakin, ciddi yüzlü, kibar tavırlı, pek ağırbaşlı, temiz ve sade giyimli, ilerici düşünceleri olduğu belli biri evine geldi. Siyaretinin nedenini birkaç sözcükle kısaca açıkladı. Ünlü bir avukattı ve kendisine yetki veren bir gencin adına onunla görüşmeye gelmişti. Bu genç başka bir soyadı taşıyor olsa da öyle veya böyle Ölen P'nin oğluymuş. Kadınlara pek düşkün biri olan P gençliğinde evinde hizmetçilik eden dürüst yoksul ama Avrupa'da öğrenim görmüş bir kızcağızı baştan çıkartmış. Ne var ki bu ilişkisinin yakın ve kaçınılmaz sonucunu fark edince kızı öteden beri onda gözü olan kişilik sahibi dürüst bir çalışanıyla hemen evlendirivermiş. Başlangıçta yeni evlilere yardım ediyormuş. Ne var ki kızın kişilik sahibi dürüst kocası bir süre sonra onun yardımını kabul etmez olmuş. Aradan biraz zaman geçtikten sonra P kızı da onunla ilişkisinden olan oğlunu da unutup gitmiş. Daha sonra da bilindiği gibi P mirası konusunda herhangi bir düzenleme yapmadan ansızın öldü. Bu arada resmen evli bir çiftin çocuğu olarak dünyaya gelen bizim küçük gerçek babasınınkinden başka bir soyadı taşıyarak büyüdü. Annesinin kişilik sahibi, dürüst, onu evlat edinmiş kocasının bir süre sonra ölmesi üzerine hasta kötürüm annesiyle bir başına kalan çocuk zor günler yaşamaya başladı. Başkentte gece gündüz çalışarak tüccar çocuklarına ders vererek kazandığı kısıtlı paranın büyük bölümünü uzak illerden birinde yaşayan kötürüm annesine yolluyordu. Kazandığı paranın kendisine kalan kadarıyla önce liseyi bitirdi, sonra üniversitede amacına ulaşmasına yardımcı olabilecek bazı dersleri aldı. Rus tüccarlarının ders saati başına verdiği 3-5 kapik nedir ki? Kötürüm annesinin ölümünden sonra bile parasal durumu hiç düzelmedi. Şimdi sorun şuydu. Bizim küçük baron ne yapacaktı? Sevgili dinleyiciler, herhalde siz onun şöyle düşündüğünü sanıyorsunuzdur. P ömrü boyunca bana baktı. Eğitimime, öğretmenlerime, İsviçre'de budalalık hastalığım için tedavide dünyanın parasını akıttı. Şimdi bir milyonerim ben, gerçek oğlunun varlığıyla uzaktan yakından ilgilenmeyen P'nin dürüst oğlu, duygusuz babasının yaptıklarında hiçbir suçu yokken onun bunun çocuğuna ders vererek yokluk içinde yaşıyor. Oysa P'nin benim için harcadığı onca para aslında onundu, ona kalacaktı. Benim için harcanan bu büyük paralar gerçekte de benim değil, kör talihin yaptığı bir yanlışlıktır bu o kadar. Hepsi P'nin oğlunun olmalıydı, onun için harcanmalıydı benim için değil. Düşüncesiz uçarı P'nin geçici heveslerinin bir sonucuydu o ben dürüst, hak tanır, ince düşünen biri olsam bana kalan bu mirasın yarısını ona verirdim. Ama önce hesabını kitabını bilen bir insan olduğum ve burada yasal bir zorunluluğum olmadığı için milyonlarımın yarısını ona vermeyeceğim. Gel gelelim P'nin budalalığımın tedavisi için harcadığı onlarca bin rubleyi onun oğluna iade etmemem benim için en azından utanmazca alçakça bir davranış olacaktır.'' Burada yalnızca vicdan ve hak tanırlık söz konusudur olan. Peki P yanına almamış olsaydı beni, benim yerime oğluyla ilgilenseydi şu anda ne durumda olacaktım? Ama hayır baylar, bizim soylu evlatlar böyle düşünmez. Genç adamın neredeyse istememesine karşın bu görevi yalnızca dost adına üstlenen avukatı, müvekkilini ona ne kadar anlattıysa ona onurdan, sorumluluktan, dürüstlükten, hak tanırlıktan hatta basitçe hesap kitaptan ne kadar söz ettiyse de İsviçre'de eğitim görmüş budala dediğinden dönmedi. Evden ne gelirdi? Bu bir şey değildi daha. Gerçekten bağışlanamayacak, hiçbir hastalıktan ötürü hoş görülemeyecek bir şey daha vardı. İsviçreli profesörün potinlerini ayağından yeni çıkarmış olan milyonerimiz, tüccar çocuklarına ders verirken büyük sıkıntılar çeken kişilik sahibi dürüst bu gencin adına ondan sadaka dilenmek veya yardım istemek için gelmediğinin hatta hukuksal da olsa bir iddiası bulunmadığının yalnızca dostuna yardım etmeye çalıştığının farkına bile varmamıştı. Hiçbir ceza görme korkusu olmadan milyonlarından büyük haz duyarak insanları ezmek olanağını elde etmiş olan bizim torun 50'lik bir banknot çıkartıyor ve sadaka gibi soylu kişilik sahibi gence göndermeye kalkışıyor küstahça. İnanmadınız değil mi baylar şaşırdınız gururunuza dokundu. Nefretle bağırıyorsunuz değil mi? Ne var ki yaptı bunu? Yolladığı para kendisine iade edildi kuşkusuz. Daha doğrusu suratına fırlatıldı. Peki bu sorunu çözmek için geriye ne kalıyordu? Hukuk yolu tıkalı olduğuna göre durumun topluma açıklanması kalıyordu. Biz de doğruluğuna kefil olduğumuz bu olayı halkın bilgisine sunmaya karar verdik. Duyduğumuza göre ünlü bir mizah yazarımız bu olayla ilgili nasıl insanlar olduğumuz üzerine yalnızca taşra illerinde değil başkent dergilerinde bile yer alabilecek nefis bir taşlama yazmış. Schneider'in paltosu sırtında tam beş yıl oyalandı durdu Liova. Sıradan sıkıcı işlerle doldurdu günlerini. Ayağına dar gelen potinlerle dönünce milyonluk bir mirasa kondu. Tanrı'ya dualar etti Rusça ama yine de soydu öğrencilerini. Kolya okumayı bitirince gazeteyi hemen prense verdi. Ve bir şey söylemeden çabuk adımlarla odanın köşesine yürüdü. İyice köşeye girip ellerini yüzüne kapattı. Dayanılmaz bir utanç duyuyordu. Böylesi çirkeflere alışık olmayan çocuk ruhu aşırı derecede etkilenmiş, altüst olmuştu. Olağanüstü bir şey olmuş, her şey bir anda parçalanmış, mektubu yüksek sesle okumakla buna biraz da kendisi neden olmuş gibi olmuştu. Ne var ki hemen herkesin buna benzer bir şeyler düşündüğü belliydi. Kızlar çok rahatsız olmuş, utanıyorlardı. Lizaveta büyük öfkesini bastırmaya çalışıyor, bu işe karıştığı için belki de acı bir pişmanlık duyuyordu. Prens ise aşırı utangaç insanlarda böyle durumlarda çoğu zaman görüldüğü gibi başkalarının yaptıkları için utanıyordu. Konukları adına öylesine utanmıştı ki bir süre korkmuştu başını kaldırıp bakmaya. Pitson, Varvara, Gavrila hatta Lebedev sanki biraz mahcup düşmüştü. En tuhafı da İppolit ile Pavlişçev'in oğlunun bir nedenle şaşırmış gibi durmalarıydı. Lebedev'in yeğeninin de durumdan hoşnut olmadığı belliydi. Ayrıca boksör mağrur bakışlarını hafifçe önüne indirmiş, bıyıklarını burarak son derece sakin oturuyordu. Okunan yazıdan pek çok hoşlandığı belliydi. İvan Fyodorovic alçak sesle söylendi. Ne biçim bir şeydir bu. Sanki bir şey yazmış olmak için elli uşak toplanmış, kafa kafaya verip bir şeyler karalamış. İpoli titreyerek araya girdi. İzninizle sorabilir miyim sayın bayım? Böyle şeyler söyleyerek ne hakları incide ediyorsunuz insanları? Bu soylu bir insan için açıkça hakarettir general diye atıldı boksör. Nedense o da titremeye başlamıştı. Bir yandan da bıyıklarını vurmayı sürdürüyor, omuzlarını, bütün bedenini oynatıyordu. İvan Fyodorovic sert bir tavırla yükseltti sesini. Önce sizin bayınız değilim ben dedi. Sonra herhangi bir açıklama yapmak niyetinde de değilim size. Öfkelenmeye başlamıştı. Ayağa kalktı, bir şey söylemeden verandanın çıkışına yürüdü. Arkası içeridekilere dönük, merdivenin en üst basamağında durdu. Böyle bir anda bile yerinden kıpırdamayı düşünmeyen Lizaveta'ya karşı içinde büyük bir öfke vardı. Prens heyecanlı, üzgün haykırdı. Baylar, baylar bir şey söylememe izin verin. Gelin sakin olalım. Birbirimizi anlayabileceğimiz gibi konuşalım. Bu yazı için söylenecek fazla bir şeyim yok. Yalnız yazıların hepsi yanlış, dahası ayıp. Bunu kendiniz de bildiğiniz için söylüyorum. Bunu yazan içinizden biri ise gerçekten çok şaşırırım. İpolit şu dakikaya kadar bu yazıdan hiç haberim yoktu dedi. Ben doğru bulmuyorum bu yazıyı. Lebedev'in yeğeni ekledi. Gerçi böyle bir yazının olduğunu biliyordum ama onun gazeteye verilmesini ben de istemiyordum. Zamanı gelmemişti çünkü. Pavliç Çevinoğlu mırıldandı. Ben biliyordum ama şuna da hakkım var ki Prens merakla Burdoski'nin yüzüne bakarak demek öyle demek siz yazdınız bütün bunları diye sordu. Olacak şey değil. Lebedev'in yeni söze karıştı. Bal gibi olabilir ancak böyle sorular sormaya hakkınızın olmadığını düşünüyorum. Yalnızca Bay Burdoski'nin bunu yapabilmiş olması şaşırttı beni. Ama şunu sormak isterim size. Bu yazıyı gazeteye verdiğinize göre demin konuklarıma bundan söz etmeme neden gücendiniz? Lisaveta canı sıkkın mırıldandı <laughs> nihayet. Lebedev sandalyelerin arasından çabucak geçip neredeyse sıtma nöbetine tutulmuş gibi sabırsızca karıştı. ''Hatta unuttunuz Prens Hazretleri, unuttunuz efendim. Onların içeri alınmalarına, burada konuşmalarına, yüce gönüllülüğünüzden, sınırsız iyi yüreklerinizden siz izin verdiniz Prensimiz.'' Ayrıca sizden bir şey talep etmeye haklarının olmadığını hem sonra bu işi niye bütün iyi niyetinizle Gavrila'ya havale ettiğinizi unutuyorsunuz. Şimdi ise çok değerli prensimiz saygıdeğer konuklarınızın yanında bu insanların ileri geri konuşmalarına izin vermeyebilir. Bu beyleri nasıl diyeyim hemen şimdi kapı dışarı ettirebilirdiniz ki ben de ev sahibi olarak büyük bir zevkle yapardım bunu efendim. Odanın derinliklerinden general Ivolgin gürledi. Çok da iyi ederdiniz, prens. Tamam Lebedev, tamam, yeter. diyecek oldu. Ama nefret dolu haykırışlar arasında sesi duyulmadı. Lebedev'in yeğeni neredeyse bağırarak bastırdı bütün sesleri. Hayır, bağışlayın prens, bağışlayın ama yetmez. Burada olayın açıklığa kavuşması gerekiyor. Çünkü durumun anlaşılmadığının farkındayım hukuksal bir takım haklardan söz ediyorlar ve bu yolla kapı dışarı etmekle gözdağı vererek bizleri sindirmeye çalışıyorlar. Prens, biz sizi hukuk yoluyla bir şey elde edemeyeceğimizi, hukuk yoluna başvuracak olursak yasal olarak tek kuruş alamayacağımızı bilmeyecek kadar saf mı sanıyorsunuz? Evet, burada yasal olarak bir alacağımızın olmadığını bilmekteyiz. Doğrusunu isterseniz bizim bu hakkımız insanoğlunun o çürümüş yasa kitaplarının hiçbirinde yer almıyor olsa da bir sağduyu ve vicdan sorunudur. Yani sağduyu sahibi her insan yasalarda ne yazarsa yazsın dürüst ve soylu olmak zorundadır. İşte bu yüzden bizi kapı dışarı edeceklerinden korkmadan rica etmek için değil talep etmek için geldik buraya. Üstelik bu geç saatte gelmekle kabalık etmiş olacağımızdan da hiç çekinmedik. Çünkü sizin sağduyulu, onurlu, vicdanlı bir insan olduğunuzu düşünüyorduk. Evet doğrudur biraz gürültülü girdik yanınıza Dal kavuklarınız, çanak yalayıcılarınız gibi süklüm püklüm değil, özgür insanlar gibi başımız dik girdik. Gururumuzla ve açıkça soruyoruz size, Burdovski olayında haklı olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Pavlişçev'in size büyük iyiliklerinin dokunduğunu, hatta sizi ölümden kurtardığını kabul ediyor musunuz? Kabul ediyorsanız, vicdan sahibi biri olarak şimdi milyonlara konmuşken Burdovski soyadını taşısa da çevin şu anda yoksul olan oğluna yardım etmeyi düşünüyor musunuz, düşünmüyor musunuz? Evet mi, hayır mı? Evet diyorsanız, bir başka deyişle sizin dilinizde onur ve vicdan denen şeyler varsa o durumda istediğimizi yapın ve konu kapansın. Bizden herhangi bir yakarma veya teşekkür beklemeden yapın bunu. Böyle şeyler beklemeyin bizden. Çünkü bizim yapamayacağımız bir şey bu. Dediğimizi yapmazsanız, Kalkıp hemen gideceğiz ve konu kapanacak. Ama ondan önce konuklarınızın yanında yüzünüze karşı kaba düşünceli, dar görüşlü birisi olduğunuzu, bundan böyle kendinizi dürüst ve onurlu sayamayacağınızı, bu hakkı çok ucuza kapatmaya çalıştığınızı haykıracağız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir soru sordum size. Cesaretiniz varsa şimdi kapı dışarı edin bizi. Bunu yapabilirsiniz, gücünüz var buna. Ama yine de şunu unutmayın. Talep ediyoruz sizden, yalvarmıyoruz. Konuşması sırasında büyük bir heyecanla konuşan Lebedev'in yeğeni sonunda sustu. Burdovski, talep ediyoruz, talep ediyoruz, yalvarmıyoruz diye ekledi. Lebedev'in yeğeninin konuşmasından sonra odada bir hareketlenme oldu. Sıtma nöbetine tutulmuş gibi titreyen Lebedev dışında kimsenin olaya karışmak istemediği belliydi. Prens oldukça sakin bir tavırla bence dedi, bana sorarsanız Bay Doktor Enko, şu anda söylediklerinizin yarısında tam anlamıyla haklısınız. Hatta yarısından fazlasında bile haklı olabilirsiniz. Ama ne var ki, sözlerinizde bir şeyi atlamamış olsaydınız ben de sizinle aynı fikirde olabilirdim. Neyi atladığınızı size net biçimde açıklayacak gücüm de yok, durumumda. Ancak sözlerinizin tam haklı olabilmesi için bir şeyin eksikliği de kesin. Neyse şimdi konuya dönelim. Baylar, söyler misiniz neden gazeteye verdiniz bu yazıyı? Baştan sona iftira bu yazı. Bu yaptığınız da alçaklık. Dört bir anda sesler yükseldi. Bir dakika beyefendi bu şöyle. İpolit tiz sesini yükseltti. Bu yazıyı, bu yazıyı benim de öbür arkadaşların da onaylamadığını söyledim size. Şu yazı çok kabaca yazılmış. Kabul ediyorum çok da yanlışlar var. Onun gibi ordudan ayrılmışlar hep böyle cahilce yazarlar. Aptaldır. Düzenbazın tekidir o kabul ediyorum. Her gün yüzüne karşı söylüyorum zaten bunu. Yine de yarı yarıya haklı bu yazdıklarında. Bir şeyi toplumun bilgisine sunmak herkesin yasal hakkıdır. Bu arada elbette Burdonski'nin de. Yaptığı saçmalıklara gelince varsın kendisi versin bunun cevabını. Demin hepimizin adına konuklarınızı protesto etmem üzerine ise siz değerli bay ve bayanlara şu açıklamayı yapmaya gerekli gördüm. Tek amacım haklarımızın olduğunu dile getirmekti. Aslında tanıklarımızın olmasını biz de istiyorduk. Demin dışarıda beklerken dördümüz buna karar vermiştik. Konuklarınız kim olursa olsun hatta isterse hepsi yakın dostunuz olsun Burdonski'nin hakkını inkar edemeyeceklerine göre Tanıkların dostlarınız olması daha bile iyi olmuştur. Böylelikle gerçekler daha iyi anlaşılacaktır. Lebedev'in yeni onayladığı İpolit'i. Doğru söylüyor, öyle kararlaştırmıştık. Prens şaşırdı. Madem bunu istiyordunuz, demin neden hemen öyle bağırıp çağırmaya kalktınız diye sordu. Lafa karışmak için can atan boksör hoş bir biçimde canlanarak söze karıştı. Prens, Yazı konusunda her ne kadar zayıf yaratılışı nedeniyle kendisini her zaman bağışlama alışkanlığım olan hasta arkadaşım şimdi yazımı eleştiriyor olsa da ne yalan söyleyeyim gerçekten ben yazdım o yazıyı. Evet ben yazdım ve yakın bir dostumun gazetesine verdim. Haber olarak bastılar. Bir tek o şiir benim değil. Ünlü bir mizah yazarının eseridir. Yazdığım yazıyı Burdoski'ye okudum. Ama hepsini değil. Gazeteye vermek için izin istedim ondan onay verdi. Ama kabul edersiniz ki onun iznini almadan da yapabilirdim bunu. Bir olayı toplumun bilgisine sunmak genel, soylu ve yararlı bir haktır. Umarım bunu yatsımayacak kadar ilerici bir insansınızdır prens. Bir şeyi yatsıyacak filan değilim ama kabul edersiniz ki yazınız. Yazımız biraz sert mi kaçtı? Onu mu diyorsunuz? Ama nasıl desem kabul edersiniz ki toplum için bir yarar söz konusu burada. Hem sonra böylesine önemli bir olayı es geçmek olur muydu? Böylece sonuç suçlular için kötü olacaksa da toplumun yararı her şeyin önünde gelir. Bir takım yanlışlıklara yani abartmalara gelince şunu da kabul etmelisiniz ki öncülük etmek amaç ve niyet her şeyden önce gelir. En önemli olan yararlı örnek olmaktır. Ondan sonrasını yani ayrıntıları, yazımın havasını, haydi mizahi yanını diyelim sonra irdeleriz. İyi ama çok yanlış bir yöntem diye bağırdı prens. Bay Burdowski'nin isteğini yerine getirmeye yanaşmayacağımı düşünerek gazeteye verdiğinize eminim bu yazıyı. Güya beni korkutacaksınız öyle mi? Ama nereden biliyorsunuz bunu? Belki yerine getirecektim Bay Burdowski'nin isteğini. Şu anda herkesin önünde açıkça söylüyorum size. Onun isteğini yerine getireceğim. Boksör yüksek sesle, işte nihayet kafası çalışan soylu bir insandan beklenen akıllıca bir söz dedi. Lisaveta elinde olmadan aykırdı. Aman tanrım, bu kadarına da dayanılamaz yani diye söylendi general. Prens yalvarır gibi, ''İzin verin baylar, izin verin anlatayım dedi. Bay Burdowski size yardım etmeye çalışan vekiliniz Cheberov bundan beş hafta önce gelip Z'de buldu beni. Bay Keller, yazınızda bu ile ilgili çok hoş şeyler yazmışsınız. Gel gelelim ben hiç hoşlanmadım ondan. Anlattıklarını dinleyince Cheberov denen o adamın tek düşüncesinin iş olduğunu, belki de saflığınızdan yararlanıp sizi bu işin içine sokmaya çalıştığını hemen anladım Bay Burdowski. Burdowski heyecanla "Böyle konuşmaya hakkınız yok. O kadar basit biri değilim ben." dedi. Lebedev'in yeni akıl verir bir tavırla söze karıştı. Böyle varsayımlarda bulunmaya hiç hakkınız yok. Son derece ayıp bir şey bu dedi İpolit. Çok aşağılayıcı bir düşünce, yalan, yanlış ve konumuzla ilgisi olmayan şeyler söylüyorsunuz. Teyaşlı bir tavırla özür diledi prens. Bağışlayın baylar, bağışlayın. Lütfen bağışlayın beni. Birbirimize karşı tam anlamıyla açık yürekli olmamızın daha doğru olacağını düşündüm ben. Çebarova, Petersburg dışında olduğum için bu konuyla hemen ilgilenmesini bir dostumdan rica edeceğimi, bundan sizi de haberdar edeceğimi söyledim Bay Burdovski. Açıkça söylüyorum size baylar, bu işte bir dalavera varmış gibi geldi bana. Özellikle de işin içinde Çeberov olduğu için. Lütfen gücenmeyin baylar. Bu işte bir dalaverinin olduğunu sezinlemem sizinle ilgili değil. Biliyorsunuz o zaman hiçbirinizi tanımıyordum. Kimlerden olduğunuzu da bilmiyordum. Yalnızca Çebarov'u görünce bu kanıya vardım. Ortadan konuşuyorum çünkü. Mirası almamdan sonra ne kötü aldattılar beni bir bilseydiniz. Lebedev'in yeni alaycı bir tavırla çok safsınız prens dedi. İpolit araya girdi. Üstelik hem prens hem de milyoner kendi açınızdan gerçekten iyi niyetli ve temiz kalpli olabilirsiniz ama kuşkusuz yine de genel kuralların dışına çıkamazsınız. Prens hemen karşılık verdi. Hangi genel kuraldan söz ettiğinizi bilmesem de mümkündür baylar. Mümkündür. Ne var ki yine aynı şeyi söyleyeceğim boşuna gücenmeyin bana. Yemin ederim sizi aşağılamak gibi bir niyetim yok. Gerçekten de ne oluyor anlamıyorum. Size içtenlikle bir şey söylemeye gelmiyor hemen alınıyorsunuz. Önce Pavlişçev'in oğlu diye birisinin olması ve Çeberov'un bana anlattığı gibi kötü bir durumda bulunması son derece şaşırttı beni. Pavlişçev benim veli nimetim ve babamın yakın dostuydu. Ah baykeller neden babamla ilgili öylesine korkunç bir yalana yer verdiniz yazınızda? Babam ne bölüğün parasını zimmetine geçirmiştir ne de astlarını bağlamıştır. Kesin kes biliyorum bunu. Hem sonra böylesine iğrenç bir iftirayı yazarken eliniz hiç mi titremedi? Pavliş Çeviç'in yazdıklarınıza gelince dayanılacak gibi değil. Bu son derece soylu, son derece dürüst insan için bildiğiniz bir gerçeği açıklıyormuşsunuz gibi kadınlara düşkün biri olduğunu yazmışsınız. Oysa o dünyanın en temiz yürekli insanıdır. Üstelik tanınmış bir bilim adamıydı. Pek çok saygın bilim kurumunun üyesiydi ve bilim için çok para harcamıştı. Onun temiz yürekliliğine, yaptığı iyi işlere gelince. Evet, bu konuda yazdıklarınız çok doğru. Ayrıca o zamanlar benim neredeyse bir budala olduğum, kafamın hiç çalışmadığı konusunda da doğru şeyler yazmışsınız. Yine de Rusça konuşabiliyor ve anlayabiliyordum. Ama hatırladığım her şeyi değerlendirebiliyorum şimdi. Cırlak sesiyle yine atıldı İpolit. İzninizle prens biraz fazla duygulu konuşmuyor musunuz? Çocuk değiliz biz. Doğrudan doğruya konuya gireceğinizi söylüyordunuz ama saat 9'u geçiyor. Hemen suçunu kabul etti prens. Bir dakika baylar bir dakika. İlk anda duyduğum o güvensizlikten sonra yanılmış olabileceğimi, Çevin gerçekten de bir oğlunun olabileceğini düşündüm. Ama sonra Pavlişçev'in bu oğlunun böyle kolayca yani şunu söylemek istiyorum kendisinin dünyaya nasıl geldiğini herkese rahatlıkla açıklayacağını en önemlisi de annesini karalayacağını düşününce şaşırdım. Çünkü Çeberov daha o zaman bunları açıklayacağını söyleyerek gözdağı vermişti bana. Ne saçmalık diye haykırdı Lebedev'in yeğeni. Burdovski bağırdı. Böyle konuşmaya hakkınız yok sizin. Lupolit babasının ahlaksızlığından oğlunu sorumlu tutamazsınız ayrıca annesinin de bunda bir suçu yok. Prens ürkekçe Öte yandan ona yardım etmek de istiyordum dedi. Lebedev'in yeğeni kötü kötü gülümsedi. Siz yalnızca saf değil sanırım saftan da öte bir şeysiniz prens. İpolit ne hakkınız vardı buna dedi. Aceleyle cevap verdi prens. Yoktu yoktu kabul ediyorum. Bunda haklısınız. Ama elimde olmadan düşünmüştüm öyle. Hemen arkasından da kendime kişisel duygularımın bu işte bir etkisinin olmaması gerektiğini söyledim. Çünkü pavliççe ve olan duygularım nedeniyle kendimi Bay Burdonski'nin isteklerini yerine getirmekte zorunlu hissedersem, Bay Burdonskiye saygım olsa da olmasa da aynı şeyi her konuda yapmam gerekirdi. İşte yalnızca bu nedenle baylar. Önce olayın bana olağan dışı görünmesinden ve oğlunun annesinin sırrına açığa vurmasından başladım. Sözün kısası bu nedenle Çebarov'un bir sahtekar olduğunu Bay Burdonski'yi de aldatıp böyle kirli bir işe ortak ettiğini düşündüm. Her yandan sesler yükseldi. Konukların bazıları sandalyelerinden ayağa fırladı. Baylar, şanssız Bay Burdonski'nin saf savunmasız dolandırıcılara kolay kanı verecek bir insan olabileceğini düşündüğüm için kendisine Pavliççev'in oğlu olarak yardım etmeye karar vermiştim. Böylece hem Çebarov'dan kurtaracaktım onu, hem yakınlığımla, dostluğumla yardımcı olacaktım kendisine. Hem de 11 ruble Pavliççev'in benim için harcadığı 11 rubleyi ödeyecektim. Nasıl diye haykırdı Polit? Yalnızca 11 ruble mi? Lebedev'in yeğeni bağırdı. Evet anlaşılan matematiğiniz çok zayıf prens ya da saf görünmenize karşın çok kuvvetli. On bine razı değilim dedi Burdowski. Boksör İpolit'in sandalyesinin arkalığının üzerinden öne uzanıp herkesin duyabileceği bir sesle Antip kabul et diye fısıldadı. Şimdi kabul et sonra bakarız. İpolit cırlak sesiyle Bakın Bay Mişkin dedi. Şunu unutmayın aptal değiliz biz. Konuklarınızın bize öylesine nefretle gülümseyerek bakan şu hanımların özellikle kim olduğunu öğrenme fırsatını bulamadığım kişilerin sandığı gibi aşağılık aptallar değiliz biz. Prens heyecan içinde döndü onlara. İzin verin baylar yine anlamadınız beni dedi. Önce siz baykenler yazınızda para durumumla ilgili son derece yanlış şeyler yazmışsınız. Milyonlar falan geçmedi benim elime. Bende olduğunu düşündüğünüz paranın sekizde biri var bende. Ayrıca İsviçre'de öyle 10 binler falan da harcanmadı benim için. Schneider benim için yılda 600 ruble alıyordu. O da yalnızca ilk yıllar için. Sonra güzel mürebiyeler için hiçbir zaman Paris'e gitmedi Pavlişçev. Hepsi iftira bunların. Bence Pavlişçev benim için 10 bin rubleden çok çok az harcamıştır. Ama ben 10 bin dedim. Kabul edersiniz ki kendisini çok sevmiş olsam da borcumu öderken sırf incelik olsun diye Bay Burdonski'ye sadaka veriyormuş gibi fazladan para öneremezdim. Bunu nasıl anlayamıyorsunuz aklım almıyor doğrusu. Aslında daha sonra dostluğumla yakın ilgimle ona yardımcı olmayı düşünüyordum. Çünkü düpedüz aldatılmıştı zavallı Bay Burdowski. Aldatılmış olmasaydı Bay Keller'ın bu yazısında annesine böyle bir kara çalınmasına razı olmazdı. Yine heyecanlanıyorsunuz baylar. Böyle giderse birbirimizi hiç anlayamayacağız. Sonunda benim dediğim gibi oldu işte. Tahminimde yanılmadığımı görüyorum. Heyecanlanan prens gençlerin heyecanını yatıştırmaya çalışırken ateşli konuşmasıyla onları daha da heyecanlandırdığının farkında değildi. Hepsi birden neredeyse çılgına dönmüştü. Nasıl hangi tahmininizde yanılmamışsınız? Bir dakika izin verin. Önce Bay Burdowski eline boyuna inceledim. Artık biliyorum ki o iyi niyetli. Herkesin aldattığı masum bir insandır. Kendini savunamıyor. Bu nedenle yardım etmeliyim ona. Hem sonra bu konuyla ilgilenmesini rica ettiğim Gavrila Ardalinoviç. Bundan topu topu bir saat önceki ilk konuşmamızda bana Çebarov'un niyetinin ne olduğunu öğrendiğini söylemişti. Bunu size şöyle söyleyeyim baylar. Birçok kişinin budala olduğumu düşündüğünü biliyorum. Bu arada Çebarov da her önüme gelene para dağıttığımı, Pavliş e olan duygularımı da bildiği için olacak beni kolayca aldatabileceğini düşünmüş. Ancak en önemlisi de şimdi ortaya çıktı. Bay Burdovski Pavliş oğlu falan değilmiş. Bay Gavrila yeni söyledi bunu bana. Elinde kesin kanıtların olduğunu söylüyor. Bakalım şimdi ne diyeceksiniz? Öyle ya bütün bu yaptıklarınızdan sonra inanmak çok zor. Kesin kanıtları olduğunu söylüyor Gavrila. İnanın. Ama bir kuşku var içimde. Çünkü Gavrila Ardalinoviç henüz bütün ayrıntıları açıklamadı bana. Ama Çeberov'un bir sahtekar olduğundan kuşku duyulamaz. Savallı Bay Burdovski'ye arkadaşınızı dürüstçe savunmaya gelen sizler de baylar hepinizi kandırdı. Hepinizi bu dolandırıcılık olayına bulaştırdı. Tam anlamıyla bir dolandırıcılık olayıdır bu. Burdowski'nin takımı tarifsiz bir şaşkınlık içindeydi. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Dolandırıcılık ha? Pavlişçev'in oğlu değil miymiş o? Olacak şey değil. Evet dolandırıcılık öyle ya. Bay Burdowski'nin Pavlişçev'in oğlu olmadığı anlaşılırsa o durumda Bay Burdowski'nin benden para talep etmesi doğrudan doğruya dolandırıcılık olur. Ama gerçek şu ki aldattılar onu. Bu yüzden ısrarla onun temize çıkartılmasını istiyorum. Bu yüzden onun yardıma ihtiyacı olduğunu söylüyorum. Çünkü saf bir insandır. Yardım edeni bile yoktur onun. Yoksa bu dolandırıcılık işine onun da katıldığını kabul etmek lazım. Evet, ben onun bir şeyin farkında olmadığına inanıyorum. İsviçre'ye gitmeden önce ben de aynı durumdaydım. Ben de onun gibi birbiriyle ilgisi olmayan şeyler kekeleyip duruyordum. Bir şey anlatmak istiyordum, anlatamıyordum. Hak veriyorum ona. Yardım etmeye de hazırım kendisine. Çünkü aşağı yukarı ben de aynı durumdayım. Dolayısıyla böyle konuşmaya hakkım var. Hem sonra Pavlihçev'in oğlu diye birinin olmadığı, her şeyin bir aldatmaca olduğu anlaşılmış olsa da kararımı değiştirmiyorum. Pavlihçev'in anısına kendisine 10 bin rubleyi vereceğim. Bay Burdovski'den önce 10 bin rubleyi Pavlihçev'in anısına bir okula bağışlamayı düşünüyordum. Şimdi bir şey değişmeyecek. Ha okula vermişim Ha Bay Burdovski, çünkü Bay Burdovski Pavlişçev'in Çevin oğlu olmasa da oğlu gibi. Öylesine acımasızca aldatmışlar ki onu, gerçekten onun oğlu sanmış kendini. Baylar, şimdi bir de Gavrila'yı dinleyin ve kapatalım bu konuyu. Kızmayın hemen, heyecanlanmayın, oturun lütfen. Şimdi her şeyi anlatacak bize Gavrila. Ne yalan söyleyeyim, ayrıntıları şimdi ben de sizinle birlikte öğreneceğim. Çok istiyorum bunu. Bay Burdowski annenizi görmeye Piskova bile gittiğini söylüyor Gavrila. Demin okunan yazıda öldüğü yazılı anneniz yaşıyor Bay Burdowski. Oturun baylar oturun. Prens oturdu. Burdowski'nin biraz önce ayağa fırlamış arkadaşlarını da tekrar oturmaya ikna etti. Son 10 veya 20 dakikadır heyecanlı, yüksek sesle çok çabuk kendini kaptırmışçasına herkesin sözünü keserek konuşuyordu. Bu arada elbette sonradan acı acı pişmanlık duyduğu bir takım ifadeler de kaçmıştı ağzından. Gençler kızdırmasalardı onu, kendini kaybetmesine neden olmasalardı bazı şeyleri öylesine gereksizce açık ve çabuk dile getirmezdi. Ne var ki yerine oturur oturmaz acı tırçasına yakan bir pişmanlık saplanmıştı yüreğine. İsviçre'de tedavi gördüğü hastalığının onda da olduğunu ima ederek Burdowski'yi incitmişti. Ayrıca okula bağışlamayı düşündüğü 10 bin rubleyi ona vermek düşüncesinin de bir çeşit sadaka havası taşıdığı, üstelik bunu herkesin içinde yüksek sesle dillendirmesinin de kaba kaçtığını düşünüyordu. Şimdi şöyle düşünüyordu prens. Beklemem, bu öneriyi ona yarın yapmam gerekirdi. Ama durumu düzeltmenin olanağı yok artık. Evet bir budalayım ben, su katılmamış bir budala. Yaptığından utanç duyuyordu aşırı derecede üzgündü. O ana kadar bir kenarda sesini çıkartmadan duran Gavrila prensin daveti üzerine öne çıktı. Gelip onun yanına sakince durdu, prensin kendisine verdiği işle ilgili açıklama yapmaya başladı. Bir anda herkes susmuştu. Herkes büyük bir merakla dinlemeye başlamıştı onu. Özellikle de Burdowski'nin takımı. 9. Bölüm Gavrila Ardalinoviç kulak kesilmiş, şaşkınlıktan gözlerini dört açmış, ona bakan, panik içinde olduğu belli Burdovski'ye bakarak söze başladı. Sanırım saygıdeğer annenizin 10. dereceden devlet memuru Bay Burdovski ile babanızla evlenmesinin üzerinden tam 2 yıl geçtikten sonra dünyaya geldiğinize elbette ciddi olarak itiraz etmeyeceksinizdir. Doğum tarihinizi kanıtlamak hiç de zor değil. Bay Keller'in sizi ve annenizi küçük düşürerek doğumunuzun tarihini çarpıtmış olmasının nedeni kendi hayal gücünü zorlayarak sizin hakkınızı sağlamlaştırmak, böylece çıkarınızı savunmak amacını gütmesidir. Bay Keller gazeteye vermeden önce yazının tümünü olmasa da bir bölümünü size okuduğunu söylüyor. Hiç kuşku yok ki yazının burasına gelince kesmiştir okumayı. Boksör araya girdi. Gerçekten de orayı okumadım ama bütün bunları konuyu iyi bilen birisi anlatmıştı bana. Gavrila susturdu onu. Bağışlayın Baykeler, izin verin anlatayım. İnanın sıra yazınıza da gelecek. O zaman söyleyeceğinizi söylersiniz. Şimdi sırasıyla gidersek iyi olur. Tam bir rastlantı sonucu kız kardeşim Varvara, Pitsa'nın yardımıyla kendisinin yakın arkadaşı Dul Toprak sahibesi Vera Zubkova'ya toprağı bol olsun Nikolay Andreevich'in Paşleşçev'in 24 yıl önce yurt dışından yazdığı bir mektup geçti elime. Vera ile tanıştıktan sonra onun tavsiyesi üzerine kendisinin uzak akrabası ve zamanında Bay Pavlişçev'in yakın dostu emekli albay Timofey Fyodorovic Vazovkin'e başvurdum. Onda da Nikolay Andreevich Pavlişçev'in yurt dışından yazdığı iki mektup vardı. Bu üç mektubun içeriğinden ve tarihinden matematik bir kesinlikle anlaşılmaktadır ki Bay Burdovski, sizin doğumunuzdan önceki bir buçuk yıl içinde Nikolay Andreevich yurt dışındaydı. Bildiğiniz gibi anneniz de hiç yurt dışına çıkmamıştır. Şu anda okuyamayacağım bu mektupları. Vakit geç oldu çünkü. Yalnızca bu gerçeğin bilinmesini istedim o kadar. Ama gerekli görürseniz yarın sabah benim evimde buluşalım. Dilediğiniz kadar tanık ve el yazılarını inceleyecek uzman getirebilirsiniz. Anlattıklarımın gerçek olduğuna inanacağınızdan en küçük bir kuşkum yok elbette olay böylece aydınlanmış, kapanmış olacaktır. Yine bir kıpırdanma, dalgalanma oldu. Burdowski birden ayağa kalktı. Öyleyse aldatıldım demektir. Ama bunu yapan Çeberov değil, daha önce, daha önce aldattılar beni. Uzman falan istemiyorum artık, kimseyle görüşmek de istemiyorum. İnandım size, hiçbir şey istemiyorum. On bin rubleyi de kabul etmiyorum. Hoşçakalın. Şapkasını aldı, çıkmak için sandalyesini geri itti. Gavrila sakin, sevecen bir tavırla durdurdu onu. Mümkünse beş dakikacık daha bekleyebilir misiniz Bay Burdowski? Bu işte özellikle sizin için son derece önemli hem de oldukça ilgi çekici birkaç nokta daha var. Bence bunları öğrenmeniz gerekir. Ayrıca olay bütünüyle aydınlatılırsa sizin için daha da iyi olacak. Sessizce oturdu Burdowski. Derin düşüncelere dalmış gibi öne eğdi başını. Onun arkasından onunla birlikte çıkmak için kalkmış olan Lebedev'in yeğeni de oturdu. Gerçi paniğe kapılmış, cesaretini yitirmiş gibi görünmüyordu ama çok heyecanlı olduğu belliydi. İpolit suratını asmıştı. Üzgün ve şaşırmış gibiydi. Bir yandan da öyle kötü öksürmeye başlamıştı ki mendili kanlandı. Boksör neredeyse korku içindeydi. Üzgün bir tavırla Ah Antip dedi, söylemiştim sana. Üç gün önce belki de Pavlişçev'in oğlu değilsindir diye söylemiştim sana. Pastırılmaya çalışılan gülüşler duyuldu. İki üç kişi ötekilerden daha yüksek sesle güldü. Gavrila kesti boksörün sözünü. Bay Keller, şu anda söylediğiniz şey çok önemli. Öte yandan son derece sağlam delillere dayanarak ben de şunu söyleyebilirim. Bay Burdovski doğum zamanını kesin olarak biliyor olsa da Bay Pavlişçev'in yaşamının büyük bölümünü geçirdiği yurt dışına gidiş gelişleri, Rusya'ya geldiğinde çok kısa süre kaldığı konusunda bilgi son derece kısıtlı. Ayrıca Pavlişçev'in yurt dışına gidiş gelişleri öylesine alışılmış sıradan olaylardı ki, onu yakından tanıyanların aradan 20 yıl geçtikten sonra bunu hatırlamaları olanaksızdır. Kuşkusuz şu anda bu konuda bir araştırma yapılabilir. Ama şunu da belirteyim, benim elde ettiğim deliller tam anlamıyla rastlantı sonucu elime ulaştı. Elime geçmeyebilirdi de. Ayrıca şu da var, Bay Burdoski, hatta Çeberov isteselerdi bile ulaşamazlardı bu bilgilere. Öyle ya akıllarına gelmezdi. İpolit birden sinirli bir tavırla kesti Gavrila'nın sözünü. İzninizle Bay Gavrila Ardalinoviç Ivolgin. affedersiniz ama bütün bu saçmalıkların ne gereği vardı şimdi? Olay anlaşıldı artık, anlattıklarınızı kabul ediyoruz. Bu can sıkıcı hikayeyi uzatmanın gereği yok artık. Araştırmalarınızın ustalığıyla övünmek istiyorsunuz belki. Bize ve prense ne yetenekli bir araştırmacı, usta bir dedektif olduğunuzu göstermek istiyor olmayasınız? Yoksa bu işe bilmeden giriştiğinizi kanıtlayarak Bay Burdovski'yi temize çıkarmaya mı çalışıyorsunuz? Ama bu yaptığınız küstahlıktır bayım. Sizin onu temize çıkarmanıza, bağışlatmanıza ihtiyacı yok çünkü. Bunu unutmayın. Utanıyor. Şu anda zaten zor ve tatsız bir durumda. Bunu anlamanız gerek. Gavril Ardalinoviç sonunda kesebildi politin sözünü. Yeter Bay Trentev yeter. Sakin olun sinirlenmeyin. Yanılmıyorsan çok hastasınız. Anlıyorum sizi. Susmamı istiyorsanız hemen susarım. Ama olayların eksiksiz bilinmesi için gerekli gördüğüm bir takım gerçeklerden de kısaca söz etmem gerekir. Delilleriyle şunu anlatmak istiyorum yalnızca. Bay Burdovski, annenize Bay Pavlişçev'in yakın ilgi göstermesinin nedeni annenizin Nikolay Andreevich Pavlişçev'in ilk gençlik yıllarında aşık olduğu, evlenmeyi düşündüğü evde görevli kızlardan birinin kardeşi olmasıydı. Aşık olduğu kız beklenmedik bir şekilde ansızın öldü. Zamanında herkesin bildiği bir gerçekti bu. Sözüne ettiğim bu aile gerçeğinin doğru olduğunu, sonraları bütünüyle unutulup gitmiş olduğunu gösteren kanıtlarım var. Daha 10 yaşında bir kızken Bay Pavlişçev'in annenizi bir akraba gibi yanına alması, onun için yüklüce bir drahomu ayırması, bütün bu olaylar oldukça kalabalık olan akrabalar arasında çeşitli dedikodulara neden oldu. Onunla evleneceğini düşünenler bile vardı. Ama öyle olmuş ki Anneniz 20 yaşına bastığında kendi isteğiyle gümrük memuru Bay Burdovski ile evlendi. Pek iş bilir biri olmayan babanız Bay Burdovski, annenizin getirdiği 15 bin rublelik drahomayı alınca görevinden ayrıldı. Ticarete atıldı, aldatıldı, sermayesini kaybetti. Bu acıya dayanamadı, içmeye başladı. İçki hastalanmasına neden oldu. Annenizle evlenmesinden 8 yıl sonra genç yaşta öldü. Anneniz kendi ifadesiyle yoksul düştü. Pavlişçev büyük bir yüce gönüllülükle ona yılda 600 ruble göndermeseymiş açlıktan ölecekti. Ayrıca çocukken Pavlişçev'in sizi aşırı derecede sevdiğini gösteren sayısız kanıtlar da var. Bu kanıtlara ve annenizin anlattıklarına göre Pavlişçev sizi daha çok kekeme, sakat ve acınacak durumda bir çocuk olduğunuz için seviyormuş. Kesin kanıtlardan anladığım kadarıyla Pavlişçev zayıflara, doğanın bile ezik yarattığı insanlara karşı çok duyarlıymış. Ki bence olayımız için son derece önemli bu. Nihayet Pavlişçev'in size olan büyük düşkünlüğü ve bağlılığı sonucu akrabaları ve aile üyeleri arasında yavaş yavaş sizin onun oğlu olduğunuz, babanızın aldatılmış bir koca olduğu düşüncesine yer vermeye başladı. En önemlisi de bu düşüncenin Pavlisçev'in özellikle yaşamının son yıllarında herkesin vasiyetname konusunda kaygılandığı sırada olaylar unutulup gittiği için gerçeği öğrenmenin artık imkansız olduğu sıralarda güçlenmesiydi. Hiç kuşku yok ki bu yaygın kanı sizi de etkilemiştir Bay Burdowski. Tanışmak onuruna eriştiğim annenizin gerçi bütün bunlardan haberi vardı. Ama sizin, oğlunun bu söylentinin etkisinde kaldığını hala bilmiyor. Ben de söylemedim ona bunu. Vay çok sayın annenizi Piskov'da hasta yatağında buldum. Pavlişçinin ölümünden sonra yoksul düşmüş. Minnettarlık gözyaşları dökerek yalnızca sizin yardımlarınızla yaşamını sürdürebildiğini anlattı bana. Gelecekte çok şeyler bekliyor sizden. Sizin çok başarılı olacağınıza yürekten inanıyor. Lebedev'in yeğeni birden sabırsızca bağırdı. ''Bu kadarına artık dayanılamaz. Ne diye anlatıyorsunuz bunları?'' İpolit oturduğu yerde şöyle bir kıpırdandı. İğrenç şeyler bunlar. Oysa Burdovski bir şeyin farkında değilmiş gibi kıpırdamadan duruyordu. Gavrila kindar bir tavırla sözünü bitirmeye hazırlanırken Kurnazca ''Ne diye mi?'' dedi. ''Neden mi? Çünkü önce Bay Burdovski, Bay Pavlişev'in kendisini oğlu olarak değil de yüce gönüllülüğünden sevdiğine artık bütünüyle inanmıştır.'' biraz önce yazının okunmasından sonra Bay Keller'e inandığını açıklayan Bay Burdowski'nin öncelikle bu gerçeği öğrenmesi gerekir. Bay Burdowski, sizin dürüst bir insan olduğunuzu düşündüğüm için böyle söylüyorum. Ayrıca burada Çebarov'un bile bir sahtekarlığının söz konusu olmadığı anlaşılıyor. Bu benim için de önemli bir noktadır. Çünkü Prens Demin heyecanlanıp bu şanssız olayda bir hırsızlık ve dolandırıcılık olduğu konusunda benim de onun gibi düşündüğümü söyledi. Elbette pek çok kişi bu işte Çeberov'un gerçek bir sahtekar olduğunu düşünebilir. Oysa kendisi burada bir aracı, bir düzenleyici, iş takipçisinden başka bir şey değildir. Bir avukat olarak büyük paralar kazanacağını umuyordu. Yalnızca ince değil, ustaca sağlam hesaplar da yapmıştı. Prensin para vermeye kolayca razı olacağına ve ölen Pavlişçe ve olan saygısına, sevgisine güveniyordu. Nihayet prensin gurur ve vicdan konularında herkesin bildiği şövalyece duygusunu hesaba katıyordu. Bay Burdovski'ye gelince şunu söyleyebiliriz. Çebarov ve çevresindekilere öylesine inanıyordu ki olayı neredeyse kişisel çıkarları için değil, gerçeğe, insanlığa bir hizmet olarak kabullenmişti. Şimdi gerçeklerin ortaya dökülmesinden sonra herkes Bay Burdovski'nin her şeye karşın dürüst biri olduğunu düşünmeye başlamıştır. Prens de biraz önce Pavlişçev'den ve okullardan söz ederken olduğundan daha istekli olduğunu, ilgisini ve yardımını sunacaktır ona. Prens korku içinde yeter artık Gavrila bırakın diye haykırdı. Ama çok geçti. Burdovski öfkeyle söyledim diye bağırdı. Para istemediğimi üç kere söyledim. Kabul etmiyorum. İstemiyorum işte gidiyorum ben. Verandanın merdivenlerine koştu ama Lebedev'in yeğeni onu kolundan yakalayıp kulağına bir şeyler fısıldadı. Burdovski birden döndü, üzeri yazılı olmayan büyükçe bir zarf çıkardı cebinden. Prensin önündeki masanın üzerine attı. Alın paranızı, ne cesaretle, ne cesaretle verebiliyorsunuz bana bu parayı? Doktor Enko açıkladı. Çebarov'la ona sadaka diye yollamaya cesaret ettiğiniz 250 ruble. ''Yazıda 50 ruble yazıyordu diye haykırdı Kolya. Prens Burdovski'nin yanına gidip "Af edersiniz" dedi. "Size karşı çok suçluyum Bay Burdovski ama bu parayı sadaka diye yollamadım size inanın. Şu anda da suçluyum, demin de suçluydum." Çok üzgündü prens, yorgun, bitkin görünüyordu. "Dolandırıcılık dedim ama siz değildiniz dolandırıcı olan. Yanlış söyledim. Sizin de benim gibi hasta olduğunuzu söyledim ama hiç de benim gibi değilsiniz siz." Ders veriyorsunuz siz. Annenize para yolluyorsunuz. Annenizi küçük düşürdüğünüzü söyledim ama seviyorsunuz onu. Kendi söylüyor bunu. Ben bilmiyordum. Gavrila her şeyi anlatmamıştı bana. Evet suçluyum. Size 10 bin ruble vermeyi önermeye cesaret ettim. Suçluyum. Böyle yapmamalıydım. Oysa artık elimde değil. Çünkü nefret ediyorsunuz benden. Lizaveta, tımarhaneye döndü burası diye haykırdı. Aglaya sabredemedi, sert bir tavırla evet tımarhaneye döndü dedi. Ama bağırışlar arasında duyulmadı bile ne dedi. Her kafadan bir ses çıkıyor, herkes düşüncesini açıklıyordu. Kimi tartışıyor, kimi gülüyordu. İvan Fyodorovic Yepancin son derece öfkeliydi. Gururu incinmiş bir yüz ifadesiyle Lizaveta'yı bekliyordu. Lebedev'in yeğeni araya girdi. Evet prens, hakkınızı vermek gerekir durumunuzdan yani daha kibarca hastalığınızdan yararlanmayı iyi biliyorsunuz. Paranızı ve dostluğunuzu öylesine ustaca önerdiniz ki soylu dürüst bir insanın bu önerinizi kabul etmesi şu anda olanaksız. Ya çok safsınız ya da çok kurnaz. Elbette siz daha iyi bilirsiniz bunu. Bu arada paranın bulunduğu zarfa açan Gavril Ardalinoviç bir dakika baylar diye haykırdı. 250 ruble yok burada. Yalnızca 100 ruble var. Sonra bir yanlış anlamı olmaması için söylüyorum bunu prens. Prens boş verin anlamında kolunu salladı Gavrila'ya. Bırakın bırakın dedi. Hemen Lebedev'in yeni araya girdi. Yo bırakın olmaz. Bu bırakın sözünüz gururumuza dokundu prens. Biz açık konuşuyoruz. Her şeyi ortaya döküyoruz. Evet 250 değil yalnızca 100 ruble var orada. Ha 250 olmuş ha 100 hepsi bir. Gavrila saf bir şaşkınlıkla "Yok canım nasıl hepsi bir?" dedi. Lebedev'in yeğeni öfkeyle bağırdı. "Sözümü kesmeyin. Sandığınız kadar enayi değiliz avukat bey. Elbette 200 ruble ile 100 ruble bir değildir. Aralarında fark vardır. Ama prensiptir burada önemli olan davranıştır. Zarfta 150 rublenin eksik olması ise ayrıntıdır. Asıl önemli olan Burdovski'nin sadakanızı kabul etmemesi." Onu gerisin geri yüzünüze fırlatmasıdır sayın bayım. Yoksa zarfta 100 ruble varmış, 250 ruble varmış. Bunun hiç önemi yok. 10 bin rubleyi kabul etmedi Burdovski gördünüz. Dürüst bir insan olmasaydı bu 100 rubleyi de getirmezdi buraya. Eksik olan 150 ruble Çeberov'un prensle görüşmeye gidişine harcanmıştır. Beceriksizliğimize bu tür işlerden anlamamamıza istediğiniz kadar gülün. Zaten sürekli komik duruma düşürmeye çalışıyorsunuz bizi. Ama dürüst olmadığımızı söylemeye kalkışmayın. Bu 150 rubleyi Sayın Prens'e el birliğiyle ödeyeceğiz bayım. Birer ruble birer ruble de olsa faiziyle ödeyeceğiz. Yoksul bir insandır Burdovski, milyonları yoktur. Prensi görmeye gidip geldikten sonra masraflarının hesabını koydu önümüze Cebaro. Elimize para geçeceğini umuyorduk, onun yerine kim olursa olsun aynı şeyi yapardı. Prens şey yüksek sesle, tam olarak kim yapardı mesela diye sordu. Lizaveta haykırdı. Ay aklımı kaybedeceğim ben. Uzun süredir sessiz duran konuşmaları izleyen Yevgeni Pavlovich gülümsedi. Bu geçenlerde bir avukatın yaptığı ünlü savunmayı hatırlattı bana. Hırsızlık amacıyla altı kişiyi öldüren müvekkilini savunurken onun yoksulluğunu öne sürerek şöyle bitirmişti sözünü. Doğaldır ki müvekkilim yoksul olduğu için bu altı kişiyi öldürmeyi koymuştur aklına. Onun yerinde başka kim olsa aynı şeyi yapardı. Böyle komik şeyler söylemişti işte. Lisaveta öfkeden titreyerek bağırdı. "Yeter! Kesin artık bu saçmalığı." Çok heyecanlıydı. Göz daha verircesine arkaya attı başını. Mağrur alev alev yanan sabırsız bakışlarını dolaştırdı herkesin üzerinde. Uzun süredir tutmaya çalıştığı, sonunda patlayan, savaşı başlatan, onu hemen birilerinin üzerine saldırmaya zorlayan öfkesinin en üst noktasıydı bu. Lizaveta'yı tanıyanlar o anda onun çok değişik bir ruhsal durum içinde olduğunu hemen anlardı. Ertesi gün Ivan Fyodorovich prens şeye şöyle diyordu. Lizaveta kimi zaman böyle olur ama dün olduğu kadar çok seyrek öfkelenir. Ancak üç yılda bir, daha sık değil. Tane tane eklemişti. Kesinlikle daha sık değil. Lizaveta sesini yükseltip Yeter Ivan Fyodorovic bırakın beni dedi. Ne diye kolunuza girmemi istiyorsunuz? Demin alıp götüremediniz beni buradan. Kocamsınız, ailenin reisisiniz. Sözünüzü dinlemeyip sizinle gelmeseydim beni bu aptal kadını kulağından tutup götürmeliydiniz. Hiç değilse kızlarınızı düşünmeliydiniz. Artık siz olmadan bulacağız yolumuzu. Bu utanç bize bir yıl yeter. Durun bir dakika prense teşekkür etmek istiyorum ben. Bu ikramınız için minnettarım size prens gençleri dinlemek için oturup kaldım burada. İğrenç bir şey bu, bayağılık. Bir kaos, rezillik, insan rüyasında göremez bu kadarını. Böyle gençler çok mudur dersiniz? Kes sesini Aglaya, sen de sus Aleksandra, siz karışmayın. Siz de çevremde dolanıp durmayın Yevgeni Pavlovich. sıktınız artık. Tekrar prense döndü. Bir de özür diliyorsun onlardan canım, Size yüklüce bir para önermek üstahlığında bulunduğum için bağışlayın beni efendim diyorsunuz. Birden Lebedev'in yeğeninin üzerine yürüdü. Ya sen ne diye sırıtıyorsun kendini beğenmiş? Güya on bin rubleyi geri çeviriyoruz, rica etmiyoruz, talep ediyoruz. Bu budalanın yarın onların yanına koşacağını, dostluğunu ve parasını onlara sunacağını bilmiyor sanki. Evet gidecektir onların yanına. Gideceksin değil mi? Söyle gidecek misin? Prens sakince uysal bir tavırla karşılık verdi. Gideceğim. Lizaveta, duydunuz değil mi dedi. Tekrar doktor Enko'ya döndü. Sen de bunun hesabını yapıyor olmalısın. Nasıl olsa parayı cebinde hissediyorsun. Sonra da kalkıp numara yapıyorsun bize. Hayır canım. Başka salaklar ara bul sen kendine. Ne mal olduğunuzun farkındayım ben. Ruhunuzu okuyorum sizin. Tüm oyunlarınızı görüyorum. ''Lizaveta Prokofievna!'' diye haykırdı prens. Prens şey olabildiğince sakin gülümseyerek ''Gidelim buradan Lizaveta'' dedi. ''Çok geç oldu. Prensi de götürelim.'' Kızlar bir kenarda ayakta duruyordu. Korkmuş gibiydiler. General tam anlamıyla korkuya kapılmıştı. Herkes şaşkınlık içindeydi. Biraz uzakta ayakta duranlar belli etmeden gülümsüyor, aralarında fısıldaşıyorlardı. Lebedev'in son derece heyecanlı olduğu yüzünden belliydi. Lebedev'in yeğeni ağırbaşlı ama biraz şaşırmış. Rezalet ve kaos her yerde çıkar insanın karşısına hanımefendi dedi. Ama böylesi değil. Böylesi değil canım. Şimdi sizin yaptığınız gibisi değil. Lizaveta sinir krizi geçirmek üzereydi. Bırakacak mısınız beni? Yevgeni Pavlovich demin bir avukatın mahkemede müvekkilini savunurken yoksul olduğu için bir insanın altı kişiyi öldürmesinden doğal bir şey olmayacağını söylediniz siz. Eğer öyleyse dünyanın sonu gelmiş demektir. Böyle bir şey duymadım. Şimdi her şeyi anlıyorum. Kendisine bakan Burdovski'yi göstererek sürdürdü konuşmasını. Peki şu kekeme para için adam kesmez mi dersiniz? Bahse girerim keser. Prens senin on bin rubleni almaz belki. Vicdanı razı olmadığı için almaz. Ama gece evine girer keser seni. Kutudan on bin rubleni alır. O zaman razı olur vicdanı. Hiç de vicdanı sızlamaz. Üstelik bunu şerefsizlik de saymaz. Soylu bir çaresizlik patlaması der buna. Bir yatsımadır veya tanrı bilir neyin nesidir. Tüh her şey alt üst olmuş. Ters yüz. Evde büyütüyorsun kızını bir de bakıyorsun sokakta bir yaylı arabaya atlamış. Anneciğim birkaç gün önce ben Karlıç'ta evlendim hoşça kal diye veriyor. Ne dersiniz? İyi bir şey mi bu? Belki saygıya değer bir davranış olduğunu bile düşünüyorsunuzdur. Kadın sorunu değil mi? Şu ufaklık bile kolyayı gösteriyor. Geçenlerde bunun kadın sorunu olduğunu söylüyordu. Annen salağın teki bile olsa yine de insanca davranacaksın ona. Demin neden öyle havalı girdiniz buraya? Yerinden kıpırdayım deme biz geliyoruz. Tüm haklarımızı ver, sakın ağzını açık bir şey söylemeye kalkayım deme. Bize her tür saygıyı hatta hak etmediklerimizi de göstereceksin. Bizlerse en değersiz bir uşak gibi aşağılayacağız seni. Gerçeği arıyorlar, haklarında ısrar ediyorlar. Öte yandan yazdıkları yazı da iftira dolu. Dilemiyor, talep ediyoruz. Minnettarlık belirten tek sözcük yok. Çünkü bunu kendi vicdanınızı rahatlatmak için yapıyorsunuz. Ne ahlak anlayışı ama. Peki prense hiç minnettar hissetmeyecek misiniz kendinizi? Ya o zaman prens de sana Pavlişçe ve minnettar olmadığını, onun da kendi vicdanını rahatlatmak için ona iyilikler ettiğini söylerse? Sen prensin Pavlişçe ve olan minnettarlık duygusunu hesaba katarak talepte bulunuyorsun. Öyle ya senden borç para falan almış değil. Onun pavlişçe ve olan minnettarlık duygusundan başka neyi hesaba katmış olabilirsin öyle değil mi? Öyleyse nasıl oluyor da minnettarlık duygusunu yatsıyabiliyorsun? Deliler, kandırılmış bir kızı lekelenmiş sayan toplumu vahşilikle, merhametsizlikle suçluyorsun. Yani toplumun kızı incittiğini, ona acı verdiğini söylüyorsun. Kız acı duyuyorsa daha çok acı çekmesi için ne diye gazetelere verip bu toplumun karşısına çıkartıyorsun onu? Delilik sizin bu yaptığınız. Kendini beğenmişler. Tanrı'ya inanmıyorsunuz. İsa'ya da inanmıyorsunuz. Kendinizi o kadar çok beğeniyorsunuz. Gurur ruhunuzu öylesine kemirmiş ki bir süre sonra birbirinizi yiyeceksiniz. Şimdiden söylüyorum bunu size. Saçmalık, kaos, kepazelik değildir de nedir bu? Bütün bunlardan sonra bu arsız bir de kalkıp kendisinden özür dilemelerini istiyor. Aranızda çok mudur böyleleri? Neden gülüyorsun? Sizleri karşıma alıp konuştuğum kendimi küçük düşürdüğüm için mi? Evet küçük düşürdüm kendimi. Elden ne gelir? Birden İpolit'in üstüne yürüdü. Gülme utanmaz. Zor soluk oluyorsun. Bir de kalkmış başkalarını yoldan çıkartmaya çalışıyorsun. Tekrar kolyeyi gösterdi. Hep seni sayıklıyor. Kendin gibi tanrı tanımaz yapmaya çalışıyorsun onu. Tanrı'ya inanmıyorsun. İyi bir kırbaçlamak gerekir seni efendi. Tüh sana. Ya sen söyle bakalım Prens Lev Nikolayeviç, yarın gidecek misin onu görmeye? Evet gideceğim. Gidersen bir daha gözüme gözükme. Lizaveta birden dönüp kapıya yürüdü ama sonra yine durdu. İpoliti göstererek sordu. Şu Tanrı Tanımaza gideceksin ha? Ne diye sırıtıp duruyorsunuz? İpolitin alaylı gülümsemesini kaldıramamıştı. Bir anda her yandan sesler yükseldi. Lizaveta, Lizaveta, Lizaveta! Aglaya yüksek sesle maman çok ayıp dedi. İpolis sakin bir tavırla şöyle dedi. Telaşlanmayın Aglaya Ivanovna, sakin olun. Ölmek üzere olan birini hırpalamanın doğru olmayacağını görecektir mamanız. Neden güldüğümü açıklayabilirim kendilerine, izin verirlerse çok sevinirim. Bir anda korkunç bir öksürük nöbetine yakalandı. Tam bir dakika dinmedi. Lizaveta hemen bıraktı onun kolunu. Gözlerini irice açıp dehşet içinde kanlanan dudaklarını mendiliyle silişine bakmaya başladı. Ölüyor, hala nutuk çekmeye çalışıyor dedi. Konuşacak durumun mu var senin? Hemen gidip yat. İpolit hırıltılı bir sesle neredeyse fısıldayarak karşılık verdi. <laughs> Öyle de yapacağım. Eve gider gitmez hemen yatağa gireceğim. İki hafta sonra öleceğimi biliyorum çünkü. Geçen hafta bizzat B öyle söyledi. Bu nedenle izin verirseniz vedalaşırken iki sözcük söyleyeyim. Lizaveta dehşet içinde aykırdı. Aklını mı kaybettin sen? Saçmalıyorsun. Tedavi olmalısın. Ne biçim konuşuyorsun öyle? Hadi çabuk git yat. İpolit gülümsedi. Yatacağım. Ölene kadar da kalkmayacağım. Aslında artık kalkmamak üzere dün yatacaktım ama hazır ayaklarım beni taşıyorken arkadaşlarla bugün buraya gelmek için erteledim yatmayı. Gel gelelim çok yoruldum. Lizaveta atılıp hadi otur hadi dedi ne diye ayakta duruyorsun. Kendi bir sandalye çekip onu oturttu. İpolit yine alçak sesle çok teşekkür ederim dedi. Siz de karşıma oturun biraz konuşalım. Konuşmalıyım sizinle Lizaveta. Şöyle düşünün Bugün son kez yeryüzünde insanların arasındayım. İki hafta sonra ise toprağın altında olacağım. Yani bu insanlarla, doğayla bir çeşit vedalaşmam olacak. Gerçi pek duygulu biri sayılmam, ama bunun burada Pavlos'ta gerçekleşeceğine seviniyorum. Hiç değilse üzerinde yemyeşil ağaçlar görürüm. Lisaveta giderek daha çok korkmaya başladı. Bırakın artık böyle konuşmayı dedi. Zangır zangır titriyorsun. Az önce cır, cır ötüp duruyordun. Ne oldu? Şimdi ise soluk almakta güçlük çekiyorsun. Ölüyorsun bildiğin. Yakında dinleneceğim. Son dileğimi neden yerine getirmiyorsunuz siz? Biliyor musunuz Lizaveta? Uzun zamandır sizinle karşılaşmayı hayal ediyordum. Kolya, sizinle ilgili çok şey anlattı o bana. Her zaman yanımdadır Kolya. Hiç yalnız bırakmaz beni. Çok ilginç bir kadınsınız. Eşe bulunmaz bir kadın. Şimdi ben de tanık oldum buna ve biliyor musunuz biraz sevdim bile sizi. Aman Tanrım! Bense az kalsın vuracaktım ona. Aglaya Ivanovna durdurdu sizi, yanılmıyorum değil mi? Kızınız Aglaya kendisi. Daha önce hiç görmemiştim ama o kadar güzel ki ilk görüşte tanıdım onu. İzin verin yaşamımın son günlerinde güzel bir kıza doya doya şöyle bir bakayım. İşte prens de burada, eşiniz de dostlarınız da son dileğimi neden geri çeviriyorsunuz? Lizaveta bir sandalye verin bana diye bağırdı. Sonra kendi bir sandalye kapıp geldi, İpolit'in karşısına oturdu. Kolya diye seslendi. Onunla birlikte gideceksin, evine kadar götüreceksin bunu. Yarın sabah da ben İzin verirseniz prens'ten bir bardak çay rica edebilir miyim? Biraz bitkin düştüm. Biliyor musunuz Lizaveta, yanılmıyorsam biraz önce prensi çay içmeye evinize davet etmiştiniz. Gitmeyin burada kalın, beraber oturalım. Belki hepimize çay verir prens. Ortaya böyle bir şey attığım için bağışlayın beni ama tanıyorum ben sizi. Çok iyisiniz. Prens de öyle. Hepimiz komik kaçacak derecede iyi insanlarız. Prens hemen atıldı, lebedev koşarak dışarı çıktı. Lisaveta kararlı bir tavırla, ''Hadi konuş bakalım.'' dedi. Ama sakin, heyecanlanmadan. Yumuşattın beni. ''Prens, senin çayını içmeyecektim. Hak etmiyorsun bunu ama neyse. Kalıp çayını içeceğim. Yalnız kimseden özür dilemem. Hiç kimseden. Saçma. Yine de seni biraz sertçe payladıysan bağışla beni. Aman ister bağışla ister bağışlama hatta umurumda değil. Kimseyi de zorla tuttuğum yok. Eve tek başıma dönebilirim. Ama sözünü bitirmesine fırsat vermediler. Herkes bir anda çevresini aldı. Prens tek tek herkesten çaya kalmasını rica etmeye, bunu daha önce akıl etmediği için de özür dilemeye başladı. General bile öylesine tatlı sevecen konuşmaya başlamıştı ki, Lizaveta'ya uysal, yatıştırıcı bir tavırla mırıldanarak şöyle sordu. Veranda serinledi, üşümüyorsun değil mi? Az kalsın İpolite de şöyle soracaktı. Uzun zamandır mı üniversitede okuyorsun? Ama sormadı. Yevgeni Pavlovich ile Prens şey, birden pek sevecen neşeli olu vermişti. Adalayda ile Alexandra'nın şaşkınlığı henüz gitmemiş, yüzlerinde bir hoşnutluk ifadesi bile belirmişti. Sözün kısası, Lizaveta'nın sinirinin geçmesine herkesin sevindiği belliydi. Yalnızca Aglaya'nın yüzü asıktı. Bir köşede tek başına oturuyordu. Herkes çaya kalmıştı. Hiç kimsenin gitmek istediği filan yoktu. Yanından geçerken Lebedev'in kulağına bir şeyler fısıldadığı general bile çaya kalmıştı. Prens hiç kimseye atlamadan Burdovski'nin takımına da çaya kalmalarını söyledi. Gençler gergin tavırlarla homurdanarak İpolit'i bekleyeceklerini söyledikten sonra hemen verandanın en uzak köşesine çekildi. Orada yine yan yana tek sıra durdular. Hemen geldiğine göre anlaşılan Lebedev çok önceden çayı hazırlamıştı saat 11'i vurdu. Onuncu bölüm İpolit, Vera Lebedeva'nın kendisine verdiği bir fincan çayla dudaklarını ıslatıp fincanı masaya bıraktı ve utanmış gibi neredeyse telaşlı çevresine bakındı. Şu fincanlara bakın Lizaveta dedi. Porselen galiba hem sanırım en iyisinden. Hep lebedevin camlı dolabında kilitlidirler. Hiç kullanılmaz. Öyle dururlar. Karısının çeyizinden kalmadır. Kimseye çay verilmez bu fincanlarla. Ama görüyorsunuz o kadar sevinmiş ki bizim şerefimize onları çıkarttı. Bir şeyler daha söylemek istiyordu ama konuşamadı. Yevgeni Pavlovich fısıldadı prensin kulağına. Tahmin ettiğim gibi sonunda utandı. Ama bu da tehlikeli değil mi? Öfkesinden şimdi bir taşkınlık yapacağına dair kesin bir işaret bence. Lizaveta da kalkıp gider herhalde. Prens sorar gibi baktı ona. Yevgeni Pavlovich, taşkınlıklardan korkmuyor musunuz diye sordu. Ben de. Hatta öyle şeyler olmasını isterim. Açıkçası sevimli Lizaveta'mızın cezasını çekmesini hem de bugün şu anda çekmesini isterim. Bunu görmeden buradan gitmek istemiyorum. Sanırım hastasınız siz, titriyorsunuz. Prens dalgın, hatta sabırsızca sonra dedi. Sonra, şimdi karıştırmayın bunu. Evet hastayım. Biraz öteden adının geçtiğini duymuştu İpolit. İsteri nöbeti gelmiş gibi gülüyordu. İnanmıyorsunuz değil mi dedi ama inanmalısınız. Prens olsa hemen inanırdı. Hiç de şaşırmazdı. Lisaveta prense döndü. Duyuyor musun prens, duyuyor musun? Herkes gülmeye başladı. Lebedev telaşla öne çıkmış Lizaveta'nın önünde dönüp duruyordu. Şu kırıtkan adam, ev sahibin, biraz önce okunan senin için yazılmış yazıyı kendisinin gözden geçirdiğini düzelttiğini söylüyor. Prens Lebedev'e baktı. Lizaveta ayaklarını yere vurarak, niçin bir şey söylemiyorsun dedi. Prens Lebedev'e bakmayı sürdürerek, evet onun düzelttiğinin farkındayım dedi. Lizaveta doğru mu bu dedi? Lebedev elini göğsünün üstüne koyup kararlı, kendine güven dolu bir tavırla doğruladı. Çok doğru efendim. Lizaveta neredeyse ayağa fırlayacaktı. Bir de övünüyor. Lebedev göğsünü yumruklayarak, başını giderek daha çok öne eğerek çok aşağılık biriyim, çok aşağılık diye mırıldandı. Aşağılıksan bana ne bundan? Aşağılığım diyerek işin içinden sıyrılabileceğini mi zannediyorsun? Bak sana bir daha soruyorum prens. Böyle zavallı insanlarla görüşmeye utanmıyor musun? Hiçbir zaman affetmeyeceğim seni. Lebedev inandırıcı yumuşak bir sesle prens beni bağışlayacaktır dedi. Birden öne atlayan keller Lizaveta'ya doğru bağırdı. Küçük düşen arkadaşımın durumunu kurtarmak için hanımefendi sizin de tanık olduğunuz gibi biraz önce bizim kapı dışarı edilmemizi önermesine rağmen onun yazıyı düzelttiğini açıkladım. Soyluluğumdan, efendiliğimden yaptım bunu. Gerçeğin ortaya çıkması için itiraf ettim. Evet, gerçekten de 6 ruble karşılığında yardım istedim kendisinden. Ama yazının düzeltilmesi için değil, olaylardan haberi olan biri olduğu için bazı gerçekleri öğrenmek amacıyla başvurdum kendisine. Ayakkabıları İsviçreli profesörün yanındaki iştahı, 250 ruble yerine zarftan 100 ruble çıkması gibi konuları öğrenmek için verdim ona o 6 rubleyi. Yoksa yazı bütünüyle benimdir. Lebedev giderek çoğalan kahkahalar arasında sinirli bir sabırsızlıkla araya girdi. Yalnız belirtmem gerek ben yazının yalnızca birinci bölümünü düzelttim. Ortalara geldiğimizde bir konuda tartıştığımız için ikinci bölümü düzeltmeyi bıraktım efendim. Bu yüzden ikinci bölüm düzgün değildir, yanlışlarla doludur. Yani bunu da bana yüklemeyin lütfen. Düşündüğü şeye bakın diye bağırdı Lizaveta. Yevgeni Pavlovich kellere döndü. İzninizle yazıyı ne zaman düzelttiğinizi sorabilir miyim? Keller rapor veriyormuş gibi dün sabah buluşup bu sırrın ikimizin arasında kalacağına birbirimize söz vermiştik dedi. Lisaveta, gördün mü prens dedi. Senin önünde yerlerde sürünüp sana sadık olduğunu söylerken arkandan ne numaralar çeviriyormuş. Aşağılık herif. Artık senin puşkinini de istemiyorum. Kızın da evime gelmesin. Ayağa kalkmak istedi Elizaveta ama birden gülmeyi sürdüren İpolit'e döndü. Öfkeyle ne o bayım benimle alay mı etmeye çalışıyorsun? İpolit'in dudaklarında çarpık bir gülümseme belirdi. Tanrı korusun dedi. Ama beni en çok hayrete düşüren sizin olağanüstü kişiliğiniz Lizaveta. İtiraf edeyim ki Lebedev'den kasten söz ettim. Bunun sizi nasıl etkileyeceğini biliyordum. Yalnızca sizi. Çünkü prens kesinlikle bağışlayacaktır Lebedev'i ve bağışlamıştır bile. Aklında onun için bir özür arayıp bulmuş da olabilir. Öyle değil mi prens? Tıkandı Hipolit. Tuhaf bir heyecan içindeydi. Konuştukça artıyordu. Onun konuşma tarzına şaşan Lizaveta öfkeyle ee diye mırıldandı. Ne olmuş? Sizinle ilgili çok şey duydum ben, çok. Çok sevindirdi beni duyduklarım. Size karşı büyük saygı duymam da bundandır. İpolit konuşmasını sürdürüyordu ama söyledikleriyle başka bir şey anlatmak istiyordu sanki. Sözlerinde alaylı bir hava vardı ve aynı zamanda aşırı derecede heyecanlıydı da. Her sözcüğünü söylerken ne diyeceğini bilemiyor, şaşırıyor, kuşkuluca çevresine bakınıyordu. Öyle ki veremli yüz ifadesi ne olup bittiğini araştıran tuhaf ışıltılı bakışı buna eklenince ister istemez dikkatleri onun üzerinde topluyordu. Konuşmasını sürdürdü. Yüksek tabaka insanlarını tanımasına tanımam. Ama size hiç yakışmayan deminki topluluğun içinde bulunmanız bir yana onların da kızlarının da buradaki uygunsuz konuşmaları dinlemesine izin vermenize şaşırdım doğrusu. Bununla birlikte bilmiyorum. Kafam yerinde değil çünkü. Ama bir çocuğun istemesi üzerine sizden başka kim kalmaya, akşamı onun yanında geçirmeye, olaya katılmaya ve bu yaptığından ertesi gün utanç duymaya kim razı olurdu? Gerçi çok saygıdeğer eşinizin yüzünden bütün bunları doğru bulmadığı belli oluyorsa da. Ne diyeceğini şaşırınca güldü. Sonra bir öksürük nöbeti geldi, iki dakika sürdü. Lizaveta merakla onu izliyordu, soğuk, sert bir tavırla. Gördün işte dedi, sonunda tıkandın. Ah güzel oğlum, yeter artık, geç oldu. Sabrı tükenen Ivan Fyodorovic sinirli bir tavırla araya girdi. Sayın bayım, izin verin şunu söyleyeyim size. Eşim burada ortak dostumuz ve komşumuz Prens Lev Nikolayevich'in evinde bulunuyor ve Lizaveta'nın davranışlarını eleştiremezsiniz delikanlı. Ayrıca benim yüzümün ifadesinden herkesin içinde yüksek sesle söz edemezsiniz. Evet efendim, karım burada kaldıysa daha çok şaşkınlığından günümüzün tuhaf gençlerine duyduğu anlaşılır merakından kalmıştır. Ben de gitmedim kaldım. Tıpkı kimi zaman sokakta şeyleri, o şeyleri Gördüğümde durup baktığım gibi işte şeylere. Yevgeni Pavlovich generalin sözünün sonunu getirdi. Antika insanlara. Aradığı sözcüğü Yevgeni'nin söylediği sözcük olup olmadığında kararsız sevindi general. Harika ve çok doğru dedi. Tam antika olanlara, ne var ki beni en çok şaşırtan ve hatta acı veren de Lizaveta'nın yanınızda kalmasının nedeninin hastalığınız ve belki de gerçekten öleceğiniz olduğunu bile anlayamamanızdır delikanlı. Yani acıklı konuşmanız etkilemiştir kendisini. Dolayısıyla bunun için kimse suçlayamaz onu, kişiliğini küçümseyemez. Generalin yüzü kıpkırmızı olmuştu, karısına döndü. Lizaveta Prokofievna artık gitmek istiyorsan sevgili dostumuz prensle vedalaşalım. İpolit beklenmedik anda araya girdi. Generale dalgın, ciddi bir tavırla bakarak ''Verdiğiniz bu ders için çok teşekkürler general'' dedi. Aglaya ayağa kalkıp sabırsız, öfkeli ''Gidelim maman, daha ne kadar sürecek bu?'' Lisaveta kocasına döndü ağırbaşlı bir tavırla ''İzin verirsen iki dakikacık daha sevgili Ivan Fyodorovich'' dedi. ''Sanırım ateşi var, baksana sayıklıyor, gözlerinden anladım böyle bırakamayız onu.'' Lev Nikolayevich, bu gece Petersburg'a sürüklemeseler onu sen de kalsa olmaz mı? Şerpirin, sıkılmıyorsunuz değil mi? Buraya gel Aleksandran'ı. Dalgınlığından kurtulan İpoli tekrar konuşmaya başladı. Gelişimi açık olan biri olarak gördüm sizi. Evet, işte bunu söylemek istiyordum. Burdovski annesini içtenlikle savunmak istiyor değil mi? Ama öyle oluyor ki sanki küçük düşürüyor kadıncağızı. Bakın prens yardım etmek istiyor, Burdowski'ye bütün içtenliğiyle elini uzatıyor, ona para vermek istiyor. Belki içinizde yalnızca o nefret etmiyor Burdowski'den ama bakın nasıl da iki düşman gibi karşılıklı dikiliyorlar. İşte size göre annesine kötü, çirkin davrandığı için hepiniz nefret ediyorsunuz Burdowski'den öyle değil mi? Evet, öyle. Biçimsel nicelik güzelliktir sizin için önemli olan yalnızca bunlardır. Ama şunu bilesiniz ki belki hiçbirimiz Burdowski'nin annesini sevdiği kadar sevmiyoruzdur annelerimizi. Haberim var Prens Gavrila ile para yolladınız Burdowski'nin annesine. Bahse girerim. Bahse girerim şimdi de Burdowski annesini küçük düşürdüğünüz ona saygısızlık yaptığınız için suçlayacaktır size. Yemin ederim. Tıkandı tekrar öksürmeye başladı. Endişeli bakışını İpolit'ten ayırmayan Lizaveta sabırsızca Hepsi bu kadar mı? Bitirdin mi? Hadi git yaz şimdi hastasın. Tanrım hala konuşuyor. İpolit sinirli, huzursuz bir tavırla birden Yevgeni Pavlovic'e döndü. Yanılmıyorsam gülüyorsunuz dedi. Gerçekten gülüyordu Yevgeni. Neden hep gülerek bakıyorsunuz bana? Fark ettim bana bakarak durmadan gülüyorsunuz siz. Yalnızca sormak istiyordum size Bay İpolit. Bağışlayın soyadınızı unuttum. Prens, Bay Trentiev dedi. Evet Trentiev teşekkür ederim prens. Demin söylemişlerdi ama unuttum. Sormak istiyordum size Bay Trentiev. Duyduğuma göre bir pencereden insanlara 15 dakika konuşacak olsanız hepsinin her dediğinize hemen kabulleneceğini, arkanızdan koşacağını söylüyormuşsunuz. Doğru mu duymuşum? Hatırlamaya çalışıyormuş gibi bir an düşündükten sonra karşılık verdiği Polit. Söylemiş olabilirim. Birden canlanıp Yevgeni'ye dik dik bakarak ekledi. Kesin söylemişimdir. Neden sordunuz?'' Hiç sadece duyduğumun doğru olup olmadığını öğrenmek istedim. Yevgeni sustu ama İpolit sabırsız bir bekleyişle ona bakmayı sürdürdü. Lizaveta Yevgeni Pavlovic'e döndü. E ee, bitirdin mi diye sordu. Bitirmedinse çabuk bitir. Yatıp uyuması gerekiyor bunun. Daha söyleyeceğim bir şey var mı? Lizaveta Prokofievna'nın canının çok sıkkın olduğu belliydi. Yevgeni Pavlovic gülümseyerek sürdürdü konuşmasını. Şunu da söylemeden edemeyeceğim. Bay Trentiev arkadaşlarınızdan duyduklarım ve sizin şimdi öylesine tartışılmaz bir yetkinlikle açıkladıklarınız bana soracak olursanız her şeyden önce hakkın zaferi olarak özetlenebilir. Öyle değil mi? Yanılıyor muyum? Elbette yanılıyorsunuz. Anlayamıyorum bile sizi. Sonra köşeden de omurtular yükseldi. Lebedev'in yeğeni alçak bir sesle bir şeyler mırıldandı. Şimdi bitiriyorum dedi Yevgeni daha sonra bunun güç kullanma hakkına yani yumruğunu kullanma hakkına ve en sonunda dünyanın her yerinde çok sık görülen bir şeyi istediği gibi yapma hakkına atlayacağını söylemek istemiştim o kadar. Prodonda da durmuştur çünkü hakkı üzerinde. Amerikan iç savaşında en ilerici liberallerin çoğu bile zenciler, siyah ırktandır, beyazlardan aşağıdadırlar. Öyleyse güç kullanma hakkı beyazlardadır diyerek çiftlik sahiplerinden yana olmuştur. E yani güçlünün haklı olduğunu yatsımıyorsunuz. Başka? Mantıklı bir insansınız. Yalnızca şunu söylemek istemiştim. Güçlünün hakkı kaplan ve timsah hakkına hatta Danilov ve Gorski'nin hakkına pek uzak değildir. Bilmiyorum başka. İpolit Yevgeni'nin ne dediğini pek dinlemiyordu. Arada bir e diyordu başka diyordu. Ama dikkat ettiği veya meraklandığı için değil, sırf konuşma akışından. Hepsi bu kadar başkası yok. İpolit farkında değilmiş gibi elini Yevgeni'ye uzatarak birden şöyle dedi. Yine de size kızmıyorum. Yevgeni Pavlovic şaşırmıştı. Karşısındakinin özrünü kabul ediyormuş gibi ciddi bir tavırla dokundu kendisine uzatılan ele. Tıpkı iki anlama gelebilecek gibi saygılı bir tavırla. Söyleme de edemeyeceğim dedi konuşmama izin vermekle, beni dikkatle dinlemekle gösterdiğiniz ilgiye minnettarım. Çünkü birçok gözlemime göre liberallerimiz karşısındaki insanın kendine özgü düşünceleri olmasına izin verecek ve karşı düşüncede insanlara küfür etmekten veya ağır bir şey yapmaktan kendini alıkoyabilecek yapıda değildir. General Ivan Fyodorovich çok doğru söylüyorsunuz dedi. Sonra ellerini arkasında bağlayıp son derece canı sıkkın verandanın çıkışına doğru çekildi. Birkaç kez esnedi orada. Lisaveta Prokofievna birden Yevgeni'ye döndü. Yeter ama canım, sıktınız artık. İpolit heyecanlı neredeyse korkuyla ayağa kalkıp çevresine şaşkın şaşkın bakarak geç oldu dedi. Bu saate kadar alıkoydum sizi. Her şeyi anlatmak istedim size. Öyle sanıyordum ki hepiniz son kez ama olmayacak bir hayaldi bu. Neredeyse gerçek bir sayıklamadan zaman zaman birkaç dakikalığına ansızın ayıldığı, karyolasında tek başına hasta yatarken sıkıntılı uykusuz geçen saatler boyu parça parça hatırlayıp anlattığı belliydi. Birden "Haydi hoşça kalın." dedi. "Size hoşça kalın demenin benim için kolay olduğunu mu sanıyorsunuz?" Bu saçma sorusuna canı sıkıldığı için gülümsedi. Anlatmak istediği şeyleri açıklıkla anlatamadığı için kendi kendine ifrit olmuş gibiydi. Ekselansları, sizi cenaze törenime davet etmek benim için bir onurdur. Beni bu onurdan yoksun bırakmazsanız sanırım. Generalle birlikte hepiniz davetlisiniz baylar. Tekrar güldü İpolit. Ama bu bir deli gülüşüydü. Lisaveta korku içinde yaklaştı ona. Kolundan tuttu. İpolit yüzünde donup kalmış ama artık devam etmeyen gülüşüyle dik dik bakıyordu Lisaveta'ya. ''Buraya ağaçları görmek için geldiğimi biliyor muydunuz?'' diye sordu. ''İşte şu ağaçları. Komik bu değil mi? Komik bir şey yok bunda ama.'' Sonra birden daldı. Bir dakika sonra başını kaldırdı. Meraklı bakışlarla kalabalıkta birini aramaya koyuldu. Hiç de uzağında olmayan, uzun süredir hemen sağında ayakta duran Yevgeni'yi arıyordu. Ama onun orada olduğunu unutmuştu. Sonunda buldu Yevgeni Pavloviç'i. ''Ah buradasınız demek.'' Pencerede 15 dakika konuşmak istediğime gülüyordunuz demin. Hem biliyor musunuz 18 yaşında değilim ben. Şu yastığa başımı öylesine çok koydum ki şu pencereden dışarı o kadar çok baktım ki. O kadar çok düşündüm ki bilirsiniz ölünün yaşı olmaz. Geçen hafta düşünüyordum bunu. Gece uyanmıştım. En çok neden korktuğunuzu biliyor musunuz siz? Bizleri küçümsüyor olsanız da en çok bizlerin içtenliğinden korkuyorsunuz. Bunu da gece başım yastıktayken düşündüm. Lizaveta biraz önce sizinle alay ettiğimi sanıyorsunuz değil mi? Yo hayır etmiyordum. Yalnızca övmek istemiştim sizi o kadar. Prensin sizi çocuk gibi gördüğünü söylüyordu Golya. Güzel bir şey bu. Çok güzel. Sahi bir şey daha var. Bir şey daha söylemek istiyordum ben size. Yüzünü elleriyle kapatıp bir süre düşündükten sonra Bakın ne diyeceğim. Az önce kalkmıştınız vedalaşıyordunuz. O anda birden şöyle bir şey geldi aklıma. Bu insanları bir daha görmeyeceğim. Bu ağaçları da yalnızca kırmızı tuğla bir duvar ve Meyer'in evi olacak penceremin tam karşısında. Hadi anlat onlara bütün bunları. Anlatmaya çalış. Şu güzeller güzeli kız ama bir ölüsün sen artık. Ölü olduğunu açıkla. Ölü bir adam her şeyi söyleyebilir de. Bir şey söyleyeyim mi size? Doğanın çok komik olduğunu düşünüyordum. Demin benim tanrı tanımaz olduğumu söylüyordunuz. Peki doğanın ne olduğunu biliyor musunuz? herkesin yüzüne hüzünlü bir öfkeyle bakarak ekledi. Çok katı yürekli acımasızsınız. Yine bir şeyi hatırlamış gibi ciddi bambaşka bir tavırla bitirdi konuşmasını. Kolyayı yoldan çıkartmaya çalışmıyordum ben. Lizaveta çok üzgün. Burada hiç kimse, hiç kimse alay etmiyor sizinle. İçiniz rahat olsun dedi. Yarın yeni bir doktor gelecek. Öteki yanıldı. Hadi otur şimdi ayakta durma. Sayıklıyorsun sen. Ne yapacağız şimdi? Telaşla koltuğa oturtmaya çalışıyordu İpolit'i. Bir damla gözyaşı belirmişti yanağında. İpolit şaşırmış kala kalmıştı. Elini kaldırdı, çekinerek uzanıp o gözyaşı damlasına dokundu. Çocuksu bir gülümseme vardı yüzünde. Neşelenmiş gibi ''Ben sizi'' diye başladı. ''Biliyorsunuz sizi ne kadar çok.'' Her zaman öylesine heyecanlı söz ediyordu ki sizden. ''İşte o kolya, çok seviyorum onu.'' Ben yoldan çıkartmaya falan çalışmadım onu. Arkamda da yalnızca o kalacak. Kalan çok olsun isterdim ama kimse yoktu yanımda. Hiç kimse. Bir eylem adamı olmak istiyordum. Hakkım vardı buna. Ah ne çok şey istiyordum. Ama şimdi hiçbir şey istemiyorum. İstemek bile istemiyorum. Böyle bir söz verdim kendime. Artık hiçbir şey istemeyeceğim. Varsın bensiz arasınlar gerçeği. Evet, doğa alay ediyor insanlarla. Sonra alay edecekse ne diye yaratıyor en üstün varlıkları? Öyle yapmış ki yeryüzünde kusursuz diye bilinen varlığı. Evet, öyle yapmış ki o kusursuz varlığı insanların karşısına çıkartıp ona onca kanın akmasına neden olan şeyleri söylemek görevini vermiş. Hem akan o kan o kadar çok ki bir sefer de akacak olsaydı tüm insanlığı boğardı. Oh, iyi ki ölüyorum. Belki ben de öyle korkunç bir yalan söyleyebilirdim. Bakarsınız buna doğa zorlardı beni. Kimseyi kötü yola itmedim ben. İnsanların mutluluğu için gerçeğin ortaya çıkması, yücelmesi için çalıştım. Penceremden Meyer'in evinin duvarına bakarken yalnızca 15 dakika konuşup herkesi inandırmayı düşündüm hep ve ilk defa hayata karıştığımdaysa diğerlerini değilse bile sizi buldum karşımda. Ama sonuç ne oldu? Bir hiç. Beni küçümsediniz. Demek bir aptalım, kimsenin işine yaramayan gereksiz biriyim. Demek zamanım geldi artık. Hem arkamda en küçük bir anı da bırakamadım. Ne bir ses, ne bir iz, ne bir eser. Tek bir düşünceyi bile yayamadım. Gülmeyin bu aptala. Unutun gitsin. Hepsini unutun lütfen. Bu kadar acımasız olmayın. Biliyor musunuz, şu verem olmasaydı kendimi ben öldürürdüm. Daha uzun süre konuşmak istediği belliydi ama konuşamayıp koltuğa attı kendini. Elleriyle kapattı yüzünü ve küçük bir çocuk gibi ağlamaya başladı. Lisaveta, ''Şimdi ne yapacağız?'' diye haykırdı. Yanına koştu, başını kollarının arasına alıp olanca gücüyle göğsünün üzerine bastırdı. İpolit sarsılarak ağlıyordu. Sürdürdüğü konuşmasını Lisaveta, ''Hadi hadi ağlama artık yeter, iyi bir çocuksun sen, bilmeden yaptıklarını bağışlayacaktır Tanrı.'' Yeter hadi metin ol. Sonra kendin de utanacaksın böyle ağladığın için. Dedi. İpolit güçlükle kaldırdı başını. Orada benim bir diye başladı. Orada bir erkek kardeşimle kız kardeşim var. Çok küçükler, yoksul ve masum çocuklar. O kadın bozacaktır onları. Siz bir azizesiniz. Kendiniz de bir çocuk kadar günahsızsınız. Kurtarın onları. O kadının, o utanmazın elinden alın onları. Ne olur yardım edin onlara. Tanrı yapacağınız bu iyiliğin karşılığını misliyle verecektir size. Ne olur Tanrı için, İsa için yardım edin onlara. Lisaveta büyük bir öfkeyle haykırdı. Şimdi ne yapalım söyleyin bakalım İvan Fyodorovic. İnsaf edin de o gösterişli sessizliğinizi bozun artık lütfen. Bir şey söylemezseniz bileseniz ki geceyi burada geçireceğim. Yeterince baskı altında tuttunuz beni. Çok heyecanlı ve öfkeliydi Lizaveta kocasının cevabını ısrarla bekliyordu. Ne var ki böyle durumlarda genellikle herkes soruyu kendi üzerine almadan susarak geçiştirirdi. Bu akşam da orada bulunanlar arasında tek sözcük söylemeden sabaha kadar bile olsa oturmaya hazır kimseler vardı. Söz gelimi bütün akşam boyunca uzak bir köşede oturup hiç söze karışmayan, konuşmaları büyük bir merakla dinleyen, susan, varvara bunlardan biriydi. General, bana sorarsan Lizaveta, burada bizim heyecanımızdan daha çok bir hasta bakıcıya, bir de güvenilir, uyanık birine ihtiyaç var. Ama önce prense sormalıyız, hemen bırakmalıyız, dinlensin hasta. Yarın yine geliriz. Doktor Enko hırçın, öfkeli bir tavırla prense döndü. Saat 12 oldu dedi. Biz gidelim artık. İpolit bizimle gelecek mi gelmeyecek mi? İstiyorsanız siz de kalın dedi prens. Yerimiz var. Keller bir anda heyecanla koştu generalin yanına. Ekselansları dedi. Gece için güvenilir birine ihtiyacınız varsa arkadaşım için seve seve kalabilirim efendim. Benim gözümde büyük bir insandır kendisi. Kuşkusuz eğitimimi biraz boşladım ben efendim. Ama o konuşmaya başladı mı ağzından inciler dökülür. General umutsuzca öte yana çevirdi başını. Lisaveta'nın sinirli sorularına cevap verdi prens. Geceyi burada geçirirse sevinirim. Petersburg'a dönmesi zor olacak bence. Ne o? Uyuyor musun? İstemiyorsan açık söyle canım. Bizim eve götürürüm onu. Aman tanrım. Kendi zor ayakta duruyor zaten. Hasta mısın sen? Geldiğinde prensi ölüm döşeğinde bulamayan Lizaveta, onun dış görünüşüne bakarak sağlıklı olduğunu pek abartmıştı herhalde. Oysa prensin kısa süre önceki hastalığı, hastalığına eşlik eden acı hatıraları, bu akşamın telaşı Çevin oğlu olayı en sonunda da İpolit. Bütün bunlar prensin hasta duyarlılığını gerçekten neredeyse hummalı bir durma sokmuştu. Öte yandan şimdi başka bir endişe hatta korku da vardı bakışında. Ondan başka bir olay daha bekliyormuş gibi telaşla bakıyordu İpolite. Birden ayağa kalktı İpolit, çarpılmış, korkunç derecede bembeyaz olmuş, yüzünde umutsuzluk derecesinde bir utanç vardı. Oradakilerin üzerinde nefretle ve korkuyla dolaşan bakışları da titreyen çarpık dudaklarında dolaşan ürkek gülümseme de ruhsal durumunu ele veriyordu. Hemen önüne indirdi bakışını. Yalpalayarak verandanın merdiveninin başında duran Burdovski ile Doktor Enko'nun yanına yürüdü. Anlaşılan onlarla birlikte gitmeye hazırlanıyordu. Prens, ben de bundan korkuyordum işte diye haykırdı. Olacağı buydu. Anlaşılan onlarla birlikte gitmeye hazırlanıyordu. Prens, ben de bundan korkuyordum işte dedi. Olacağı buydu. İpolit dönüp büyük bir öfkeyle baktı prense. Yüzünün her çizgisi şöyle diyordu sanki. Demek bundan korkuyordunuz. Demek olacağı buydu ha. Şunu bilmenizi isterim. Burada en çok nefret ettiğim insan sizsiniz. Cizvit, aşırı tatlı ruhlu budala, iyilik budalası milyoner. En çok sizden nefret ediyorum. Hatta dünyada en çok. Uzun zamandır biliyorum sizi ve nefret ediyorum. Sizden söz edildiğini duyduğumdan beri bütün varlığımla nefret ediyorum sizden. Olayı buraya siz getirdiniz. Sizin yüzünüzden kriz geldi bana. Ölmek üzere olan bir insanı küçük düşürdünüz. Sizsiniz küçük düşmemin suçlusu. Ölmeyecek olsaydım öldürürdüm sizi. Yardımlarınıza ihtiyacım yok benim. Kimsenin yardımını istemiyorum. Duyuyor musunuz? Hiç kimsenin. Kendimde değildim demin. Gururlanmayın hemen. Hepinizi sonsuza dek lanetliyorum. Hepinizi. İyice tıkandı. Sesi kesildi. Lebede fısıldadı Lizaveta'ya. Ağladığı için utandı. Olacağı buydu. Ah prens, nasıl da anlamışsın. Ama Lizaveta dönüp bakmaya bile değer görmedi onu mağrur bir tavırla başını arkaya atarak şöyle bir doğruldu. Küçümser bir merakla baktı bu küçük insanlara. İpolit konuşmasını bitirince general omuz silkecek oldu. Lisaveta bu yaptığının hesabını soruyormuş gibi aşağıdan yukarı öfkeyle süzdü onu. Arkasından hemen prense döndü. Sevgili aile dostumuz prens, bizlere bağışladığınız bu hoş akşam için size teşekkür ederim. Bu dalalıklarınıza ailemizi de karıştırdığınız için seviniyorsunuzdur şimdi.'' Bu kadarı yeter sevgili dostum. Sonunda sizi iyice tanımamıza yardım ettiğiniz için teşekkürler. Onların gitmesini beklerken sinirli sinirli mantosunu düzeltmeye çalıştı. Doktor Enko'nun araba çağırması için bir süre önce gönderdiği Lebedev'in oğlu lise öğrencisinin çağırdığı kiralık araba onları almak için kapıya yanaşmıştı. General, karısının hemen ardından Gerçekten de prens hiç beklemezdim sizden dedi. Her şeyden dostça ilişkimizden sonra hem ayrıca Lizabeta Adelaide peki nasıl olabilir böyle bir şey dedi. Çabuk adımlarla prensin yanına gitti, elini uzattı ona. Prens Adelaide'ye şaşkınca gülümsedi. O anda sımsıcak çabuk bir fısıltı yaktı kulağını. Bu iğrenç insanlarla hemen şimdi ilişkinizi kesmezseniz hayatımın sonuna kadar nefret edeceğim sizden. Aglaya'ydı bunu söyleyen, çıldırmış gibiydi ama prens dönüp ona bakıncaya kadar uzaklaşmıştı. Ne var ki? Bir şeyle veya bir kimseyle ilişkisini kesmesi gerekmiyordu artık prensin. Bu arada hasta İpolit'i şöyle veya böyle arabaya bindirmişler, araba hareket etmişti. Lizaveta, e ee, daha bekleyecek miyim Ivan Fyodorovic dedi. Bu kötü insanların arasında daha uzun süre durmak zorunda mı kalacağım? Ivan Fyodorovic elini uzattı prense ama sıkmadan ona o sırada öfkeyle bağırıp çağırarak verandadan çıkmakta olan Lizaveta'nın arkasından koştu. Adelaide nişanlısı ve Aleksandra iştenlikle vedalaştılar prensle. Yevgeni Pavlovich de öyle. Yalnızca onun neşesi yerindeydi. Pek sevecen bir gülümsemeyle fısıldadı prense. Olacağı buydu. Ne yazık ki olan size oldu. Boş yere acı çektiniz. Aglaya prensle vedalaşmadan çıktı. Gel gelelim o akşamın serüveni henüz bitmemişti. Lizaveta'nın hiç beklenmedik bir karşılaşmaya daha katlanması gerekiyordu. Merdivenlerden parkı çevreleyen yola yeni inmişti ki beyaz iki atın koşulu olduğu pırıl pırıl bir kupa arabası birden hızla geçti prensin yazlığının önünden. Arabada göz alıcı iki kadın vardı. Evi beş on adım geçtikten sonra birden durdu kupa arabası. Kadınlardan biri kendisi için çok gerekli bir tanıdığını görmüş gibi çabucak döndü. Çın çın öten çok tatlı bir sesle ''Yevgeni Pavlovich'' dedi. ''Sen misin? Sonunda seni bulduğuma ne kadar sevindim bilemezsin.'' Kente adam yolladım sana. Hem de iki kişi. Sabahtan beri seni arıyorlar. Yevgeni Pavlovich yıldırım çarpmış gibi büyük bir şaşkınlıkla merdivenin basamaklarında kala kaldı. Lisaveta da olduğu yerde durmuştu. Ama Yevgeni gibi şaşırmışa ya da korkmuşa benzemiyordu. Bu küstah kadına beş dakika önce içeride küçük insanlara baktığı gibi mağrur ve aşağılar bir tavırla baktı. Sonra bakışlarını Yevgeni'ye çevirdi. Çın çın öten ses devam ediyordu. Yeni haber. Kupferov'un senetlerini takma kafana. Rogojin'e söyledim. Otuz bin verip geri aldı onları. En azından üç ay rahatsın. Biskap ve öteki pisliklere gelince. Tanıdıklar aracılığıyla onları da hallederiz. Yani her şey yolunda. Sıkma canını. Yarın görüşürüz. Kupa arabası hareket edip hızla gözden kayboldu. Yevgeni Pavlovich öfkeden yüzü kıpkırmızı çevresine bakarak ''Deli mi ne bu kadın?'' dedi. ''Ne dediğini hiç anlamadım. Ne senetleriymiş. Kimdi onu da anlamadım.'' Lisaveta iki saniye daha baktı ona. Sonra birden döndü eve doğru yürüdü. Ötekiler de arkasından. Tam bir dakika sonra Yevgeni Pavlovich aşırı telaşlı verandaya prensin yanına döndü. Prens bunlar ne demek gerçekten biliyor musunuz? Hayır bilmiyorum dedi prens. Kendisi de olağanüstü gergin hastalıklı bir ruh hali içindeydi. Hayır mı? Hayır. Birden gülmeye başladı Yevgeni Pavlovich. Ben de bilmiyorum yemin ederim. O senetlerle en küçük bir ilgim yok. Doğru söylüyorum inanın bana. Peki ama ne oluyorsunuz? Fenalaşıyor musunuz? Yo hayır. İyiyim bir şeyim yok. 11. Bölüm Yapan Çinler ancak üçüncü gün yumuşadı. Gerçi her zaman olduğu gibi birçok konuda prens kendini suçlu buluyordu ve cezalandırılmayı da içtenlikle bekliyordu. Ama yine de baştan beri Lizaveta'nın ona ciddi olarak kızmayacağı, aslında daha çok kendi kendine kızdığı inancı vardı içinde. Bu nedenle küskünlüğün böylesine uzun sürmesi, üçüncü günde prensi karamsar bir çıkmaza sokmuştu. Bunun başka nedenleri de vardı, ama bu nedenlerden biri önemliydi. Bu neden prensin kuşkularında üç gün süresince giderek güçlenmişti. Yevgeni ile kupa arabasından konuşan ilginç kadın olayı üçüncü günün sonunda korkutucu ve gizemli boyutlara ulaşmıştı. Olayın öteki yönleri bir yana, bu gizemin özünde prensin içini sızlatan, ona acı veren bir şey vardı. Bu korkunç olayın suçlusu prens miydi? Suçlunun bir başkası olabileceği fikrini tamamlayamıyordu. N, F, B harflerine gelince, prensin düşüncesine göre yalnızca çocukça bir şakaydı. Öyle ki üzerinde durmaya bile değmezdi. Aslında yakışıklı da almazdı. Bununla birlikte prens başlıca nedeninin kendisi olduğu o çirkin olaydan ve karışıklıktan sonra, ertesi sabah prens şey ile Adelaide'yi konuk etme mutluluğuna erişti. Birlikte dolaşmaya çıkmışken aslında onun sağlık durumunu merak ettikleri için uğramışlardı. Parkta dolaşırlarken Adelaide dallı budaklı, gövdesinde kovukları çatlakları olan yeni yeni yeşermiş kocaman harika bir ağaç görmüş o ağacın resmini yapmaya karar vermişti. Ziyaretleri süresince de neredeyse hep bu ağacı anlatmıştı Adelaide. Prens şey her zaman olduğu gibi çok candan sevimliydi. Geçmişi anda ilk tanıştıkları günlerin olaylarından söz ettiler. Öyle ki bir önceki akşamdan tek sözcük geçmedi aralarında. Sonunda dayanamadı Adelaide, gülümseyerek inkognito uğradıklarını itiraf etti. İnkognito lafından anne babanın Neşesinin yerinde olmadığı anlaşılsa da itiraf bu kadarla kalmıştı. Adelaide ile Prens Şeh ziyaretleri sırasında Lizaveta'dan da Aglaya'dan da hatta Ivan Fyodorovic'den de tek sözcükle olsun bahsetmemişlerdi. Gesintilerine devam etmek için çıkarken birlikte dolaşmak için davet de etmemişlerdi prensi. Eve çağırmaktansa ima yollu bile söz etmediler. Bu konuda Adelaida çok ilginç bir de cümle kaçırdı ağzından. Sulu boya bir çalışmasından söz ederken birden tablosunu prens'e gösterebilmeyi çok istediğini söylemiş. Şöyle demişti: "Bir an önce nasıl gösterebilirim onu size? Bir dakika, belki de bugün kolyeyle ile gönderirim, uğrarsa elbette. Ya da yarın prensle yürüyüşe çıktığımızda ben getiririm." Sorunu böyle herkes için en uygun biçimde ustaca çözdüğüne karar verdiği için sevinmişti. Sonunda tam vedalaşırlarken Prens Ş birden hatırlamış gibi sordu. Ah sahi sevgili Lev Nikolayevich, dün akşam kupa arabasından Yevgeni Pavlovich'e seslenen o hanımefendinin kim olduğunu siz de mi bilmiyorsunuz? Prens, Nastasya Filipovna'ydı dedi. Hala öğrenemediniz mi kim olduğunu ama yanındaki kimdi onu bilmiyorum. Ha tanıyorum adını duymuştum dedi Prens Şe. Peki ama o bağırması neydi öyle? Ne yalan söyleyeyim bağırmasına bir anlam veremedim ben. Benim için de herkes için de anlaşılmaz bir şeydi. Prens şey gözle görülür olağanüstü bir şaşkınlık içindeydi. Prens çok sakin bir tavırla cevap verdi. Yevgeni Pavlovich'in verdiği bir takım senetlerden söz ediyordu. Nastasya Filipovna'nın ricası üzerine Rogojin bu senetleri tefeciden almış ve şimdi Yevgeni Pavlovich'i bekleyecekmiş. Duydum duydum sevgili prensim ama olacak şey değil bu. Ancak Yevgeni Pavlovich kimseye senet vermiş olamaz. Öyle büyük bir serveti varken. Gerçi önceleri çocukça bir takım şeyler yapmıştır ve ben kurtarmışımdır onu. Ama şimdiki servetiyle tefecilere senet vermesi, verdiği senetler yüzünden huzursuz olması filan olacak şey değil. Ayrıca Nastasya Filipovna ile senli benli de olamaz. Asıl önemli olan da burası işte.'' Yevgeni Pavlovich olanlardan hiçbir şey anlamadığına yemin ediyor. İnanıyorum ona ama benim size sormak istediğim sizin bir şey bilip bilmediğiniz. Yani kulağınıza bir şey çalındı mı? Hayır ben bir şey duymadım. İnanın bu konuyla hiç alakam yok. Ah ne çok değişmişsiniz prens. Doğrusu bugün tanıyamıyorum sizi. Bu işle ilginiz olduğunu nasıl düşünebilirim? Bugün neşeniz yok pek. Prens şey sarılıp öptü prensi. Yani hangi bu işle ilgim olmadığını düşünüyorsunuz? Ortada bu iş diye bir şey göremiyorum ben. Prens Şeyh oldukça soğuk bir tavırla karşılık verdi. Hiç kuşku yok ki bu bayanın amacı öyle veya böyle Yevgeni Pavlovic'i e hiç ilgisi olmayan ve olmayacak işlerle ilişkilendirerek tanıdıklarının önünde zor duruma düşürmekti. Prens Lev Nikolayevich şaşırmıştı. Soru dolu bakışlarla uzun uzun baktı prens e. Sonra sabırsız bir tavırla Öyleyse yalnızca senet işi değil bu dedi. Dün yalnızca senetlerden söz edilmemiş miydi? Söylüyorum size Yevgeni Pavlovich'in onunla hele Rogojin'le ne ilişkisi olabilir? Tekrar ediyorum. Yevgeni Pavlovich büyük bir servete sahiptir. Çok iyi biliyorum bunu. Ayrıca amcasından da ikinci bir servet bekliyor. Doğrusu Nastasya Filipovna Prens şey birden sustu. Prense Nastasya Filipovna'dan daha fazla söz etmek istemediği belliydi. Prens Lev Nikolayeviç de bir dakika kadar sustuktan sonra birden sordu. Öyle anlaşılıyor ki Yevgeni Pavlovich tanıyormuş onu. Olabilir, uçarının tekidir. Tanıyor olsa bile çok uzun zaman öncedir bu. Yani en azından 3 yıl önce. Evet, Totski ile de tanışırdı. Ama şimdi öyle bir şey söz konusu değildir. Şimdi de kesinlikle senli benli olamazlar onunla. Bildiğiniz gibi uzun süredir buralarda yoktu Nastasya Filippoğlu'na. Gelmiyordu buraya. Şimdi geldiğinden de çoğu kimsenin haberi yok. Kupa arabasını ilk kez önceki gün bir defa gördüm. O kadar. Harika bir arabası var dedi Adelaide. Evet harika bir araba. Prens Şey ile Adelaide, Prens Lev Nikolayevich'ten dostça ve kardeşçe ayrıldılar. Bu ziyaret kahramanımız için son derece önemliydi. Gerçi dün geceden bu yana bir takım kuşkuları vardı ama Prens Şey ile Adelaida'nın bu ziyaretine kadar endişeleri tam doğrulanmış değildi. Şimdi her şey ortadaydı. Elbette Prens Şey olayları yanlış yorumluyordu ama yine de gerçeklerin çevresinde dolaşıyordu. Burada bir entrik olduğunun farkındaydı. Şöyle düşünüyordu prens. Belki de çok iyi biliyor, anlıyordur durumu. Ama açığa vurmak istemiyordur yalnızca. Bu yüzden de yanlış şeyler söylüyordur. En açık olansa ikisinin bir takım bilgiler almak amacıyla ziyaretine gelmiş olmasıydı. Bu doğruysa demek onun entrika'ya doğrudan ortak olduğunu düşünüyorlardı. Ayrıca bu gerçekse durum gerçekten önemliydi. Yani Nastasya Filipovna'nın korkunç bir amacı vardı. Peki neydi o amaç? Çok kötü bir şey olmalıydı. Nasıl durdurulabilirdi Nastasya Filipovna? Yapacağı bir şeyi kafasına koyduysa olanaksız da bu. Prens deneyimlerinden bilirdi bunu delidir o kadın deli diyordu. Ne var ki o sabah anlaşılmaz birçok şey daha olmuştu ve hepsi de aynı zamana rastlamıştı. Hepsi de acele çözüm bekliyordu. Öyle ki son derece sıkıntılıydı prens. Kucağında küçük kız kardeşi Luboçka ile yanına gelen Vera Lebedeva uzun uzun bir şeyler anlatıp gülmüş bir süre oyalamıştı onu. Arkasından ağzı hep açık dolaşan ablası ile Lebedev'in lise öğrencisi oğlu erkek kardeşi geldi. Lebedev'in oğlu Apokalipsis'te dünyanın su kaynaklarına düştüğü anlatılan Pelin Yıldızı'nın babasının yorumuna göre aslında Avrupa'yı saran demir yol ağı olduğunu söyledi. Prens Lebedev'in böyle söylediğine inanmadı. İlk fırsatta soracaktı bunu ona. Prens bu arada Vera'dan Keller'in dünden beri posta onların evine serdiğini, ayrılmaya da hiç niyetli görünmediğini, çünkü burada kendine arkadaşlar bulduğunu ve yalnızca kültürünü artırmak için kaldığını söylediğini öğrenmişti. Bu arada prens Lebedev'in çocuklarından giderek daha çok hoşlanmaya başlamıştı. Kolya bütün gün yoktu. Sabah erkenden Petersburg'a gitmişti. Ama prensin asıl beklediği o gün kesinlikle uğraması gereken Gavrila Ardalinoviç'ti. Gabriela yemekten hemen sonra saat 7'ye doğru geldi. Onu görür görmez şöyle düşündü prens. Çok şey biliyor bu adam. Varvara Ardalinovna ve kocası gibi yardımcıları varken bilmez olur mu? Ama prensle Gabriela arasında özel bir ilişki vardı. Örneğin Burdowski işini ona vermişti prens. Ondan özellikle rica etmişti bu işle ilgilenmesini. Ne var ki onun bu güvenine ve aralarında daha önce geçmiş birçok olaya karşın sanki ikisinin karşılıklı konuşmamaya karar verdikleri bazı şeyler vardı. Prens kimi zaman Gavrila'nın ona dostça içten duygular beslediğini düşünüyordu. Söz gelimi Gavrila şimdi içeri girdiği anda prens onun aralarındaki buzları eritme zamanının geldiğine inandığını düşünmüştü. Öte yandan Gavrila kendisine sabırsız sorular sorulacağını, elde olmayan itiraflarda bulunmak, dostça açıklamalar yapmak zorunda kalacağını bekliyordu kuşkusuz ama çok yanılıyordu. 20 dakika süren ziyareti süresince prens son derece düşünceli, neredeyse dalgındı. Beklenen sorular veya daha doğrusu Gavrila'nın beklediği en önemli soru sorulmamıştı kendisine. O zaman Gavrila da fazla açılmadan konuşmaya karar verdi. 20 dakika hiç durmadan konuştu, güldü. Sevimli, hoş, neşeli şeyler söyledi ama asıl önemli olan konuya hiç değinmedi. Gavrila bu arada Nastasya Filipovna'nın ancak 4 gündür Pavlos'ta olmasına karşın herkesin ilgisini çekmeyi başardığını anlattı. Matroski sokağında Darya Alexievna'nın küçük gösterişsiz evinde kalıyormuş ama kupa arabasının Pavlos'ta bir eşi daha yokmuş.'' çevresinde yaşlılardan gençlerden oluşan bir aşıklar kalabalığı varmış. Kupa arabasına kimi zaman atlılar eşlik ediyormuş. Nastasya Filipovna eskiden olduğu gibi eş dost konusunda yine çok seçiciymiş. Herkesin kendisine yaklaşmasına izin vermiyormuş. Ama yine de büyük bir kalabalık varmış çevresinde. Gerektiğinde onu koruyacak ahbapları da çokmuş. Yazlıkçılardan bir damat adayı onun yüzünden sözlüsüyle kavga bile etmiş. Yaşlı bir general neredeyse lanetlemiş oğlunu. Arabasıyla dolaşmaya çıktığında 16 yaşlarında Darya Alexievna'nın uzaktan akrabası son derece güzel bir kızı yanından hiç ayırmıyormuş. Çok güzel şarkı söylüyormuş kız. Öyle ki akşamları küçük evleri konuklarla dolup taşıyormuş. Bununla birlikte davranışlarında son derece ağır başlamış Nastasya. Giyinişi aşırı gösterişli değilmiş ama olağanüstü zevkliymiş. Öyle ki Pavlos'ta bütün kadınlar onun zevkini de, güzelliğini de, arabasını da kıskanıyormuş.'' Gavril'e sürdürüyordu konuşmasını. Dün akşamki garip olay elbette önceden planlanmıştı ve bu nedenle elbette önemsenmemelidir. Nastasya Filipovna'yı bir şeyle suçlamak için ya arayıp bir şeyler bulmak ya da iftira atmak gerekir. Gavrila bu arada prensin ona dün akşamki olayın neden önceden planlanmış olduğunu, neden acele etmek gerektiğini soracağını düşündüğü için sözünü heyecanla bitirmişti. Ama prens bir şey sormadı. Gavrila Yevgeni Pavlovich konusunu da herhangi bir soru sorulmadan yine kendiliğinden açtı. Bu da çok tuhaftı çünkü durup dururken ortada herhangi bir neden yokken söz etmeye başlamıştı Yevgeni Pavlovich'ten. Gavrila Ardalinoviç'e göre Yevgeni Pavlovich tanımıyordu Nastasya Filipovna'yı. Yeni yeni tanımaya başlamıştı onu. O da dört gün önce kupa arabasıyla dolaşmaya çıktığında biri tanıştırmıştı. Ayrıca belki de bir kez başka biriyle evine gitmişti borç senetlerine gelince bu da olasıydı. Elbette büyük bir servetin sahibiydi Yevgeni Pavlovich. Ama mülklerinin işlerinde biraz düzensizlik vardı. Bu ilginç konuyu birden kapadı Gavrila. Nastasya Filipovna'nın dün akşamki çıkışından tek sözcük etmedi. Bir süre sonra Varvara Gavrila'yı almaya geldi. Bir dakika kaldı. Yevgeni Pavlovich'in o gün belki de Yarın Petersburg'da olacağını, kocasının da Yevgeni Pavlov için işi için Petersburg'a gittiğini, orada belki bir şeyler olabileceğini söyledi. Giderken de Lizaveta'nın sinirlerinin çok bozuk olduğunu, en kötüsü de Aglaya'nın ailede herkesle bozuştuğunu, bunun ise daha da kötü olduğunu söyledi. Kız kardeş, abi bu son haberleri verdikten sonra gittiler. Gavrila Pavlişcev'in oğlu konusunda da tek sözcük söylememişti. Belki göstermelik alçak gönüllülüğünden yapmıştı bunu. Belki de prense acıdığından. Ama prens yine de işi titizlikle sonuçlandırdığı için bir kez daha teşekkür etti ona. Sonunda yalnız kalabildiğine sevinmişti prens. Verandadan indi, yolun karşısına geçip parka girdi. Düşünmek atacağı bir adımın kararını vermek istiyordu. Ama bu adım düşünülerek atılan adımlardan değil, özellikle düşünülmeden doğrudan karar verilen adımlardandı. Birden burada her şeyi bırakıp geldiği yere dönmek, hatta çok uzak, ıssız bir yerlere gitmek, hemen o anda gitmek, hem hiç kimseyle vedalaşmadan gitmek için önüne geçilmez bir istek duymaya başladı. Birkaç gün daha olsun burada kalırsa bu dünyaya bir daha çıkamayacak biçimde girmiş olacağını, bu dünyanın onun dünyası olacağını hissediyordu. Ama daha 10 dakika düşünmemişti ki buradan ayrılmasının imkansız olduğuna, bunun bir çeşit yüreksizlik olacağına, önünde onu tüm gücünü kullanarak çözmek zorunda olduğu, hatta bundan kaçma hakkının olmadığı sorunların bulunduğuna karar vermişti. Parkta daha 15 dakika dolaşmamıştı ki böyle düşünerek eve döndü. O anda son derece mutsuz hissediyordu kendini. Lebedev hala evde yoktu. Öyle ki dertleşmek, içindeki bazı şeyleri anlatmak isteyen keller akşama doğru prensin odasına dalmıştı. Sarhoş değildi, prense hayatını anlatmak amacıyla geldiğini, sırf bunun için Petersburg'a dönmediğini, Pavlos'ta kaldığını söyledi. Prensin onu yanından uzaklaştırmasının en küçük bir olanağı yoktu. Kesinlikle gitmezdi. Uzun uzun karma karışık konuşmaya başladı. Ama daha konuşmasının başında sonuna atladı ve Tanrı'ya inancını yitirdiği için bütün ahlak değerlerini kaybettiğini, hırsızlık bile yaptığını söyledi. Bunu düşünebiliyor musunuz prens? Beni dinleyin keller dedi prens. Sizin yerinizde olsaydım ortada bir neden yokken açıklamazdım bunu. Ayrıca böyle konuşurken yanılmıyorsam kendinize iftira da ediyorsunuz. Yalnızca sizi açıyorum bunu. Sırf kişisel gelişimime yardım olsun diye sizden başka kimseye anlatmam. Bu sırrım benimle birlikte mezara gidecek. Ama bilseydiniz prens günümüzde para sahibi olmanın ne kadar zor olduğunu bilseydiniz. Öyleyse sorarım size prens nasıl para sahibi olabilir insan? Tek yolu vardır bunun. Altın, elmas getir, karşılığında para verelim size. Yani bende olmayan şeyleri istiyorlar benden düşünebiliyor musunuz? Sonunda tepem attı. Bir süre bekledikten sonra zümrüt karşılığında da verir misiniz diye sordum. Evet, zümrüt karşılığında da veririz dediler. Çok güzel dedim. Şapkamı alıp çıktım. Kahrolasıcalar dedim. Aşağılık adamlar. Gerçekten de öyle. Peki gerçekten var mıydı sizde zümrüt? Yok ne gezer ah prenses dünyaya ne temiz aydınlık masum gözlerle nasıl desem bir çoban gibi bakıyorsunuz. Prens sonunda acıma değil de üzüntü duyar gibi oldu. Hatta şöyle bir şey geldi aklına. Birinin olumlu etkisiyle bu adamdan iyi bir insan yaratmanın olanağı yok mudur acaba? birkaç nedenle kendisinin bu konuda yararlı olamayacağını düşünüyordu. Ama kendini küçük gördüğünden değil, bazı konularda değişik görüşleri olduğu için böyle düşünüyordu. Sohbetleri giderek koyulaştı. Öyle ki birbirinden ayrılmak istemiyorlardı artık. Keller alışmadık bir istekle insanın kolay kolay anlatabileceğine inanamayacağı şeyler anlatıyordu. Yeni bir öyküsüne başlarken bu yaptıklarına çok pişman olduğunu, içinin kanaladığını söylüyor, öte yandan yaptıklarından gurur duyuyor gibi aynı zamanda kimi kez komik bir biçimde anlatıyordu. Sonunda şöyle dedi prens. Önemli olan şu ki çocukça bir güven ve olağanüstü bir doğruculuk var sizde. Yalnızca bu özellikleriniz nedeniyle çoğu şeyinizin bağışlanabileceğini biliyor musunuz? Keller duygulanmıştı. Mert biriyim ben efendim dedi. Mert, bir şövalye gibi mertim. Ama biliyor musunuz prens bütün bunlar hayal dünyamda benim. Hepsi gösteriş için. Hiçbirini gerçekleştiremiyorum. Neden böyle olduğunu anlayamıyorum. Umutsuzluğa kapılmayın. Şimdi inanarak şunu söyleyeyim size. İçinizde ne var ne yok hepsini anlattınız bana. En azından bu anlattıklarınıza ekleyeceğiniz başka bir şey kalmadı. Sizce de öyle değil mi? Keller çok üzgün. Kalmadı mı diye sesini yükseltti. Ah prens, hala bir İsviçreli gibi görüyorsunuz insanları. Prens ürkek bir şaşkınlıkla sordu. Anlatacağınız başka şeyler de mi var? Söyler misiniz keller, benden istediğiniz nedir sizin? Lütfen söyleyin, neden anlattınız bana bütün bunları? Sizden mi? Ne mi bekliyorum? Önce sizin temiz yürekliliğinizi görmek çok hoş. Sizinle oturup sohbet etmek çok güzel. Hiç değilse karşımdaki insanın soylu, erdemli biri olduğunu biliyorum da ondan. Sözünün sonunu getiremedi keller. Prens son derece ciddi, sade, biraz da tedirgince ''Belki de para isteyecektiniz'' dedi. Birden şöyle doğruldu keller. Önceki şaşkınlığıyla baktı prensin gözlerinin içine. Yumruğunu hızla indirdi masaya. ''İşte böyle pusulasını şaşırtıyorsunuz insanın. İnsaf edin prens, böyle bir saflık, böylesine bir temiz yüreklilik insanlığın altın çağında bile görülmüş, duyulmuş şey değildir.'' ansızın derin bir psikolojik gözlem gücüyle ok gibi giriyorsunuz insanın ruhuna. Ama izninizle prens bunun açıklığa kavuşturulması gerek. Çünkü ben, ben şaşkın bir durumdayım. Doğrusunu isterseniz asıl amacım sizden para istemekti. Ama sizden para isteyip istemeyeceğimi, bunda ayıplanacak bir şey yokmuş, bunu son derece olağan buluyormuşsunuz gibi sordunuz. Evet, sizin açınızdan gerçekten de olağandır bu. Peki bu yüzden mi kızmadınız bana? İyi ama neden kızayım ki size? Bakın prens, dünden beri burada kalmamın nedeni önce Fransız Başpiskopos Burdalü'ye olan büyük saygımdandır. Gece saat 3'e kadar lebe devle 3 şişe devirdik. Kalmamın ikinci ve en önemli nedeni ise bütün günahlarımı size açık yüreklilikle açmak. Böylece kişisel gelişimime katkıda bulunmaktı. Böyle şeyler düşünerek sabah 4'e kadar uyuyamadım, gözyaşı döktüm. Bu dürüst insanın anlattıklarına inanıyor musunuz şimdi? Büyük bir içtenlikle içime de dışıma da gözyaşlarımı dökerek uykuya dalıyorken şeytanca bir şey geldi aklıma. Her şeyi itiraf ettikten sonra biraz para isterim ondan diye düşündüm. O zaman itiraflar listesi hazırladım. Yani bir çeşit gözyaşı soslu fenezerf. Bu gözyaşlarımla sizi yumuşatacak, bana 150 rublecik vermenizi sağlayacaktım. Sizce bir alçaklık değil mi bu? Evet, sanırım iyi bir şey değil bu. Yani iki farklı düşünceyi bir araya getirip karıştırmak, iki farklı düşüncenin bir araya gelmesi çok görülen bir durumdur. Hele bende çok sık olur bu. Ne var ki bunun iyi bir şey olmadığı kanısındayım. Ayrıca biliyor musunuz keller, bu konuda daha çok kendimi suçluyorum ben. Şu anda bana beni anlattınız sanki. Hatta kimi zaman bütün insanların benim gibi olduğunu düşündüğüm olur. O zaman kendime hak vermeye başlarım. Çünkü bu ikili düşünceyle mücadele etmek çok zordur. Çok yaşadım ben bunu. Bu düşüncelerin insanın aklına nasıl geldiğini, içinde nasıl yer ettiğini ancak Tanrı bilir. Ama siz bunun doğrudan doğruya alçaklık olduğunu söylüyorsunuz. Şimdi tekrar korkmaya başladım bu düşüncelerden. Aslında sizi yargılayamam ben. Ama kim ne derse desin bana sorarsanız sizin dediğiniz gibi alçaklık denmez buna kurnazlık edip benden para kopartmaya çalıştınız diyelim. Bir yandan da itiraflarınızın başka bir niyeti, iyi niyeti daha olduğuna, tek amacınızın para kopartmak olmadığına yemin ediyorsunuz. Paraya gelince, eğlenmek için gerekli size para, yanılıyor muyum? Böylesine bir itiraftan sonra elbette küçüklüktür bu. Öte yandan ha deyince eğlenceden vazgeçmek de olmaz, öyle değil mi? Olmaz elbette. Nasıl yapacaksınız o zaman? Öyleyse kendi vicdanınıza bırakacaksınız her şeyi öyle değil mi? Prens Keller'in yüzüne büyük bir merakla baktı. İkili düşünceler besbelli uzun zamandır yoruyordu onu. Birden haykırdı Keller. Nasıl oluyor da budala diyorlar size aklım almıyor. Prensin yüzü hafifçe kızardı. Şu vaiz Burdalo bağışlamazdı insanları ama siz bağışladınız ve insanca yargıladınız beni. Bu davranışınızın beni nedenli duygulandırdığını göstermek için ben de kendimi cezalandırıyorum. 150 ruble istemiyorum sizden. 25 ruble verin yeter. İki hafta için bu kadarı yeter bana. İki haftadan önce bir daha para için gelmeyeceğim yanınıza. Agaç kayışım artmak istiyorum biraz. Aslında buna değmez ama. Ah sevgili prens, Tanrı iyilikler versin size. Eve yeni dönen Lebe de sonunda odaya girdi. Kellerin elinde 25 rublelik banknotu görünce yüzünü buruşturdu. Paraya kavuşan keller hemen sıvışıp gitti. Keller çıkar çıkmaz Lebedev çekiştirmeye başladı onu. Prens bir süre onu dinledikten sonra, insafsızlık ediyorsunuz dedi. Yaptıklarına içtenlikle pişman. Pişmanmış. Dün akşam benim alçam alçam dememden ne farkı var bunun? Hepsi boş laf. Demek laf olsun diye söylediniz bunu. Ben de sanmıştım ki. Bakın yalnızca size söyleyeceğim gerçeği. Çünkü insanın ruhunu okuyorsunuz. Benim içimde boş lafta, işte, yalanda, gerçekte hepsi bir aradadır. Hem de bütün içten pişmanlığımla. İster inanın, ister inanmayın. İşte yemin ediyorum size, insanın karşısındakini aldatmak için gözyaşlarıyla, pişmanlık numaralarıyla birlikte söz ve yalan şeytanca bir düşüncede birleşir. Yemin ederim böyle. Başka birine söylemem bunu. Çünkü ya gülerler ya yüzüme tükürürler. Ama siz prens insanca yargılıyorsunuz. Biraz önce de aynı şeyi söyledi diye haykırdı prens. İkiniz de bununla övünüyorsunuz sanki. Şaşırtıyorsunuz beni. Ama kellerin sözleri sizinkilerden daha bir içtendi sanki. Sizse bu işi meslek edinmiş gibisiniz. Ama yeter artık somurtmayın lebede. Elinizi kalbinizin üzerine de koymayın. Bana bir şey söyleyecek misiniz? Boşuna gelmiş olamazsınız odama. Lebedev ezilip büzüldü, kırıttı. Prens, bir şey sormak için bütün gün bekledim sizi dedi. Hayatınızda bir kez olsun doğruca gerçeği söyleyin. Dün akşamki kupa arabası olayında az veya çok parmağınız var mıydı? Lebedev tekrar ezilip büzüldü, kıkırdamaya başladı. Ellerini ovuşturdu. Sonunda hapşırdı bile. Ama hala bir şey söyleyemedi. Anladım, varmış. Ama dolaylı olarak, yalnızca dolaylı olarak doğru söylüyorum. O hanıma yalnızca bu gece evimde konukların toplandığı, aralarında da falanca kişilerin olduğu haberini ilettim. Hepsi o. Oğlunuzu oraya yolladığınızı biliyorum. Biraz önce kendisi söyledi bana bunu. Peki ama ne biçim bir oyundur bu? Benim oyunum değil dedi Lebedev. Benim oyunum değil. Başkalarının bir oyunu var ortada. Hem oyundan çok bir fantazi. Peki ama işin aslı nedir? Tanrı aşkına söyleyin. Bunun doğrudan bana dokunduğunun farkında değil misiniz yoksa? Öyle ya, Yevgeni Pavlovic'e kara çalınmaya çalışılıyor burada. Prens, çok sayın Prens, ama ne olup bittiğini anlatmama izin vermiyorsunuz. Anlatmaya kalktım ben size, hem de bir kez değil. Ama konuşmama izin vermediniz ki. Prens sustu. Bir süre sonra besbelli kendini zorlayarak ağırca "Pekala." dedi. Hemen başladı Lebedev. Aglaya Ivanovna çıldırmış gibi bağırdı prens. Susun susun. Olamaz saçma. Hepsini kendiniz uydurdunuz. Ya da sizin gibi deliler ondan söz ettiğinizi bir daha duymayayım. Akşam geç vakit saat 11'e doğru Kolya geldi. Bir sürü haber getirmişti. İki yandan da haberler. Petersburg ve Pavlovsk. Önce önemli Petersburg haberlerinden başlayacak oldu. Ama bu haberlere daha sonra dönmek üzere hemen Pavlos haberlerine geçti. Petersburg'dan 3 saat önce dönmüş ve prensin yanına uğramadan doğru yapançinlere gelmişti. Felaketti orası. Anlaşılacağı üzere ön planda kupa arabası vardı. Ayrıca Kolya'nın da prensin de anlayamadığı bir şeylerin olduğu belliydi. Elbette kimseye bir şey sormadım. Ne olduğunu öğrenmeye çalışmadım. Aslında çok iyi karşıladılar beni. O kadarını beklemiyordum bile. Ama sizden tek sözcük etmediler prens. İşin en ilginç yanı da Aglaya'nın Gavrila için evdekilerin hepsiyle kavgalı olmasıydı. Konunun ne olduğu belli değildi ama nedenin Gavril olduğu belliydi. Herkes çok gergin demek önemli bir sorun vardı ortada. General eve geç geldi. Suratı asıktı. Yanında yevgeni Pavlovich vardı. Pavlovich'i çok iyi karşıladılar. Yüzü gülüyordu. Neşesi yerindeydi. En önemli haber de Lizaveta'nın son derece sakin, bağırıp çağırmadan kızların odasında oturmakta olan Varvara'yı yanına çağırması ve son derece kibar tavırlarla bir daha gelmemesini söyleyerek onu evden kovmasıydı. Varvara'nın kendisinden duydum bunu. Ama Varvara Lizaveta'nın odasından çıkıp kızlarla vedalaşmak için yanlarına girdiğinde kızlar onun evden bir daha gelmemek üzere kovulduğunu, onlarla son kez vedalaştığını bilmiyorlardı bile. Prens Ama Varvara saat 7'de buradaydı dedi. Zaten buçukta veya 8'de kovmuşlar onu. Varvara için çok üzüldüm Gavrila için de. Hiç kuşkusuz ikisinin de işi gücü entrikadır. Entrika çevirmeden yapamaz onlar kafalarında neler kurduklarını hiçbir zaman anlayamamışımdır. Böyle bir şey istediğim de yok zaten. Ama inanın sevgili iyi yürekli prensim benim Gavrila kalpsiz değildir. Birçok bakımdan kayıp bir insandır elbette. Ne var ki birçok bakımdan da özellikleri araştırılıp ortaya çıkartılması gereken biridir. Onu daha önce anlayamadığım için hiçbir zaman affetmeyeceğim kendimi. Varvara olayından sonra Yapançenere gidip gelmeye devam etmem gerekir mi bilmiyorum. Evet baştan beri bağımsız bir konum var orada ama yine de bunu düşünmem gerekiyor. Prens, abiniz için boşuna üzülüyorsunuz dedi. Olay buraya kadar geldiyse demek Lizaveta'nın gözünde artık tehlikelidir Gavril Ardalinoviç. Anlaşılan Gavrila'nın birilen umutları destek buluyor. Kolya şaşkınlık içinde nasıl, hangi umutlarından söz ediyorsunuz diye haykırdı. Yoksa siz Aglaya'nın onunla olacak şey değil bu. Prens susuyordu. Kolya iki dakika sonra ekledi. Korkunç derecede şüpheci birisiniz siz prens. Farkındayım bir süredir çok şüpheci olup çıktınız. Hiçbir şeye inanmıyorsunuz. Durmadan kafanızda bir şeyler kuruyorsunuz. Sahi şüpheci sözcüğünü yerinde kullandım mı dersiniz? Gerçi ben de kesin bilmiyorum ama sanırım yerinde kullandınız. Birden haykırdı Kolya. Ama şüpheci sözcüğünü geri alıyorum. Onun yerine başka bir şey koyacağım. Şüpheci değilsiniz siz. Kıskançsınız. Şu malum gururlu kızı Gavrila'dan kıskanıyorsunuz. Kolya böyle söyledikten sonra ayağa fırladı. O güne dek hiç gülmediği gibi kahkahalarla gülmeye başladı. Prensin kıpkırmızı kesildiğini görünce bu kez daha çok gülmeye başladı. Prensin Aglaya'yı kıskandığı düşüncesi müthiş hoşuna gitmişti. Ama onun gerçekten üzüldüğünü fark edince birden kesti gülmeyi. Sonra bir buçuk saat kadar konuştular. İkisi de son derece ciddi, kaygılıydı. Prens ertesi gün bütün öğleden öncesini ertelenemez bir iş için Petersburg'da geçirdi. Öğleden sonra saat 5'e doğru Pavlovsk'a dönerken tren istasyonunda Ivan Fyodorovich ile karşılaştı. General hemen koluna yapıştı prensin. Bir şeyden çekiniyormuş gibi çevresine bakınarak birlikte yolculuk etmeleri için birinci mevki vagonuna götürdü. Çok önemli bir konuda prensle konuşmak için sabırsızlandığı belliydi. Önce sevgili prens, bana kızma. Bir hatam olduysa bağışla. Dün uğrayacaktım sana ama Lizaveta'nın bunu nasıl karşılayacağını bilemediğim için biliyorsun bizim ev tam bir cehennem. Gizemli Sphinx öylece duruyor. Bir değişiklik yok. Ben ne olup bittiğini anlayamadım. Dolanıp duruyorum ortada. Sana gelince birçok şey senin yüzünden çıkmış olsa da bence aramızda en az suçlu olan sensin. Bak prens, iyilik yapmak hoş bir şeydir ama aşırıya kaçmayacaksın. Sanırım bunun acı meyvesini tatmışsındır. İyilik yapmayı ben de severim. Lizaveta'ya da büyük saygım vardır. Ancak böyle uzun uzun konuştu general ama konuşması şaşırtıcı derecede karışıktı. Hiç anlayamadığı bir şeyden ötürü aşırı derecede sarsılmış, üzgün görünüyordu. Sonunda daha bir anlaşılır konuşmaya başladı. Senin bu işle hiç ilgin olmadığından en küçük bir kuşkum yok ama yine de bir süre bizim eve gelmesen iyi olur. İleride rüzgar yön değiştirinceye kadar dostça rica ediyorum senden. Yevgeni Pavloviç'e gelince baştan sona anlamsız bir iftiradır bu. İftiranın iftirasıdır. Kara çalmak amaçları. Entrika. İstedikleri her şeyi bozmak, bizi birbirimize düşürmek. Bak prens, kulağına söylüyorum bunu. Yevgeni Pavlovich'le ile aramızda tek sözcük konuşmuş değiliz. Anlıyor musun? Hiçbir bağlayıcı sözümüz olmadı. Ne var ki böyle bir şey olabilir. Hem yakın bir zamanda hatta çok yakın bir zamanda. Tüm bunlar da buna zarar veriyor. Peki ama neden? Şaşılası bir kadın, egzantrik. Öyle çok korkuyorum ki ondan. Geceleri uyku girmiyor gözüme. O ne kupa arabasıydı öyle. Bembeyaz atlar Fransızların deyimiyle basbaya fiyakalıydı. Acaba kime yönelikti onun bu hareketi? Önceki gün Yevgeni Pavlovich'in günahını aldım ama görünen o ki böyle bir şey olamazmış. Olamazsa ne diye işi bozmak istiyor amacı ne? Aklımın almadığı bu işte bunu anlayamıyorum ben. Yevgeni Pavlovich'i kendine saklamak mı istiyor acaba? Ama tekrar söylüyorum sana yemin ederim Yevgeni Pavlovich tanışmıyor bile onunla. O senetler de uydurma bir de sokağın karşısından küstahça sen diye sesleniyor ona. Tam bir komplo. Olay ortada. Nefretle küçümseyerek kulak asmamalıyız söylenenlere. Ve Yevgeni Pavlovic'e bir kat daha saygı göstermeliyiz. Lizaveta'ya da aynı şeyi söyledim. Şimdi en içten düşüncemi de size anlatacağım. Onun bunu bana olan kişisel hıncından yaptığına inanıyorum. Anlarsın ya geçmişin öcünü almak istiyor. Oysa hiçbir zaman hiçbir şey için suçlu değilim ona karşı. Aklıma geldikçe bile yüzüm kıpkırmızı oluyor. Şimdi yine çıktı işte karşıma. Temelli çıktı hayatımdan diye düşünüyordum. Şu Rogojin nerede oturuyor söyler misin bana? Onun uzun zaman önce bayan Rogojina olduğunu sanıyordum ben. Sözün kısası general iyice çileden çıkmıştı. Yaklaşık bir saatlik yol boyunca yalnızca o konuştu, sorular sordu, cevaplarını da kendi verdi.'' sık sık prensin elini tuttu ve sonunda onu hiç değilse bir şeye kendisinden kuşkulanmadığına inandırdı. Prens için bu çok önemliydi. General sonunda sözü Yevgeni Pavlov için Petersburg'da bir devlet dairesinin amiri olan öz amcasına getirdi. 70 yaşlarında önemli bir mevkide eğlenceye yemeye içmeye düşkün gözü doymaz bir ihtiyardır. Nastasya Filipovna'nın ününü duyduğunu hatta yanına sokulduğunu duydum. Bugün bir ara uğradım ona ama hastaymış görüşemedik. Ama çok varlıklı biri hem de çok önemli bir mevkide. Ayrıca Tanrı uzun ömür versin ona ama serveti Yevgeni Pavlovic'e kalacak. Ama yine de korkuyorum. Neden korktuğumu da bildiğim yok. Havada yarasa gibi bir şey uçuşup duruyor. Bir felaket getirecek sanki. Çok korkuyorum. Ve nihayet yukarıda söylediğimiz gibi Prens Lev Nikolayevich'le yapan Çinler ancak üçüncü gün barıştı. On bölüm. Öğleden sonra saat yedi sularıydı. Prens parka çıkmaya hazırlanıyordu. Birden Lizaveta girdi verandadan. Yalnızdı. Birincisi sakın senden özür dilemeye geldiğimi sanma diye başladı. Asla suç sende. Prens sesini çıkartmadı. Söyle suçlu musun değil misin? Siz ne kadar suçluysanız ben de o kadar suçluyum. Bununla birlikte ne ben ne de siz bilerek bir suç işledik. Önceki gün suçlu hissediyordum kendimi ama şimdi düşündüm hiç de öyle değilmiş. Demek öyle. Pekala otur da beni dinle. Ayakta durmak niyetinde değilim çünkü. Birlikte oturdular. İkincisi, o kötü çocuklardan tek sözcük etme bana. Burada oturup 10 dakika konuşacağım senle. Durumu öğrenmek için geldim. Tanrı bilir buraya gelişimle ilgili neler düşünüyorsundur. O küstah çocuklarla ilgili ağzından tek söz çıkarsa hemen kalkıp giderim. Bir daha da görüşmem senle. Tamam dedi prens. İzni ne sorayım sana şimdi? İki veya iki buçuk ay önce Paskalya'ya yakın günlerde Aglaya'ya bir mektup yazdın mı sen? Yazdım. Ne amaçla, neler yazıyordu o mektupta? Göster bana onu. Lisa gözleri ateş saçıyor, sabırsızlıktan neredeyse titriyordu. Prens şaşkın bir durumdaydı, çok korkmuştu. Mektup bende değil dedi, yırtıp atmadıysa Aglaya'dadır. Numara yapma, ne yazmıştın o mektupta? Numara yapmıyorum, korktuğum bir şey de yok. Böyle bir mektup yazmama bir engel göremiyorum. Sus, sonra konuşursun. Ne yazmıştın o mektupta? Neden kızardı senin yüzün? Prens susuyordu. Neler düşündüğünüzü bilemiyorum Lizaveta. Anladığım kadarıyla bu mektuptan hiç hoşlanmamışsınız. Kabul edersiniz ki böyle bir soruya cevap vermeyebilirim. Ama o mektubu yazmış olduğum için korkmadığımı, pişman da olmadığımı, hiç de kızarmadığımı göstermek için okuyacağım size o mektubu. Çünkü sanırım ezbere biliyorum neler yazdığımı.'' Prens böyle dedikten sonra Ezbere neredeyse sözcüğü sözcüğüne tekrarladı mektubu. Lisaveta mektubu sonuna kadar büyük bir dikkatle dinledi. Sonra sert bir tavırla "Ne saçmalık ama?" dedi. "Senin için ne anlamı var bu saçmalığın?" "Ben de tam olarak bilemiyorum. Bildiğim tek şey onu yazarken içten olduğumdur. Yaşamı dolu dolu yaşadığım, içimin umutlarla dolu olduğu dakikalarım oluyordu orada. Nasıl umutlarla?" Açıklaması zor ama sanırım sizin şu anda düşündüğünüzden başka bir umutlarla. Yani kısacası gelecekteki mutluluğa ve belki de oradaki bir yabancı bir başkası olmayacağıma dair umutlarla. Yurdumu birden çok sevmeye başlamıştım. Güneşli bir günün sabahı kalemi elime aldım ve bir mektup yazdım ona. Neden ona bilmiyorum. İnsan bazen yanında bir arkadaş olsun ister. Ben de öyle bir şey hissettim. Aşık mısın yoksa? Hayır, ben kız kardeşime yazar gibi yazdım ona. Altına da kardeşiniz diye imza attım zaten. Hmm, demek özellikle. Anlıyorum. Bu tür sorularınıza karşılık vermekte zorlanıyorum Lizaveta Prokofievna. Zorlandığının farkındayım, farkındayım. Ama zorlanman hiç ilgilendirmiyor beni. Bak ne diyeceğim, tanrının önündeymişsin gibi doğru söyle. Bana yalan söylemiyorsun değil mi? Hayır, söylemiyorum. Aşık olmadığında doğru, değil mi? Sanırım doğru. Ah sen sanıyormuş. Mektubu o çocuk mu götürdü? Nikolay Ardalinoviç'ten rica ettim. Lisaveta hararetle kesti sözünü. Çocuk, çocuk işte. Nikolay Ardalinoviç diye birini tanımıyorum ben. Çocuk işte. Nikolay Ardalinoviç. Çocuk diyorum sana. Prens oldukça sakin olsa da sert bir tavırla karşılık verdi. Hayır, Nikolay Ardalinoviço çocuk değildir. Peki canım, tamam, bunu sonra konuşuruz. Lizaveta heyecanını bastırıp bir soluk aldı. Peki şu zavallı şövalye ne oluyor? Hiç bilmiyorum, ondan benim haberim yok. Bir şaka olsa gerek. Her şeyi birden öğrenmek çok hoş. Ama nasıl oldu da sana ilgi duymaya başladı anlayamadım. Oysa biçimsiz şey budala diyordu senin için. Prens neredeyse fısıldayarak sitemli bunu bana söylemeyebilirdiniz dedi. Kızma başına buyruk çılgın şımarık bir kızdır Aglaya. Sevince bağırıp çağırmaya başlar sevdiğine. Gözlerinin içine bakarak alay eder onunla. Küçükken ben de öyleydim. Ancak sakın havalara gireyim deme canım. Senin değildir o. Buna inanmak istemiyorum. Öyle bir şey hiçbir zamanda olmayacak. Önceden önlemini alasın, hazırlıklı olasın diye söylüyorum sana. Bana bak, o kadınla evli değilsin ya. Prens şaşkınlıktan neredeyse yerinden hopladı. Lisaveta neler söylüyorsunuz öyle insaf edin. Öyle ama az kalsın evleniyordun değil mi? Prens başını öne eğip "Evet neredeyse evlenecektim." dedi. Evlenmeyi düşündüğüne göre aşık mıydın ona? Şimdi de onunla evlenmek için mi geldin buraya? Evlenmek için gelmedim ben," dedi prens. "Dünyada senin için kutsal bir şey var mıdır?" "Var." Buraya o kadınla evlenmek için gelmediğine o kutsal şeyin üstüne yemin et o zaman. İstediğiniz her şeyin üzerine yemin ederim. İnandım. Öp beni bakayım. Nihayet rahat bir soluk alabildim. Ama şunu bilesin. Sevmiyor seni Agla'ya. Önlemini al. Ben yaşadığım sürece asla evlenmeyecektir seninle. Duydun mu beni? Duydum. Prensin yüzü öylesine kızarmıştı ki Lizaveta'nın yüzüne bakamıyordu. Şunu unutma. Kurtarıcı gibi bekliyordum seni. Geceleri gözyaşlarımla ıslattım yastığımı. Ama senin için değil canım merak etme. Başka bir üzüntüm vardı benim. Hiç bitmeyen her zamanki üzüntüm. Bak neden öylesine hasretle bekliyordum seni. Tanrı'nın seni bana bir dost ve kardeş gibi yolladığına hala inanıyorum. Koca Karı Belakonskaya'dan başka kimsem yoktu. O da gitti. Zaten son yıllarda iyice bunadı. Yaşlılıktan koyun gibi aptallaştı. Şimdi evet veya hayır diye cevap ver bana o kadının dün akşam neden öyle bağırdığını biliyor musun? Yemin ederim bu olayla hiçbir ilgim yok benim ve bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Bu kadarı yeter bana, inandım. Bu konuda şimdi ben de başka türlü düşünüyorum. Oysa dün sabah her şeyde Yevgeni Pavlovic'i suçluyordum. Önceki gün bütün günde dün sabahta. Şimdi onlara hak vermemekte de elimde değil. Bir şey için, bir amaçla, bir nedenle, bir aptal gibi açıktan açığa alay ettiler onunla. Ama ne olursa olsun Aglaya karısı olmayacak onun. Unutma bu sözümü. Yevgeni Pavloviç istediği kadar iyi bir insan olsun. Kararım kesin. Önceleri tereddüt ettim, kararsızdım. Ama şimdi kararımı verdim. Önce tabuta koyun beni, gömün, kızımı ondan sonra verin Yevgeni Pavloviç'e. İvan Fyodorovic'e bugün böyle söyledim. Görüyor musun? Ne kadar güveniyorum sana. Görüyorum ve anlıyorum. Prensin gözlerinin içine bakıyordu Lizaveta. Belki de Yevgeni Pavlovich ile ilgili haberin onu nasıl etkilediğini anlamaya çalışıyordu. Gavrila Ivolgin ile ilgili bir şey biliyor musun? Nasıl yani? Çok şey biliyorum. Aglaya ile ilişkide olduğunu duydun mu? Şaşırdı prens, irkildi bile. Öyle bir şey duymadım. Ne diyorsunuz? Gavrila Ardalinovich'in Aglaya ile bir ilişkisi mi var? Olamaz. Çok yeni bir şey bu. Kız kardeşi bütün kış fare gibi çalışarak bu işe bir yol açtı onun için. Prens bir süre heyecan içinde düşündükten sonra kararlı inanmıyorum dedi. Öyle bir şey olsa kesinlikle haberim olurdu. Yoksa gelip başını göğsüne yaslayıp gözyaşları içinde senden özür dilemesini mi bekliyordun? Ah ne saf ne alıksın sen öyle. Herkes aldatıyor seni. Tıpkı bunu anlayamadığın için utanmıyor musun? Seni enayi yerine koyduğunun farkında değil misin? Prens isteksiz bir sesle. Arada bir beni aldattığını çok iyi biliyorum dedi. Bunu bildiğimi de o biliyor. Ama sözünün sonunu getiremedi. Bunu biliyorsun ve yine de ona güveniyorsun. Bir bu eksikliği işte. Senden de bu beklenir zaten. Hey tanrım, ben de tutmuş neye şaşıyorum? Sanki her zaman böyle değilmişsin gibi. Peki, Gavrila denen o adamla, Varvara denen o kadının Aglaya'yı Nastasya Filippovna ile görüştürdüklerini biliyor musun? Kimi kimi diye haykırdı prens. Aglaya'yı? İnanmıyorum, bu olamaz. Ne amaçla yapmış olabilirler bunu? Prens oturduğu sandalyeden ayağa fırlamıştı. Ortada deliller var ama ben de inanmıyorum. Başına buyruk bir kızdır Aglaya. Çılgınca şeyler yapar. Delidir biraz. Hırçındır hırçın. Bin kez olsa yine hırçındır derim. Kızlarımın hepsi öyledir. Şu ıslak tavuk Aleksandra bile. Ama yuvadan uçtu artık Aleksandra. Öyle diyorum. Ama buna da inanmıyorum. Belki de inanmak istemediğimdendir. Birden tekrar prense döndü. Neden gelmiyorsun bize? Tam üç gündür neden uğramadın? Prens kendince nedenlerini anlatacak oldu ama Lizaveta tekrar kesti sözünü. Herkes aptal yerine koyuyor seni, aldatıyor. Dün kente gittin. Bahse girelim o aşağılık herifin önünde diz çöküp 10 bin rubleyi kabul etmesi için yalvarmışsındır. Hiç de öyle bir şey olmadı, aklıma bile gelmedi bu. Onu görmedim ben. Ayrıca o aşağılık biri de değil. Bir mektup aldım kendisinden. Öyle mi? Göster bana o mektubu. Prens çantasından bir mektup çıkartıp Lizaveta'ya uzattı. Mektupta şöyle yazıyordu. Sayın bayım, kuşkusuz insanların gözünde gurur sahibi olmaya hiç hakkı olmayan biriyim. İnsanların düşüncesine göre bunun için fazlasıyla değersizim. İnsanların gözünde öyleyim ama sizin gözünüzde değil. Sayın bayım, sizin başkalarına benzemediğinize, onlardan çok iyi olduğunuza yürekten inanıyorum.'' Doktor Enko ile aynı görüşte değilim. Bu konuda ondan ayrı düşünüyorum. Sizden asla tek kapik almayacağım. Ama anneme yardım edin. Bu bir zayıflık olsa da size minnettar olurum. Ne olursa olsun ben şimdi başka bir gözle bakıyorum size ve bundan sizin haberdar olmanızı istedim. Ayrıca bundan böyle aramızda herhangi bir ilişkinin olacağını da sanmıyorum. Antip Burdovski Not 250 rubleden eksik olan para zaman içinde kesinlikle tarafınıza ödenecektir. Lisaveta mektubu prense doğru uzatıp ne saçmalık bu dedi. Okumaya bile değmezmiş. Ne diye sırıtıyorsun? Kabul edin ki onu okumak sizin de hoşunuza gitti. Hmm, ne demezsin. Kendini beğenmişlik kokan bu saçma şeyi mi okumak hoşuma gitti. O çocukların kibirden, gurur düşkünlüğünden akıllarını kaybettiklerini görmüyor musun sen? Öyle ama yine de özür diliyor. Doktor Enko ile ilişkisini kesmiş. Ayrıca bunu kabul etmek için gururlu olduğu ölçüde değerli. Ah Lizaveta siz çocuk gibisiniz. Ne o? Tokat mı yemek istiyorsun benden? Hayır öyle bir niyetim yok. Mektuptan hoşlandığınızı saklamaya çalıştığınız için söyledim böyle. Duygularınızdan niçin utanıyorsunuz? Her zaman duygulusunuzdur siz. Lizaveta öfkeden yüzü bembeyaz ayağa fırladı. Bundan böyle evime adım atayım deme diye haykırdı. Bugünden sonra evimde görmek istemiyorum seni. Öyle ama üç gün sonra kendiniz gelip çağırırsınız beni. Ayıp size doğrusu. En iyi duygularınız bunlar. Niçin utanıyorsunuz bunlardan? Boşuna eziyet ediyorsunuz kendinize. Ölürüm de çağırmam. Bir daha adını almayacağım ağzıma. Unutacağım adını. Unuttum bile. Kapıya koştu Lizaveta. Arkasından seslendi prens. Zaten yasaklanmıştı size gelmem. Ne? Kim yasakladı bunu sana? Lizaveta bir yerine iğne batmış gibi birden döndü. Cevap vermekte tereddüt etti prens. Yanlış yaptığının farkındaydı. Lizaveta çıldırmış gibi bağırdı. Kim yasakladı sana bunu? Aglaya Ivanovna. Ne zaman? Çabuk söyle. Bu sabah bir daha size gelmemem için haber gönderdi bana. Donup kalmış gibiydi Lizaveta ama bir şeyler düşündüğü belliydi. Birden bağırdı yine. Ne gönderdi? Kiminle? O çocukla mı? Sözlü olarak mı? Prens bir pusula gönderdi dedi. Nerede o pusula? Ver bakayım çabuk. Bir dakika düşündü prens yeleğinin cebinden özensizce kopartılmış bir kağıt parçası çıkarttı. Kağıtta şöyle yazıyordu. Prens Lev Nikolayevich, bütün bu olanlardan sonra evimize gelerek beni şaşırtmak niyetindeyseniz hiç kuşkunuz olmasın sizi gördüğüne sevinenler arasında beni bulamayacaksınız. Aglaya Yepancina Bir dakika düşündü Lizaveta. Sonra birden prensin üzerine atıldı. Kolundan yakaladı onu. Çekerek götürmeye başladı. Olağanüstü bir heyecan ve sabırsızlık içinde bağırıyordu. Hemen şimdi gel benimle. Çabuk. Özellikle şimdi ve şu anda. Ama zor durumda bırakıyorsunuz beni. Nedenmiş? Ne saf bir insansın sen. Çocuk gibisin. Şimdi her şeyi gözlerimle göreceğim. Hiç değilse şapkamı alayım izin verseydiniz. Al bakalım şu lanet olası şapkanı. Hadi gidiyoruz. Doğru dürüst bir şapka bile seçip alamamışsın kendine. Lisa Veta, prensik kolunu bırakmadan arkası sıra sürükleyerek götürürken kendi kendine mırıldanıyordu. Aglayanın işi bu. Sabahki olaydan sonra yaptı bunu. Öfkesinden seni savunuyordum. Yüksek sesle aptal olduğun için bize gelmediğini söyledim. Yoksa öyle saçma bir pusula yazmazdı sana. Hiç yakışık almayan bir pusula yazmış. Soylu, eğitimli, zeki, akıllı bir kıza hiç yakışmamış. Bes belli senin bize gelmemene içerlemiş o. Ama bir budalaya böyle yazılamayacağını düşünemedi. Sonuçta böyle oldu. Ne diye kulak kabartmış dinliyorsun beni. Senin gibi bir palyaço gerekliydi onun için. Uzun zamandır senin gibisini görmemişti. İşte bunun için istiyor seni. Sana dişini taktığına çok sevindim. Hak ettin de bunu. Bu konuda ustadır o. Hem de çok usta. Üçüncü bölüm 1. Bizde hep uygulayıcı insanlarımızın olmadığından yakınılır. Söz gelimi politikacılarımızın, generallerimizin her çeşidinden yöneticimizin istemediğimiz kadar çok olduğunu ama uygulayıcı pratik insanımızın olmadığını söylerler. En azından herkes yakınır durur. Hatta kimi demir yollarında doğru dürüst bir yönetimin olmadığını, herhangi bir denizcilik işletmeliğinde iyi bir yönetimin sağlanamadığını da söylerler. Kah yeni açılmış bir demir yolunda iki trenin çarpıştığını, veya köprüden bir katarın uçtuğunu duyarsınız. Kah bir trenin kara saplanıp kaldığını, neredeyse kışı orada geçireceğini yazar gazeteler. Tren birkaç saat yol aldıktan sonra kara saplanmış, beş gündür orada beklemektedir. Öte yandan bir yerde binlerce ton malın 2-3 aydır nakledilmeyi beklediğini, çürümekte olduğunu duyarsınız. Oysa anlatılanlara bakılırsa oradaki yönetici veya görevli bir memur mallarının gönderilmesini ısrarla isteyen bir tüccar katibinin suratının ortasına bir yumruk indirmiş ve bunu yaptığını da birden tepem attı diye açıklamıştır. Öylesine çok devlet dairemiz var ki düşününce dehşete kapılıyor insan. Her biri hizmet üretti, üretiyor ve gelecekte de üretmeye kesin kararlı. Öyleyken nasıl oluyor da bir deniz yolları şirketinde doğru dürüst bir yönetim kadrosu kurulamıyor? Bu soruya bazen son derece basit bir cevap veriyorlar. Evet, söylenenlere göre biz de herkes devlete ya daha önce hizmet etmiştir ya da şimdi ediyordur ve dedelerimizin dedeleri zamanından bu yana 200 yıldan beri bu en güzel Alman sistemiyle devam etmektedir. Ne var ki hizmet eden insanlarımız pratik olmaktan son derece uzaktır. Hatta öyle bir hale geldik ki soyut düşünme yeteneğinin ve pratik zekanın eksikliği memurlar arasında son zamanlarda en üst düzeyde erdem ve üstün özellik olarak görülmeye başladı. Ama memurlara fazla takıldık. Asıl pratik insanlardan söz etmek istiyorduk. Hiç kuşku yok ki kendine güvensizlik ve inisiyatif eksikliği bizde her zaman uygulayıcı insanın en üst özelliği sayılmıştır. Şimdi bile böyledir bu. Peki ama neden yalnızca kendimizi suçlayalım? Yeterince özgün olmamak yüzyıllardan beri dünyanın her yerinde iş bilir, pratik insanın en önemli özelliği sayılır. Ve insanların en azından %99'u her zaman böyle düşünmüştür. Ancak %1'i olaya başka türlü bakmıştır. Mucitlere, dahilere kendi alanlarında çalışmalarının başlangıcında toplum içinde aptal gözüyle bakılır. Son derece olağan, alışılmış bir durumdur bu. Söz gelimi onlarca yıl herkes parasını sandığa yatırmıştır. Yüzde dört faizle milyonlarca ruble biriktirmiştir sandıkta. Ama sonunda sandık ortadan kalkmış, herkes ne yapacağına kendi karar vermek zorunda kalmıştır. Sonunda bu milyonlar bir heyecanla hisse senetlerinde dolandırıcıların elinde yok olup gidecektir. Hatta yakışanı ahlaki olanı da budur özellikle de ahlaki olanı. Ahlaki açıdan kendine güvensizlik ve özgünlük yetersizliği şimdiye kadar toplumda yerleşmiş genel kanıya göre iş bilir saygın insanın en temel özelliği ise bunun öyle çabucak değişmesi de doğru değil hatta yakışıksızdır. Söz gelimi çocuğunun üzerine titreyen hangi anne, oğlu ya da kızı yoldan çıkıyorken korkuya kapılmaz, yüreği titremez. Her anne bebeğinin beşiğini sallarken şöyle düşünür. Mutlu olsun, bolluk içinde yaşasın, herkesin gittiği yoldan gitsin yeter. Oysa bizim dadılarımız beşik sallarken yüzyıllardır aynı ninniyi söylerler. Uyuyup da büyüsün, sırmalı giysiler içinde bir general olsun. Dadılarımıza göre generallik Rus insanının mutluluğunun doruk noktasıdır. Yani sakin, tatlı bir hayatın en bilinen ulusal idealidir. Gerçekten de Şöyle böyle de olsa devlet memurluğu sınavını kazanıp 35 yıl görev yapan kim generallik derecesine yükselmez ki? Sandıkta belli bir paraya sahip olmaz ki bizde. Anlayacağınız bu yolla her Rus kendini hemen hiç zorlanmadan sonunda iş bilir, pratik bir kişi yapabilir. Aslına bakarsanız bizde yalnızca sıra dışı insanlarla kabına sığmayan atak insanlar devlet hizmetinde generallik rütbesine erişemezler. Belki de bir çelişki söz konusudur burada ama genel olarak söyleyecek olursak olağandır. Görünüşte toplumumuz kendi ideal pratik insanını belirlerken tam anlamıyla hakça davranmaktadır. Gel gelelim bu arada gereksiz konulara girdik. Aslında bizim Yapançini ailesiyle ilgili açıklayıcı birkaç sözcük söylemek istedik. Bu insanlar, daha doğrusu ailenin en azından aklı başında üyeleri, ailenin neredeyse ortak bir özelliği nedeniyle acı çekiyorlardı. Gerçeği tam olarak anlayamadan bazen ailede işlerin diğer ailelerden farklı yürüdüğünü düşünüyorlardı. Öteki ailelerde pürüzsüz bir yaşam varken onlarınkinde pürüzler vardı. Her ailede hayat raylar üzerinde kayarak ilerlerken onlarınki ikide bir çıkıyordu raydan. Her ailenin ahlaki kaygıları vardı, onların yoktu. Tamam, Lizaveta belki fazlasıyla kaygılanıyordu bu konuda ama onunki soyluların duyduğu türden bir kaygı değildi. Bununla beraber belki de yalnızca Lizaveta'ydı ailede bu kaygıyı duyan. Gerçi kızlar gayet basiretli ve şakacıydılar ama henüz çok gençtiler. General ise basiretli olmakla birlikte zor durumlarla karşılaştığında yalnızca hımm der ve sonunda her şeyi yine Lizaveta'ya bırakırdı. Yani bütün sorumluluk Lizaveta'nın üstündeydi. Öte yandan örneğin bir takım bireysel inisiyatifler yüzünden diğerlerinden ayrılan veya bilinçli olarak sıra dışı olma hevesiyle raydan çıkan bir aile değildiler. Yo hayır, gerçekte öyle bir şey yoktu. Yani üyelerinin bilinçli olarak belirledikleri bir amaçları bulunmuyordu. Ne var ki son derece saygın bir aile olan Yapanç'ın ailesi saygın bütün ailelerin genellikle olduğundan farklı görünür olmuştu. Son zamanlarda Lizaveta her şeyde yalnızca kendini ve kötü kişilik yapısını suçlu görmeye başlamış. Bu yüzden de çektiği acılar artmıştı. Kendisi için durmadan aptal, kaba, tuhaf kadın diyor, kuruntular içinde kıvranıyor, son derece olağan bir sorunun içinden çıkamayınca sonucun çok kötü olacağından kuşkulanarak acı çekiyordu. Öykümüzün daha başında Yepançinlerin herkesçe gerçekten saygı duyulan bir aile olduğunu söylemiştik. Ailevi geçmişi karanlık olan General Ivan Fyodorovich bile her yerde kesinlikle saygıyla karşılanıyordu. Bu saygıyı hak etmesinin birinci nedeni varlıklı, önde gelen zenginlerden olmasıydı. İkinci nedeni ise kafası pek çalışmasa da dürüst olmasıydı. Aslında kalın kafalılık her iş adamı için olmasa bile en azından para sahibi olmayı ciddi olarak düşünen herkes için zorunlu bir özelliktir. Hem general kibar, alçak gönüllüydü Gerektiğinde susmasını bilir, aynı zamanda kimsenin ayağına basmasına izin vermezdi. Yalnızca generallik rütbesi nedeniyle değil, dürüstlüğüyle, soylu davranışlarıyla da sağlıyordu bunu. En önemlisi de çevresinin çok güçlü olmasıydı. Lisaveta'ya gelince, daha önce söylediğim gibi önemli bir aileden geliyordu. Hiç kuşku yok ki ailesiyle ilgili endişeleri yersizdi. Endişesinin çok küçük bir nedeni vardı ve komik biçimde büyütüyordu bu nedeni. Burnunun tepesinde veya alnında sivilce olan biri herkesin yalnızca sivilcesine baktığını zannettiği gibi. Gel gelelim çevresinde Lizaveta'yı tuhaf biri olarak görüyorlardı ama öte yandan kesinlikle saygıda duyuyorlardı. Kızlarına bakarken onların geleceğini bir şekilde sürekli engellediğini, kişiliğinin uygunsuz hatta dayanılmaz olduğunu düşünüyor. Bu yüzden durmadan kızlarını ve Ivan Fyodorovic'i suçluyor. Aynı zamanda hepsini deli gibi sevmesine karşın onlarla gece gündüz tartışıyordu. Lizaveta'yı en çok üzen kızlarının ileride tıpkı onun gibi tuhaf olacakları kuşkusuydu. Dünyada böyle kızların olmadığı ve olmayacağını düşünüyordu. Kendi kendine sürekli şöyle derdi. Birer kural tanımaz nihilist olarak yetişiyorlar. Son yıllarda özellikle son zamanlarda bu kaygısı giderek artmıştı. Durmadan peki ama neden evlenmiyorlar diye soruyordu kendine. Annelerini üzmek için kuşkusuz. Hayatta tek amaçları bu. Her şey şu yeni düşüncelerden kaynaklanıyor. Hep şu kahrolası kadın sorunu. Altı ay önce o güzelim saçlarını kesmeye kalkışan Agla'ya değil miydi? Makas elindeydi ancak önünde diz çöküp yalvararak caydırdım onu. Tutalım ki öfkesinden annesini üzmek için yaptı bunu. Huysuz, başına buyruk, şımarık, en önemlisi de hırçın. Çok hırçın bir kızdır çünkü o. Peki ama ya şu Şişko Aleksandıra'ya ne demeli? O da kesmeye kalkışmadı mı saçlarını? Hem öfkeyle, kaprisle değil de bir aptal gibi iştenlikle. Saçları olmazsa daha rahat uyuyacağına inanmış. Hem kaç yıldır ne çok isteyenleri oldu. Evet onları isteyenler arasında çok iyileri de vardı. Peki ama ne bekliyor bu kızlar? Neden evlenmiyorlar? Sırf annelerini üzmek için. Tek nedeni bu. Başka hiçbir neden olamaz. Sonunda onun anne kalbi içinde doğdu güneş. Hiç değilse bir kızı. Adelaide bir yuva kuracaktı nihayet. Düşüncesini açıklaması gerektiğinde hiç değilse birinin yükü kalkıyor üstümden diyordu. Ayrıca işler son derece hoş, zarif bir biçimde yürüyordu. Öyle ki sosyetede herkes saygıyla söz ediyordu bu evlilik olayından damat adayı varlıklı ünlü bir prens üstelik. Görünüşe bakılırsa hoşlanmıştı da ondan Lizaveta. Daha ne isterim diyordu. Lizaveta önceleri de Adelaide için, öteki kızları için olduğundan daha az kaygılanırdı. Sonunda şöyle teselli ediyordu kendini. Şen yaratılışta bir kız, aklı da başında. Öyle ya da böyle kurtarır kendini. İyi bir kız yani o. En çok Aglaya için kaygılanıyordu. Sırası gelmişken şunu da söyleyelim en büyük kızı Alexandra için Lizaveta kaygılansın mı kaygılanmasın mı bilemiyordu. Kah kızcağız mahvoldu diye geçiriyordu içinden. 25'indeydi çünkü demek evde kalacaktı. Hem de bu güzellikle. Geceleri onun için ağlıyordu bile Lizaveta. Hem de öte yandan nedir bu kız yenilerden bir nihilist mi yoksa bir aptal mı? Hayır aptal filan değildi. Bundan hiç kuşkusu yoktu Lizaveta'nın. Aleksandra Ivanovna'nın düşüncelerine değer veriyor, ona akıl danışmaktan hoşlanıyordu. Ama onun ıslak tavuk olduğu da kesindi. O kadar durgun, kıpırtısız, yeniden oynatmanın imkanı yoktu ki onu. Oysa ıslak tavuklar bile yerlerinden bazen kıpırdar. Ne yapacağım ben bu kızlarla diye düşündü. Gözdesi Aglaya'dan bile daha düşkündü Aleksandra'ya. Kimi zaman öyle oluyordu ki en basit bir olay Lizaveta'nın tepesine attırıyor, kendisini kaybetmesine neden oluyordu. Söz gelimi Alexandra çok uzun süre uyumayı seviyor ve genellikle rüya görüyordu. Ama gördüğü rüyalar her zaman 7 yaşında bir çocuğun göreceği olağanüstü anlamsız rüyalar oluyordu. Öyle ki onun rüyalarının bu saflığı sonunda annesinin canını sıkmaya başladı. Alexandra bir günde rüyasında 9 tavuk görmüş bu yüzden anne kız arasında bir tartışma çıkmıştı. Ama neden çıkmıştı bu tartışma anlatması çok zor. Alexandra korka korka girdiği karanlık bir odada bir rahip görmüştü rüyasında. İki kız kardeş kahkahalarla gülerek hemen Lizaveta'ya yetiştirmişlerdi onun rüyasını. Bunun üzerine Lizaveta yine sinirlenmiş ve üç kız kardeşinde aptal olduğunu söylemişti. Hmm, tam bir aptal gibi sakin, rahat bu kız. Tam bir ıslak tavuk işte. İstediğin kadar dürt boşuna. Arpacı kumrusu gibi düşünüp durur. Hüzünlü bakıyor insanın yüzüne. Derdi nedir bunun ne sıkıntısı var? Arada bir Ivan Fyodorovic'e soru sorardı. Arkasından da her zaman olduğu gibi ısrarla sabırsızca cevap beklerdi. Ivan Fyodorovic kemküm ediyor, yüzünü buruşturuyor, omuzlarını kaldırıyor, kollarını iki yana açıp şöyle diyordu. Koca lazım. O zaman patlıyordu Lizaveta. Sizin gibi kocası olmasın da Umarım sizin kafanızda biri sizin gibi kaba saba birisi olmaz evleneceği insan Ivan Fyodorovich. Böyle durumlarda Ivan Fyodorovich hemen kaybolurdu ortadan. Lizaveta da parladıktan sonra sakinleşirdi. Elbette aynı günün akşamı Lizaveta kaba saba Ivan Fyodorovic'e iyi yürekli, sevimli, onu taparcasına seven Ivan Fyodorovic'ine olağanüstü sevecen, sakin ve saygılı oluyordu. Ancak Lizaveta'nın en büyük ve sürekli üzüntüsü Aglaya içinde. Kendi kendine şöyle mırıldanıyordu Lizaveta. Tıpkı ben bu kız, aynı ben, her bakımdan bana benziyor. Başına buyruk, şeytan gibi bir şey. Nihilistin, kural tanımazın teki. Tuhaf huyları var bunun, biraz çılgın, hırçın, mırçın. Aman tanrım, çok mutsuz olacak bu kız. Ama dediğimiz gibi ana yüreğine doğan güneş orada her şeyi yumuşatmış, bir anda ısıtmıştı. Aşağı yukarı bir aydır bütün endişelerinden kurtulmuştu Elizabeth'a. Adelaida'nın düğününün yaklaşması üzerine sosyetede Aglaya'dan da sık sık söz edilmeye başlandı. Öte yandan Aglaya da pek güzel, pek sevimli, uslu olmuştu. Kendine büyük bir güvenle biraz mağrur dolaşıyordu ortada. Bu pek de yakışırdı ona. Bütün bir ay annesine karşı nasıl sevecen, nasıl güler yüzlüydü. Evet durup dururken harika bir kız olup çıkmıştı Aglaya. Tanrım nasıl da iyi bir kız olmuştu bu böyle. Ve sonra şu iğrenç prens bozuntusu, şu pis budala ortaya çıkınca her şey birbirine girmiş, evde her şey alt üst olmuştu. Peki ama ne olmuştu? Aslında başkalarının gözünde olan bir şey yoktu. Ama Lizaveta kendine özgü her zamanki huzursuzluğuyla son derece olağan bu olaylar karşısında kendini hastalık derecesine varan kuşku dolu bir korkuya kaptırmıştı. Şimdi bütün bu komik saçmalıkların gereksiz endişelerin arasına kuşkulanmasına neden olan bir şeyi fark ettiğinde ne büyük bir şaşkınlığa kapılmıştı. Prensi peşi sıra sürükleyerek eve doğru götürürken de evde onu ailenin çevresinde oturduğu yuvarlak masaya oturturken de düşünüyordu Elizabeth'a. Nasıl yapabildiler bunu? O yaratığın Aglaya ile ilişkisi olduğunu yazan o iğrenç mektubu ne cüretle yazabildiler bana? Böyle bir şeyi nasıl düşünürler? Evet, birazcık olsun insansam böyle bir şeyin olduğuna ve Aglaya'ya göstersem o mektubu utancımdan ölürüm. Bizlerle, yapan Çinlerle böylesine alay edilsin. Bütün bunlar Ivan Fyodorovic'in yüzünden. Evet onun yüzünden. Keşke Yelagin'deki yazdığımıza gitseydik. Yelagin'e gidelim dedim ben. Belki de Varvara yazmıştır o mektubu. Sanırım öyle. Bütün suç Ivan Fyodorovic'te. O yaratık. Ivan Fyodorovic'i aptal durumuna düşürmek amacıyla eski bağları yüzünden düzenledi bu oyunu. Tıpkı eskiden olduğu gibi alay etmek istedi onunla. Eskiden nasıl aptal yerine koymuştu onu, kahkahalarla gülmüştü arkasından, burnuna halka takıp dolaştırmıştı, hem de ona inciler armağan ederken. Sonunda bizi de karıştırdılar bu pis işe. Kızlarımızı da karıştırdılar Ivan Fyodorovic. En saygın çevreden kızlarınızı, evlenme çağında olan kızlarınızı. Oradaydılar, her şeyi duydular, o kötü çocukların olayına da karıştılar. Sevinin bakalım Ivan Fyodorovic, orada konuşulanları da duydular.'' o prens bozuntusunu bağışlamayacağım. Hiçbir zaman. Peki neden üç gündür bunalım geçiriyor Aglaya? Neden ablalarıyla kavgalı? Hatta annesiymiş gibi her zaman elini öptüğü, öylesine saygı duyduğu Aleksandra'yla da kavgalı. Neden üç gündür arpacı kumrusu gibi düşünüyor bu kız? Gavrila'nın bu işte ne ilgisi var? Peki dün de bugün de neden ölmeye başladı Gavrila'yı? Neden ağladı? Şu kahrolasa zavallı şövalyenin o imzasız mektupta ne işi var? Oysa prensin mektubunu ablalarına bile göstermemişti. Hem neden? Neden kuyruğu tutuşmuş kedi gibi koşturdum ben şimdi prense? Neden buraya getirdim onu? Tanrım aklımı mı kaçırdım ben? Bu yaptığım nedir acaba? Bir gence kızımla ilgili sırları açtım. Hem de onu hiç mi hiç ilgilendirmeyen sırları. Tanrım iyi ki bir budala o. Ve yabancımız da değil. Böyle birinden hoşlanacak değil ya Aglaya. Aman tanrım ben de neler saçmalıyorum. Ne tuhaf bir aileyiz biz. Cam mekanlara koyup insanlara göstermeleri lazım bize. En başta da beni. Giriş on kapikten. Bağışlamayacağım sizi Ivan Fyodorovic. Asla bağışlamayacağım. Peki Aglaya neden ters davranıyor şimdi prense? Ona ters davranacağını söylüyordu ama hiç de öyle davranmıyor. Baksana gözlerini ayırmıyor ondan. Bir şey söylemiyor, çekip gitmiyor yanından. Öylece duruyor. Ama bize gelmesini yasaklayan da kendisiydi. Prensin yüzü de bembeyaz. Şu tanrının belası geveze Yevgeni Pavlovich de bir susmuyor ki. Durmadan konuşuyor. Kimsenin ağzını açık bir şey söylemesine izin vermiyor. O konu açılsa her şeyi öğrenirdim ben ondan. Gerçekten de bembeyazdı prensin yüzü. Yuvarlak masanın bir yanında oturuyordu. Aynı anda sanki hem çok korkuyor hem de arada bir kendisinin de bilemediği ruhunu saran bir heyecana kapılıyordu. Ah, o gayet iyi tanıdığı simsiyah gözlerin sürekli ona baktığı köşeye bakmaktan nasıl korkuyordu. Aynı anda Aglaya'nın ona yazdığı o mektuptan sonra tekrar burada, bu ailenin arasında olmaktan, o tanıdık sesi tekrar duyacak olmaktan ne kadar mutluydu. Tanrım, şimdi bir şey söyleyecek. O akşam olduğu gibi heyecanla, keyifle Seyrek konuşurdu Yevgeni. Prens dinliyordu onu ama uzun süredir söylediklerinden neredeyse tek sözcük anladığı yoktu. Petersburg'dan henüz dönmemiş olan Ivan Fyodorovich'in dışında herkes verandadaydı. Prens şey oradaydı. Müzik dinlemeye gidecekleri için çaydan önce toplanmışlardı. Sohbetin prens gelmeden önce başladığı belliydi. Biraz sonra ansızın nereden çıka geldiği anlaşılmayan kolye girdi içeri. Prens, demek önceden olduğu gibi kabul ediyorlar onu yine diye geçirdiği içinden. Prens'in evinde olduğu gibi herkes verandadaydı. Yalnız bu veranda daha geniş ve şık döşeliydi. Konuşmanın konusunun herkesi pek ilgilendirmediği açıktı. Bir tartışmadan çıktığı belli olan konuyu herkes değiştirmek istiyordu kuşkusuz ama Yevgeni Pavlovich tepkiyle karşılandığına bakmadan ısrarla sürdürüyordu konuşmasını. Prens'in gelişinden sonra sanki daha da heyecanlı konuşmaya başlamıştı. Heyecanla anlatıyordu Yevgeni Pavlovich İzin verin, liberalizme bir şey dediğim yok benim. Günah filan değildir liberalizm. Onsuz parçalanacak, belki de yok olacak bir bütünün vazgeçilmez temel parçasıdır liberalizm. En ahlakçı gericiliğin olduğu kadar liberalizminde yaşamaya hakkı vardır. Benim itirazım Rus liberalizmine. Tekrar söylüyorum, benim itirazım Rus liberallerin gerçek Rus liberalleri olmamasına. Bizimkiler Rus olmayan liberaller. Bir Rus liberali getirin bana, o anda öperim onu. Olağanüstü heyecanlı olan Aleksandra Ivanovna, öpmenize izin verirse tabii, dedi. Şuna bak, yalnızca yemeği bir de uyumayabilir diye geçirdi içinden Lizaveta. Dürtsen kıpırdamaz bu yerinden. Sonra yılda bir kez ayaklanır, bir konuşmaya başlar, parmağını ısırırsın. Yevgeni Pavlovich'in ciddi bir konuda pek heyecanlıymış, şaka ediyormuş gibi konuşmasından Alexandra Ivanovna'nın hiç hoşlanmadığını fark etti prens. Yevgeni prense dönüp sürdürdü konuşmayı. Siz gelmeden önce şimdiye kadar bizde yalnızca iki çeşit liberalin olduğunu söylüyordum. Artık eski büyük toprak sahipleri sınıfından olanlarla ruhban sınıfından olanlar Zamanla ikisi de halktan koptu. Sonunda bambaşka bir sınıf oluşturdular ve giderek kuşaktan kuşağa geçmişte yaptıkları da şu anda yapmakta oldukları da ulusallıktan bütünüyle uzaklaştı. Prens şey itiraz etti. Nasıl? Bütün bu yapılanlar ulusal değil mi demek istiyorsunuz? Evet ulusal değil. Ruslara özgü ama ulusal değil. Liberallerimiz de Rus olmaktan çok uzak. Tutucularımız da uzak. Hepsi. Ayrıca şuna da inanın, halkımız büyük toprak sahiplerinin, ruhban sınıfının geçmişte veya günümüzde yaptıklarını da, gelecekte yapacaklarını da benimsemiyor. Prens Şe heyecanla itiraz etti. Bu güzel işte. Söylediklerinizde ciddiyseniz böyle bir çelişkiyi nasıl oluyor da savunabiliyorsunuz? Hem toprak sahipleriyle ilgili çıkarımlarınızı öylece kabul etmem mümkün değil. Siz de bir toprak sahibisiniz sonuçta. Rus toprak sahiplerinden sizin anladığınız anlamda söz etmiyorum ben. Toprak sahipleri saygın bir sınıftır. En azından ben de aynı sınıftan olduğum için. Özellikle de şimdi kaldırıldıktan sonra. Alexandra araya girdi. Yoksa edebiyatımız da mı değil? Edebiyattan anlamam ben. Ama bence Lomonosov, Pushkin ve Gogol'ün dışında baştan aşağı Rus değildir edebiyatımız. Adelaide güldü. Önce bu üçü hiç daha sayılmaz. Sonra bunlardan biri halktan, öteki ikisi toprak sahiplerinden. Öyle ama hemen heyecanlanmayın bakalım. Rus yazarlar arasında yalnızca bu üçü başkalarından alınma değil. Gerçekten kendilerinin olan şeyler söylemişler. Bu nedenle de ulusal olmuşlar. Herhangi bir Rus başkalarından alınma değil de kendinin olan bir şey söylediğinde veya yazdığında Rusçası çok kötü bile olsa anında ulusal kabul ediliyor. Benim için kesin bu. Ama şimdi konumuz edebiyat değil. Sosyalistlerden söz ediyoruz. Söz döndü dolaştı buraya geldi. Bizde tek Rus sosyalistin olmadığını iddia ediyorum ben. Daha önce de yoktu şimdi de yok. Çünkü sosyalistlerimizin hepsi de büyük toprak sahipleri sınıfıyla ruhban sınıfındandır. İster yurt içinde olsun ister yurt dışında bilinen ve tanınmış bütün sosyalistlerimiz toprağa bağlı kölelik devrinin büyük toprak sahibi sosyalistlerinden farksızdır. Neden gülüyorsunuz? Verin onların kitaplarını bana, savundukları öğretileri, hatıra defterlerini. Bir edebiyat eleştirmeni olmadığım halde onların yazdıkları kitapların, dergilerin, güncelerin, her sayfasının daha önce Rus toprak sahiplerince yazıldığını kanıtlayan edebiyat eleştirisi yazayım size. Onların öfkesi, hınçları, mizah anlayışları toprak sahiplerininkiyle aynıdır. Onların heyecanları, gözyaşları gerçektir, belki de içtendir ama yine de toprak sahiplerininkiyle aynıdır. Toprak sahiplerininkiyle veya ruhban sınıfınkiyle. Siz de mi gülüyorsunuz prens? Yine karşı mısınız söylediklerime? Gerçekten herkesle birlikte prens de gülmüştü. Suçüstü yakalanmış bir öğrenci gibi irkilen prens birden gülmeyi kesip karşı olup olmadığımı söyleyemem dedi. Ama şuna inanmanızı isterim. Büyük bir zevkle dinledim sizi. Bunu söylerken tıkanır gibi olmuş, hatta alnı soğuk soğuk terlemişti. Buraya geldi geleni ilk kez konuşuyordu. Çevresine bakınmak istiyor ama buna cesaret edemiyordu. Yevgeni Pavlovic bunu fark etti ve gülümsedi. Önceki heyecanlı tavrıyla aynı zamanda neredeyse gülerek sürdürdü konuşmasını. Bayanlar baylar, bir gerçektir bu söylediğim. Bu gerçeğin gözlenmesinin hatta ortaya çıkartılmasının onuru da benimdir. En azından şimdiye kadar hiçbir yerde bununla ilgili bir şey söylenmemiş, yazılmamıştır. Bu gerçekte benim anlatmaya çalıştığım Rus liberalizminin özü bulunmaktadır. Önce liberalizm genellikle eşyanın var olan düzenine bir saldırı değilse nedir? Öyle değil mi? Benim söylediğim gerçek şudur. Rus liberalizmi yalnızca eşyanın var olan düzenine değil, doğrudan doğruya eşyaya bir saldırıdır. Rus düzenine değil, doğrudan Rusya'ya bir saldırıdır. Benim liberalim Rusya'yı yassımaya kadar götürmüştür işi. Yani ana yurdundan nefret eder, onu aşağılar. Rus'a dair şanssız ve başarısız her olay kahkahalarla güldürür onu. Neredeyse coşturur. Halkın alışkanlıklarından, geleneklerinden, Rus tarihinden, her şeyinden nefret eder. Onu aklayacak bir tek şey varsa o da ne yaptığının farkında olmaması, Rusya'ya olan nefretinin en üretken liberalizm olduğunu sanmasıdır. Rusya'ya duyulan bu nefreti yakın bir geçmişte bazı liberallerimiz neredeyse gerçek yurt sevgisi olarak görüyor ve bu sevginin nasıl olması gerektiğini başkalarından daha iyi görmeleriyle övünüyorlardı. Şimdi ise daha bir açık yürekli oldular. Hatta yurt sevgisi deyiminden utanır oldular ve bu kavramı zararlı, değersiz bir kavrammış gibi çıkartıp attılar sözlüklerden. Bir gerçektir bu ve onu savunuyorum. Ayrıca bir gün bütün çıplaklığıyla sade ve dürüstçe ortaya koymak gerekiyordu gerçeği. Gel gelelim aynı zamanda bu gerçek yüzyıllardır hiçbir toplumda ortaya çıkmamıştır, görülmemiştir. Yani demek istediğim bir rastlantıdır bizdeki. Belki gelip geçicidir de kabul ederim. Kendi yurdundan nefret eden liberaller hiçbir ülkede görülmemiştir. Bizdeki bu durumu nasıl açıklayabilirsiniz? Bence önceden de söylediğim gibi Rus liberallerinin henüz Rus liberali olmamalarıyla açıklayabiliriz sadece. Prens şey ciddi bir tavırla itiraz etti. Senin bu söylediklerini şaka kabul ediyorum Yevgeni Pavlovich. Aleksandra, bütün liberalleri görmediğim için bir şey söyleyemeyeceğim dedi. Ama sizi dinlerken öfkelendim. Özel bir durumu alıp genelleştirdiniz. Belki de iftira ettiniz insanlara. Yevgeni Pavlovich, özel bir durum mu diye karşılık verdi. Ya demek öyle. Prens siz ne diyorsunuz? Özel bir durum var mı? Prens, doğrusunu isterseniz ben de çok az liberal gördüm dedi. Ama bana öyle geliyor ki bir bakıma haklısınız. Sözünü ettiğiniz Rus liberalizmi gerçekten de Rusya'nın düzeninden çok, bir bakıma Rusya'nın kendisinden biraz nefret etmeye meyillidir. Elbette yalnızca bir bakımdan. Kuşkusuz herkes için öyle demek değildir bu. Duraksadı sözünün sonunu getiremedi. Son derece heyecanlı olmasına karşın konuşmaları büyük bir dikkatle izliyordu. Değişik bir özelliği vardı prensin. Kendisini ilgilendiren bir şeyi her zaman olağanüstü saf bir dikkatle dinler, o anda kendisine sorulan sorulara yine öyle safça cevaplar verirdi. Onun kendisiyle alay edildiğine, şaka yapıldığına dair hiçbir kuşku barındırmayan bu inancı saflığı yüzüne, bedeninin duruşuna bile yansırdı. Ne var ki Yevgeni Pavlovich baştan beri onunla biraz şakacı konuşuyor olmasına rağmen şimdi onun verdiği cevap karşısında biraz ciddi bakıyordu yüzüne. Evet dedi. Ne var ki çok tuhaf ve çok doğru bir cevap verdiniz prens. Ciddi mi söylediniz bunu? Prens siz ciddi sormamış mıydınız dedi. Onun bu cevabı üzerine herkes gülmeye başladı. Adelaide atıldı. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Yevgeni Pavlovich her zaman eğlenir insanlarla. Ama kimi zaman bazı konularda çok ciddi konuşur ki şaşarsınız. Aleksandra sert bir tavırla, ''Bence yersiz bir konuşma bu.'' dedi. ''Hiç girmeseydik bu konuya daha iyi ederdik. Hani dolaşmaya çıkacaktık?'' Yevgeni Pavlovich, ''Hadi bakalım havada harika.'' dedi. Yalnız bu kez çok ciddi olduğumu sizlere ve özellikle de prense kanıtlamak için ve izin verirseniz baylar bayanlar kişisel merakımdan prense son bir soru sorup bitireceğim. İki saat önce sanki inadına geldi aklıma bu soru. Cevabını buldum bu sorunun ama bakalım prensin cevabı ne olacak? Demin özel durum dediler. Bu deyim bizde çok kullanılır. Sık duyarız onu. Geçenlerde şu gencin altı kişiyi öldürmesi olayında da avukatının katilin yoksul olduğu için aklına doğal olarak öldürme düşüncesinin gelebileceğini söylediği tuhaf savunması. Bundan söz ederken gazeteler hep bu ifadeyi kullandılar. Özel durum. Avukatın savunması belki tam öyle değildi ama bu anlam çıkıyordu. Bana sorarsanız avukat böyle tuhaf bir görüşü açıklarken son derece liberal, son derece insani ve ilerici bir düşünceyi savunduğuna inanıyordu. Peki bu konuda siz ne düşünüyorsunuz prens? Kavramların, düşüncelerin böyle çarpıtılması, olaylara böyle ters, tuhaf bir bakış açısı özel durum mudur, genel durum mudur? Herkes kahkahalarla gülmeye başladı. Alexandra ile Adelaide da gülerek, evet elbette özeldir dediler. Prens şey ekledi. İzin ver bir kez daha hatırlatayım sana Yevgeni Pavlovich. Bu şakaların sıkmaya başladı artık. Yevgeni Pavlovich Prens Lev Nikolayevich'in için meraklı ciddi bakışını üzerinde yakalayınca, Prens Şeynin sözünü bitirmesini beklemeden, "Ne dersiniz Prens" diye sordu. "Sizce bu olay özel mi, genel midir? Sizin için düşündüm ben bu soruyu." Prens sakin ama kararlı bir tavırla, "Hayır, özel değildir." dedi. Prens Şey canı biraz sıkkın. İnsaf edin Lev Nikolayevic dedi. Sizi oyuna getirdiğinin farkında değil misiniz? Düpedüz düz alay ediyor sizinle. Açığınızı yakalamak istiyor. Prensin yüzü kızardı, bakışını önüne indirdi. Ben Yevgeni Pavlovich'in doğru söylediğini düşünüyorum. Prens şey, sevgili prens diye sürdürdü konuşmasını. Bundan üç ay önceki konuşmamızı hatırlayın. Yeni mahkemelerimizde yetenekli ne çok avukatın olduğundan söz ediyorduk son derece ilginç jüri kararlarının olduğunu söyleyen siz değil miydiniz? Ne çok seviniyordunuz buna. Sevincinize ben de ortak olmuştum. Yeni mahkemelerin kurulmasıyla gurur duyabileceğimizi söylüyorduk. Ama bu acemice savunma, bu tuhaf gerekçe öteki binlercesinin arasında elbette özeldir. Bir süre düşündü Prens Lev Nikolayevich. Sonra sakin, hatta ürkek de olsa kararlı bir tavırla cevap verdi. Benim söylemek istediğim düşüncelerin ve kavramların çarpıtılması sık rastlanan bir şeydir. Bu yüzden ne yazık ki özel olmaktan çok geneldir. O kadar ki bu çarpıtma çok yaygın olmasaydı belki de bunun gibi akıl almaz cinayetler işlenmezdi. Akıl almaz cinayetler mi dediniz diye sordu Prens Ama inanın tıpkı böyle cinayetler hatta daha da korkunçları şimdiye kadar çok işlenmiştir. Bence daha uzun sürede işlenecektir. Bir farkla ki Önceleri daha az açıklık vardı bizde. Oysa şimdi böyle şeylerden yüksek sesle söz edilmeye, hatta gazetelerde olayla ilgili yazılar çıkmaya başladı. Sizin yanılgınız, olağanüstü saf yanılgınız burada işte prens. İnanın bana böyle. Eskiden de çok cinayet işlendiğini, hem de böyle korkunç cinayetlerin işlendiğini ben de biliyorum. Geçenlerde cezaevlerini dolaştım. Birkaç mahkumla, sanıkla tanışma fırsatım oldu. Hatta onlarca insanı öldürmüş ve hiç pişmanlık duymayan çok daha korkunç katillerle tanıştım. Bakın bu arada neyi fark ettim? En azılı, en acımasız bir katil bile suçlu olduğunu biliyor. Yani hiç pişmanlık duymasa da kötü bir şey yaptığını vicdanında kabul ediyor ve hepsi böyledir. Oysa Yevgeni Petrovic'in söylediği katiller kendilerini suçlu bile kabul etmez. Buna hakları olduğunu, hatta iyi bir şey yaptıklarını düşünürler. Yani aşağı yukarı böyledir. Bana sorarsanız korkunç fark buradadır işte. Unutmayın ki bunu yapanlar gençlerdir. Yani çarpık düşüncelere kendilerini kolayca kaptırabilecek yaşta olan insanlar. Prens şey artık gülmüyor, hayretle dinliyordu prensi. Uzun süredir bir şey söylemek isteyen Aleksandra Ivanovna aklına çok değişik bir şey gelmiş gibi sustu. Yevgeni Pavlovich ise prense büyük bir şaşkınlık içinde bakıyordu. Ama şimdi bakışında en ufak bir alay yoktu. Lisaveta beklenmedik bir şekilde söze karıştı. Ne o dostum prense neden öyle şaştınız? Sizden aptal olduğunu sizin gibi düşünemeyeceğini mi sandınız? Yevgeni Pavlovich hayır efendim onun için değil dedi. Peki ama nasıl oldu da prens bunu görüyor fark edebiliyorsanız bu tuhaf olayda şu geçen günkü Burdovski'ydi galiba. Onun düşüncelerinin ve ahlak anlayışının da çarpık olduğunu nasıl fark edemediniz? Sözünü ettiğiniz olayla hiç farkı yoktu oysa. O zaman acaba bir şeyin farkında değil miydiniz diye düşündüm. Lisa Veta sesini yükseltti. Bakın ne diyeceğim çocuklar. Gördüğünüz gibi bizler fark ettik. Şimdi de bununla övünüyoruz. Ama bugün onların birinden, en önemlilerinden, hani şu suratı sihirli olandan prens bir mektup aldı. Kendisine özgü tavrıyla da olsa mektubunda özür diliyor prens'ten ve o zaman onu kışkırtan arkadaşıyla da ilişkisini kestiğini haber veriyor ve artık prense daha çok inandığını yazıyor. Ona pek yukarıdan bakıyoruz. Ama hiçbirimiz şimdiye kadar böyle bir mektup almadık. Kolya haykırdı birden. İpolit de buraya taşındı. Şu anda burada. Prens telaşlandı. Nasıl? Taşındı mı? Sizin Lizaveta ile çıkmanızın hemen arkasından geldik. Bize getirdim onu. Lizaveta biraz önce prensi övdüğünü unutup öfkeyle bahse girerim diye bağırdı. Bahse girerim dün Petersburg'da onun tavan arası odasına uğramış, ayaklarına kapanıp ondan özür dilemiş. O iblisin lütfedip buraya gelmesi için yalvarmıştır. Gittin oraya değil mi? Demin kendin söyledin. Gittin mi gitmedin mi? Ayaklarına kapandın mı onun söyle. Kolya araya girip bağırdı. Hiç de kapanmadı. Tersine İpolit iki kez yakaladı prensin elini, dudaklarına götürüp öptü ben gördüm. Görüşmeleri bu kadarla bitti işte. Prens yazlığa taşınırsa daha rahat edeceğini söyledi yalnızca. O da hemen kabul etti. Biraz iyileşir iyileşmez taşınacağını söyledi. Prens ayağa kalktı, şapkasını alırken "Boş konuşuyorsunuz Kolya." dedi. "Neden anlatıyorsunuz ki bunları?" Lisaveta susturdu onu. "Nereye?" Kolya heyecanlanmıştı. Telaşlanmayın prens diye sürdürdü konuşmasını. Gitmeyin, rahatsız etmeyin onu. Yoldan geldi, yorgun o, uyuyor. Buraya geldiği için çok mutlu. Hem biliyor musunuz prens, bence onunla şimdi hiç görüşmeseniz daha iyi edersiniz. Hatta yarın erteleyin görüşmeyi. Yoksa yine mahcup olacak. Sabahleyin altı aydır kendini böyle iyi hissetmediğini söylemişti. Öksürüğü bile iki kat azaldı. Prens Aglaya'nın oturduğu köşeden birden kalkıp masaya yaklaştığını fark etti. Ona bakmaya cesaret edemiyordu ama Aglaya'nın o anda kendine baktığını, simsiyah gözlerinde kesinlikle tehdit dolu bir ifadenin olduğunu, yüzünün alev alev yandığını bütün varlığıyla hissediyordu. Yevgeni Pavlovich, Bana kalırsa Kolya, sözünü ettiğiniz kişi o akşam ağlayan, bizleri cenaze törenine çağıran veremli gençse boşuna getirdiniz onu buraya. Komşu evin duvarından öylesine heyecanla söz etmişti ki, İnanın çok yakında o duvarın özlemiyle içi yanmaya başlar. ''Çok doğru söyledin'' dedi Lizaveta. ''Seninle tartışır, didişir, sonra da çeker gider görürsün.'' Ve hep birlikte dolaşmaya çıkmaya hazırlandıklarını unutup uzandı. Dikiş sepetini ağırbaşlı bir tavırla yanına çekti. Yevgeni ''Hatırlıyorum pek övüyordu o duvarı'' diye sürdürdü konuşmasını. ''Karşısında o duvar olmayınca kesinlikle anlamlı bir biçimde ölemez.'' yoksa ölümünün anlamlı, çevresindekileri duygulandıran bir ölüm olmasını çok ister. Ne yaparsınız diye mırıldandı prens. Onu bağışlamazsanız o da siz onu bağışlamanızı beklemeden ölür. Buraya da ağaçlar için geldi zaten. Ah ben her şeyini bağışlıyorum. Bunu söyleyebilirsiniz kendisine. Bakışını kaldırmadan döşemede bir noktaya bakmayı sürdürerek sakin, isteksiz bir tavırla karşılık verdi prens. Bunu böyle anlamamak gerekir. Siz de onun sizi bağışlamasını istemelisiniz. Nedenmiş o? Ne suç işledim ki ona karşı? Anlamıyorsanız o zaman ama anlarsanız canım o akşam istediği şey hepinizi kutsamak ve sizin de onu kutsamanız hepsi bu kadar işte. Prens şey orada bulunanların bazılarıyla bakıştıktan sonra çekingen bir tavırla araya girdi. Sevgili Prens, bu dünyada cenneti yakalamak öyle kolay değildir. Oysa cenneti yakalamaya çalışıyor gibisiniz. Zor iştir cenneti yakalamak prens. O güzel kalbinizin sandığından zordur. İyisi mi değiştirelim bu konuyu yoksa yine unutacağı sonunda. O zaman da... Lisa Veta canı sıkkın bir tavırla yerinden kalkıp sertçe ''Müzik dinlemeye gidelim artık.'' dedi. Onun arkasından herkes kalktı. İkinci Bölüm Prens birden Yevgeni Pavlovich'in yanına sokuldu. Elini tutup tuhaf bir heyecanla "Yevgeni Pavlovich" dedi. "İnanın, her şeye karşın benim gözümde son derece soylu, son derece iyi bir insansınız. Kuşkunuz olmasın bundan." Yevgeni Pavlovich şaşkınlıkla bir adım geri çekildi. Bir an kahkahalarla gülmek geldi içinden ama tuttu kendini. Yakından bakınca prens kendinde değilmiş, hatta çok değişik bir durumdaymış gibi geldi ona. Bahse girerim prens diye haykırdı. Bana asıl söylemek istediğiniz şey bu değildi. Hatta belki de bana söyleyemeyecektiniz bunu da. Ama ne oluyorsunuz siz fenalaştınız mı? Olabilir. Çok doğru tahmin ettiniz. Belki de yanına sokulmak istediğim kişi siz değildiniz. Böyle dedikten sonra tuhaf, komik bir biçimde gülümsedi prens. Ama sonra heyecanlanmış gibi yükseldi sesini. Üç gün önce yaptığımı hatırlatmayın bana. Üç gündür çok utanıyorum zaten. Suçlu olduğumu biliyorum ben. Peki neymiş yaptığınız o kadar korkunç olan şey? Biliyorum Yevgeni Pavlovich. Sanırım en çok sizi utandırdım. Yüzünüz kızarıyor. Bu tertemiz bir kalbinizin olduğunu gösterir. İnanın şimdi gidiyorum. Lisaveta korkarak sordu Kolya'ya. Neyi var bunun? Krizi böyle mi başlıyor yoksa? ''Önemli değil Lizaveta'' dedi prens. ''Kriz geldiği falan yok. Şimdi gidiyorum. Biliyorum ben doğanın küçük düşürdüğü bir insanım. 24 yıl hastaydım. Doğumumdan 24 yaşıma kadar. Hasta kabul edin siz beni. Şimdi gidiyorum. İnanın gidiyorum. Yüzüm kızarmıyor. Bunun için yüzünün kızarması olmaz insanın öyle değil mi? Ama toplumda fazlalığım ben. Gururuma düşkünlüğümden söylemiyorum bunu. Bu son 3 gün... Uzun uzun düşündüm ve ilk fırsatta bu konuda sizi dürüstçe bilgilendirmeye karar verdim. Sözüne etmeye kalkışırsam sizi kendime güldürürüm. Demin prens şey de aynı şeyi söylemişti bana. Davranışlarım incelikten uzaktır. Duygularım ölçüsüzdür benim. Düşüncelerimi anlatmak için uygun sözcükleri kullanamıyorum. Bu yüzden düşüncelerim de anlamsız, saçmak açıyor. Dolayısıyla buna hakkım yok. Ayrıca kuşkucuyum ben. İnanıyorum ki bu evde kimse küçük görmüyor beni ve burada hak ettiğimden çok seviliyorum. Ayrıca biliyorum ki 24 yıllık bir hastalık insanların bana kimi zaman gülmelerine neden olacak belirtiler bırakmıştır üstümde öyle değil mi? Prens çevresine bakınarak bir cevap, bir karar bekliyordu sanki. Herkes prensin bu beklenmedik hastalıklı ve görünüşte her açıdan nedensiz çıkışı karşısında şaşkınlık içindeydi. Ne var ki onun bu çıkışı son derece tuhaf bir olaya neden oldu. Ansızın haykırdı Agla'ya. Ne diye söylüyorsunuz bunu burada? Onlara neden anlatıyorsunuz bunu? Hem de onlara. Çok öfkeli olduğu belliydi. Gözlerinde kıvılcımlar vardı. Karşısında dili tutulmuş gibi dikiliyordu prens. Yüzü bembeyazdı. Agla'ya bağırmayı sürdürüyordu. Bu anlattıklarınıza değer hiç kimse yok burada. Buradakilerin hiçbiri tırnağınıza da aklınıza da kalbinize de değmez sizin. Hepsinden dürüst, hepsinden soylu, hepsinden temiz yüreklisiniz. Zekisiniz. Yere düşürdüğünüz mendilinizi eğilip yerden almaya değecek bir kişi yok burada. Neden küçültüyorsunuz kendinizi? Neden herkesten aşağı görüyorsunuz? Neden yıkılmış bir insan olarak gösteriyorsunuz ki kendinizi? Neden hiç gurur yok sizde? Lisaveta ellerini birbirine vurdu. Aman tanrım hiç aklıma gelir miydi? Kolya heyecanla zavallı şövalye hey dedi. Kesin sesinizi diye haykırdı Aglaya. Burada sizin evinizde nasıl hakaret edebiliyorlar bana? Herkes üstüme geliyor. Eziyet ediyor bana. Neden şu üç gündür sizin için herkes sıkıştırıp duruyor beni prens? Ne olursa olsun evlenmeyeceğim sizinle. Unutmayın ne olursa olsun hiçbir zaman. Bunu unutmayın. Sizin gibi komik biriyle evlenir mi insan? Aynada kendinize bir baksanıza. Neye benzediğinizi görün. Neden sizinle evleneceğim diye takılıyorlar bana? Bunu bilmek zorundasınız. Siz de varsınız bu komploda. Adelaide korku içinde mırıldandı. Kimse öyle takılmadı sana. Kimsenin aklından geçmedi böyle bir şey diye haykırdı Aleksandr'a. Kimse böyle bir şey söylemedi ki sana. Lisaveta öfkeden titreyerek ortadan sordu. Kim takıldı ona? Kim ne zaman takıldı? Kim böyle bir şey söyleyebildi ona? Sayıklıyor mu yoksa bu kız? Hepsi takıldı. Üç gün boyunca hepsi. Asla evlenmeyeceğim ben prensle. Bağırarak böyle söyledikten sonra hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı Aglaya mendiliyle yüzünü kapattı, sandalyeye çöktü. İyi ama o senden böyle bir şey istemedi ki. Prens birden ama öyle bir şey istemedim ki sizden Aglaya Ivanovna dedi. Lisaveta hayretler içinde öfkeyle dehşetle haykırdı. Ne oluyorsunuz? Kulaklarına inanmamıştı. Şey demek istemiştim diye kekeledi prens. Yani demek istemiştim ki yalnızca açıklamak istedim Aglaya. Hiç de böyle bir niyetimin olmadığını, onunla evlenmek niyetimin olmadığını, hatta hiçbir zaman olmadığını söylemek istemiştim. Yemin ederim suçsuzum ben, suçsuzum Aglaya. Hiçbir zaman olmadı böyle bir niyetim, aklıma dahi gelmedi. Göreceksiniz, inanın bana. Kötü niyetli biri kötülemiş beni size, içiniz rahat olsun, yok böyle bir şey. Böyle dedikten sonra Aglaya'ya yaklaştı, Aglaya Yüzüne kapattığı mendili indirdi. Korkudan titreyen prense çabuk bir göz attı. Bir an onun ne dediğini anlamaya çalıştı. Sonra doğrudan onun gözlerinin içine bakarak kahkahalarla gülmeye başladı. Öylesine neşeli, öylesine alaylı, coşkulu kahkahalar atıyordu ki önce adalayda tutamadı kendini. Koşup kucakladı kız kardeşini. O da öyle çocukça neşeli, alaylı kahkahalarla gülmeye başladı. Onlara bakınca prens de gülümsedi ve yüzünde neşeli, mutlu bir ifadeyle tekrarlamaya başladı. Ah Tanrı'ya şükür, Tanrı'ya şükürler olsun. O zaman Aleksandra da tutamadı kendini. İçten kahkahalarla gülmeye başladı. Üç kız kardeşin kahkahalarının sonu geleceğe benzemiyordu. Deli bu kızlar diye mırıldandı Lizaveta. Ya korkuturlar insanı ya da Prens şeyde gülmeye başladı. Yevgeni Pavloviç de gülüyordu. Gülenlere bakıp prens de güldü. Hadi çıkalım artık diye bağırdı Adelaide. Dolaşmaya çıkalım. Hep birlikte gidiyoruz. Özellikle de siz prens. Bir yere gitmiyorsunuz bizimle geliyorsunuz. Çok tatlı bir insansınız. Prens ne kadar tatlı değil mi Aglaya? Sizce de öyle değil mi anneciğim? Bunun üzerine kesinlikle öpmeli ve kucaklamalıyım onu. Şimdi Aglaya'ya söyledikleri için... Maman, sevgili maman. Öpmeme izin verir misiniz onu? Agla'ya izin ver öpeyim senin prensini. Gerçekten de yanına koşup alnından öptü prensi. Prens ellerini yakaladı Adelaide'nin, kuvvetlice sıktı. Sonsuz bir sevinçle baktı yüzüne ve birden çabucak dudaklarına götürdü elini. Üç kez öptü. Hadi çıkalım artık dedi Agla'ya. Prens bana siz eşlik ediyorsunuz. Olur değil mi maman? Benimle evlenmek istemeyen damat adayının bana eşlik etmesi uygun mudur? Öyle değil mi prens? Kesin reddettiniz beni değil mi? Ama hayır kolunuza girmek isteyen bir hanıma böyle kol uzatılmaz. Bunun nasıl yapılacağını bilmiyor musunuz yoksa? Heh işte şöyle. Hadi biz önden yürüyelim. Arada kahkahalar atarak durmadan konuşuyordu Aglaya. Lisaveta neye sevindiğini bilemeden Tanrı'ya şükürler olsun, şükürler olsun diye tekrarlayıp duruyordu. Prens Şe, yapan Çinlere geldi geleli belki de yüzüncü kezdir çok tuhaf insanlar diye düşünüyordu. Ne var ki hoşlanıyordu da bu tuhaflıkta. Prense gelince pek hoşlanmıyor gibiydi ondan. Dışarı çıktıklarında Prens Şe'nin yüzü asıktı. Sanki biraz da endişeliydi. Yevgeni Pavlovic son derece neşeliydi. Aleksandra ile Adelaide'yi tren istasyonuna kadar olan yol boyunca güldürmüştü. İki kız kardeş onun şakalarına gülmeye dünden razıydılar. Öyle ki onu belki de hiç dinlemediklerinden bile kuşkulanmaya başlamıştı. Bunu düşününce nedenini söylemeden sonunda kendi de son derece içten gülmeye başladı. Neşeleri çok yerinde olan kız kardeşler durup durup önden yürüyen Aglaya ile prense bakıyorlardı. Küçük kız kardeşlerini çok merak ettikleri belliydi. Prense şey, Lizaveta ile bambaşka şeylerden konuşmaya çalışıyordu ve iyice sıkmaya başlamıştı onu. Lisaveta'nın kafasının çok karışık olduğu belliydi. Tutarsız cevaplar veriyordu ona. Bazen de hiç cevap vermiyordu. Ne var ki Aglaya'nın o akşamki tuhaflıkları daha bitmemişti. Son tuhaflığı yalnızca prensin payına düşmüştü. Evden yüz adım uzaklaşmışlardı ki ısrarla susan kavalyesine çabucak şöyle fısıldadı. Sağa bakın lütfen. Prens dönüp baktı. Dikkatli bakın şu bankı görüyor musunuz? Parkta büyük üç ağacın altındaki yeşil bankı. Prens gördüğünü söyledi. Hoşunuza gitti mi orası? Ben kimi zaman sabah erken, herkes uyurken saat yedi gibi yalnız başıma gelirim buraya. Prens güzel bir yer olduğunu mırıldandı. Şimdi biraz uzaklaşın yanımdan. Sizinle kol kola yürümek istemiyorum artık. Ya da yine kol kola yürüyelim ama tek sözcük konuşmayın benimle. Kendi kendime düşünmek istiyorum ben. Gel gelelim gereksiz bir uyarıydı bu. Böyle bir emir almamış olsaydı da prens herhalde yol boyunca tek sözcük etmezdi zaten. Aglaya yeşil banktan söz etti edeli kalbi duracakmış gibi çarpıyordu. Ama bir süre sonra toparladı kendini. Bu saçma düşünceleri unutarak kovdu kafasında. Bilindiği üzere her tren istasyonunda olduğu gibi Pavlovsk tren istasyonunda da Tatil günlerinde toplanan her tür insana göre hafta içinde kentten gelen daha seçkin insan toplanır. Bayanların tuvaletleri bayramlık değil ama şıktır. Müzik olduğu akşamlar orada toplanmak yazlıktakiler için bir alışkanlıktır. Orkestra gerçekten de bizim bahçe orkestralarından çok çok iyidir. Yeni parçalar çalar. Burada herkesin arasında aynı ailedenmiş, hatta çok samimilermiş gibi bir ilişki olmasına rağmen İnsanlar birbirlerine karşı son derece kibar ve saygılıdır. O akşam orada olanların hepsi Pavlos'ta yazlıkçıydı. Tanıdıklar birbirlerini görmek için burada oluyorlardı. Birçoğu büyük zevkle ve sırf bunun için geliyordu buraya. Yalnızca müzik dinlemek için gelenler de vardı. Tatsız olaylar son derece seyrek olurdu. Ve hafta içinde bile rastlanıyordu böyle olaylara. Aslında bunsuz da olmazdı zaten. Nefis bir akşamdı oldukça da kalabalıktı. Orkestranın yakınındaki yerlerin hepsi dolmuştu. Bizimkiler biraz kenarda istasyonun sol çıkışının hemen yanındaki sandalyelere oturdu. Kalabalık ve müzik biraz canlandırmıştı Lizaveta'yı. Kızların da ilgisini çekmişti. Tanıdık birileriyle görüşmüş, kimileriyle uzaktan selamlaşmışlardı. Bu arada kimilerinin kıyafetlerini incelemiş, bazı tuhaflıklarını fark etmiş, bu tuhaflıklarla ilgili aralarında konuşmuş, alaylı alaylı gülmüşlerdi. Yevgeni Pavlovich de kimileriyle sık sık selamlaşmıştı. Hatta yan yana olan Aglaya ile prense dikkatle bakanlar vardı. Çok geçmeden tanıdık bir takım gençler geldi. Lizaveta ile kızlarının yanına. İki üçü sohbet için yanlarında kaldı. Hepsi de Yevgeni Pavlovich'in tanıdığıydı. Aralarında çok yakışıklı, çok hoş sohbet genç bir subay vardı hemen Aglaya ile konuşmaya başlamış, var gücüyle onun dikkatini çekmeye çalışıyordu. Aglaya ona karşı son derece sevimli davranıyor, söylediklerine çok gülüyordu. Yevgeni Pavlovich prense izni olursa onu bu genç subayla tanıştırmak istediğini söyledi. Kendisinden ne istendiğini yarım yamalak anlayabilmişti prens ama tanışma yine de gerçekleşti. İkisi de öne eğilerek selamlaşıp tokalaştı. Yevgeni Pavlovich bir soru sordu prense ama prens ona cevap vermedi. Tuhaf bir biçimde kendi kendine bir şeyler mırıldandı sanki. Subay pek dikkatli baktı onun yüzüne. Sonra Yevgeni Pavlovich'e döndü. Onun bu tanışmayı neden istediğini hemen anladı. Belli belirsiz gülümsedi sonra yine Aglaya'ya döndü. O anda Aglaya'nın yüzünün birden kıpkırmızı olduğunu yalnız Yevgeni Pavlovich fark etti. Prens birilerinin Aglaya ile konuştuğunun ona yakınlık gösterdiğinin farkında bile değildi. Hatta zaman zaman Aglaya'nın yanında oturmakta olduğunu bile unutuyor gibiydi. Zaman zaman bir yerlere gitmek buradan kaybolmak istiyordu. Hatta sırf düşünceleriyle baş başa kalabilmesi, nerede olduğunu kimsenin bilmemesi için kasvetli, ıssız bir yerde olmaya bile razıydı. En azından evinde, lebedevinde çocukların da hiç kimsenin uğramaması koşuluyla verandada olmak, kendini kanepeye atmak, yüzünü yastığa gömmek, bir gün bir gece sonra bir gün daha öylece yatmak istiyordu. Arada bir dağları hayal ediyordu. O dağların hatırlamaktan her zaman pek hoşlandığı bir yerini Orada kaldığı sürece çıkmayı çok sevdiği ve oradan aşağılara, köye, beyaz bir ip gibi görünüp kaybolan şelaleye, bembeyaz bulutlara, terk edilmiş eski şatoya bakmayı çok sevdiği, çok iyi bildiği bir yerini hayal ediyordu. Ah şu anda orada olmayı ve tek bir şeyi düşünmeyi, ömür boyu bin yıl bile sürse hep o şeyi düşünmeyi ne çok isterdi. Varsın burada herkes unutsun da onun varlığını. Ah hatta onu burada hiç tanımamış olsalardı bütün bu gördüklerini rüyasında görüyor olsaydı ne iyi olurdu. Hem sonra ha rüyasında görmüş ha gerçekte görmüş ne fark ederdi. Arada bir dönüp Aglaya'ya bakmaya başladı ve sonunda beş dakika gözlerini onun yüzünden ayırmadı. Bakışı son derece tuhaftı yalnız. Sanki kendisinden iki versle uzakta bir şeye ya da Aglaya'nın kendisine değil de portresine bakıyor gibiydi. Aklaya çevresindekilerle sürdürdüğü neşeli konuşmayı, gülüşmeyi birden kesip "Neden öyle bakıyorsunuz bana prens?" diye sordu. "Korkutuyorsunuz beni. Hep elinizi uzatıp onu hissetmek için yüzüme dokunacak mısınız?" gibi geliyor bana. "Sanki öyle bakıyor bana, değil mi Yevgene?" Prens kendisine söylenenleri şaşkınlık içinde dinliyor ama tam anlayamıyordu. Bir cevap vermedi. Ama Aglaya ile ötekilerin güldüklerini görünce birden o da gülmeye başladı. Gülüşmeler arttıkça arttı. Şakacı biri olduğu belli subay düpedüz katılırcasına gülüyordu. Aglaya birden öfkeyle mırıldandı kendi kendine. Budala! Lizaveta dişlerini gıcırdatarak aman tanrım dedi bu kız delirdi galiba. Aleksandra kararlı bir sesle fısıldadı annesinin kulağına. Şaka bu. O günkü zavallı şövalye gibi bir şaka başka bir şey değil. Aglaya aklınca yine dalga geçiyor prensle. Ama bu kez fazla ileri gitti. Bu oyuna bir son vermeli artık mama. Demin bir aktris gibi kırıtıp duruyordu. Şımarıklığıyla korkuttu bizi. Lizaveta fısıldayarak karşılık verdi Aleksandra'ya. İyi ki böyle bir budalayla oynaşıyor. Kızının sözleri biraz rahatlatmıştı onu. Ne var ki kendisinden budala diye söz edildiğini duymuştu prens ürperdi. Ama ürpermesi budala sözcüğünden değildi. Budala sözcüğünü hemen o anda unutuvermişti. Oturduğu yerden biraz ötede yan tarafta kalabalığın arasında kıvırcık siyah saçlı çok tanıdık bir biçimde gülümseyen ve bakan soluk bir yüz görür gibi olmuştu. Çok olasıdır ki yalnızca bir hayaldi bu. Gördüğü şeyden aklında yalnızca çarpık bir gülümseme, bir çift göz ve bir an görünüp kaybolan bir adamın boynundaki açık yeşil boyun bağ kalmıştı. Adam kalabalığın arasına karışıp gözden mi kaybolmuştu yoksa istasyona mı girmişti anlayamadı Prens. Ancak bir dakika sonra Prens çabuk çabuk son derece sakin çevresini gözden geçirmeye koyuldu. Gördüğü bu hayal ikincisinin habercisi de olabilirdi. Kesin öyle olmalıydı. İstasyona gelirlerken yolda böyle bir şeyle karşılaşma olasılığını unutmuş muydu? Gerçekten de istasyona doğru yürürlerken buraya geleceklerini tam bilmiyordu. O derece kendinde değildi. Elinden gelseydi veya biraz dikkatli olabilseydi daha 15 dakika önce Aglaya'nın belli etmemeye çalışarak çevresinde bir şey arıyormuş gibi sağına soluna telaşlıca bakındığını fark ederdi. Şimdi prensin tedirginliği iyice belli olmaya başladığında Aglaya'nın tedirginliği de artmıştı. Öyle ki prens dönüp arkasına baktığı anda Aglaya da dönüp bakıyordu. Onların tedirginliğinin nedeni çok geçmeden ortaya çıktı. Hemen yakınında prensle bütün yapan Çinler grubunun oturduğu yan çıkış kapısında ansızın en azından 10 kişilik bir grup görünmüştü. Grubun önünde 3 kadın vardı. Kadınlardan ikisi olağanüstü güzeldi. Öyle ki arkalarında o kadar kalabalık bir hayran grubu olmasına şaşılacak bir şey yoktu. Ne var ki gerek kadınlarda gerek arkalarındaki hayran grubunda bir tuhaflık vardı. Müzik dinlemek için toplanmış öteki insanlara hiç benzemiyorlardı. Bir anda hemen herkes fark etmişti onları ama fark edenlerin büyük çoğunluğu onları hiç görmemiş gibi davranıyordu. Ancak bazı gençler birbirleriyle fısıldaşarak gülümsemişti. Bu grubun dikkati çekmemesi olanaksızdı. Dikkatleri üzerlerine çekmeye çalıştıkları da açıktı zaten. Bağıra çağıra konuşuyor, kahkahalar atıyorlardı. Kimilerinin iyi, şık giyimli olmalarına karşın birçoğunun içkili olduğu düşünülebilirdi. Ama aralarında biçimsiz giysili, yüzleri alev alev yanan, oldukça tuhaf görünüşlü olanlar da vardı. Birkaç subay da vardı aralarında, birkaçı da genç sayılmazdı. Üzerlerindeki giysiler pahalı cinsten, güzel dikimli, şıktı. Parmaklarında yüzükler, kollarında kol düğmeleri göz alıyordu. Kimileri simsiyah peruklu özellikle favoriliydi. Çevrelerine küçümser, tiksinir tavırlarla bakıyor olsalar da hepsi de toplumun vebadan kaçar gibi kaçtığı tiplerdendi. Bizde kent dışı toplantılarının bazıları elbette olağanüstü nezi seçkin toplantılardır ve herkesçe böyle kabul edilir. Gel gelelim en ihtiyatlı, en dikkatli insan bile önünden geçtiği evin çatısından düşecek tuğladan her an korunamaz. Müzik dinlemek için toplanmış bu kibar insanların üzerine düşmeye hazırlanmaktaydı işte şimdi bu tuğla. İstasyon binasından orkestranın bulunduğu alana üç basamaklı bir merdivenle iniliyordu. Basamakların başında durdu grup, inmekte kararsızdılar. Ama kadınlardan biri öne atıldı. Gruptan yalnızca iki kişi onu izleme cesaretini gösterebildi. Biri orta yaşlı, oldukça alçak gönüllü, her bakımdan efendi görünümlü ama tam bir müzmin bekar. Yani hiçbir zaman hiç kimseyle tanışıklığı olmayan, kimsenin tanımadığı orta yaşlı bekarlardan biriydi. Kadının arkasından ayrılmayan ikinci kişi ise insanda kuşku uyandıran tam anlamıyla hırpani kılıklı biriydi. Başka izleyen olmamıştı egzantrik kadını. Zaten o da basamakları inerken arkasından gelmeleri onu hiç mi hiç ilgilendirmiyormuş gibi dönüp bakmamıştı bile. Gülüyor önce olduğu gibi yüksek sesle konuşmayı sürdürüyordu. Son derece zevkli ve pahalı ama gerektiğinden biraz gösterişli giyinmişti. Orkestranın önünden geçip birilerini bekleyen bir kupa arabasının durduğu alanın karşısına doğru yürüdü. Üç aydır görmemişti onu prens. Petersburg'a geldikten sonra her gün gidip görmek istemiş ama belki de gizli bir ön sezi durdurmuştu kendisine. En azından onunla görüştüğünde neler hissedeceğini bilemiyordu. Kimi zaman dehşet içinde neler hissedeceğini düşünmeye çalışıyordu. Bir şey açık seçikte onun için. Hiç kolay olmayacaktı bu karşılaşma. Onu ilk kez resimde gördüğünde bu kadının yüzünün ona neler hissettirdiğini son 6 aydır hatırlamaya çalışmıştı. Ama o resimden bile belleğinde kalan yalnızca acılı, ağır bir duyguydu. Onunla hemen her gün görüştüğü taşra kasabasındaki bir ay korkunç bir iz bırakmıştı üzerinde. Öyle ki o günleri kimi zaman kafasından kovmaya bile çalışıyordu prens. Bu kadının yüzünde acıya benzer bir şey var gibi geliyordu ona. ile konuşurken de bu duygusunu sonsuz bir acıma duygusuyla açıklamıştı ve bu bir gerçekti. Bu yüz daha resimde bile yüreğini acıma duygusuyla burkmuş ve duygu bir daha hiç çıkmamıştı yüreğinden. Şimdi de oradaydı. Yo hayır, şimdi daha da güçlenmişti. Ne var ki Rogojin'e bunu açıkladığına üzülmüştü prens. Oysa şimdi o ansızın karşısına çıkınca Rogojin'e az bile söylediğini anlamıştı. O anda duyduğu dehşeti anlatabilecek sözcük bulamıyordu. Evet, bir dehşeti duyduğu tam anlamıyla hissediyordu bu dehşeti. Kendine özgü bazı nedenlerle inanıyordu. Kesinlikle inanıyordu bu kadının deli olduğuna. Dünyada her şeyden çok sevdiği kadını birden demir parmaklıklar arkasında zincire vurulmuş, gardiyanların sopaları altında inlerken gören bir erkeğin hissedecekleriyle prensin o anda hissettikleri aynıydı. Aglaya başını çevirip prense bakarak saf bir tavırla kolundan çekeledi. Neyiniz var? Prens ona döndü, yüzüne baktı. O anda onun için anlaşılmaz bir biçimde parlayan simsiyah gözlerine baktı. Gülümsemeyi denedi ama bir anda Aglayayı bütünüyle unutmuş gibi başını sağa çevirdi ve tekrar kendisi için olağanüstü o hayali izlemeye koyuldu. O anda. Nastasya Filipovna üç kız kardeşin oturdukları sandalyelerin önünden geçiyordu. Yevgeni Pavlovich o sırada Aleksandra'ya çabuk çabuk ve heyecanla ilginç olsa gerek bir şeyler anlatıyordu. Prens Aglaya'nın birden nasıl diye bir şey mırıldandığını hatırladı. Anlamı olmayan yarım bırakılmış bir sözcüktü bu. Birden susmuştu Aglaya cümlesinin sonunu getirememişti ama bu kadarı bile yeterliydi. Oradakileri özellikle fark etmemiş gibi geçmekte olan Nastasya Filipovna birden onlardan yana döndü. Yevgeni Pavlovici ancak o anda fark etmiş gibi durdu. "Vay!" diye haykırdı. "Baksanıza meğer buradaymış. Gökte ararken yerde buldum kendisini. Hiç akla gelmeyecek bir yerde. Oysa ben senin orada amcanın yanında olduğunu sanıyordum." Yevgeni Pavlovici'nin yüzü kıpkırmızı oldu. Hiddetle baktı Nastasya Filipovna'ya ama hemen tekrar öte yana çevirdi başını. Ne o? Haberin yok mu yoksa? Düşünebiliyor musunuz olanlardan haberi yok. Amcan tabancayla öldürdü kendini. Bu sabah öldü amcan. Bugün saat 2'de haber verdiler bana. Şu anda kentin yarısı duydu olayı. Devlete ait 350 bin ruble ortada yokmuş. Bazıları da 500 bin ruble diyor. Oysa ben onun sana miras bile bırakacağını sanıyordum. O kadar parayı ne yaptı bu adam? İhtiyar ama ahlaksızın tekiydi. Neyse hoşça kal. Gitmeyecek misin yoksa? Tam zamanında ayrılmışsın görevden kurnaz seni. Hadi canım saklama biliyordun. Önceden biliyordun sen. Belki dünden haberim vardı. Bu yüzsüzce senli benliliğin, bu gerçekte olmayan tanışıklık gösterisinin samimiyetin bir amacı olduğundan kesinlikle kuşku duyulamasa da Yevgeni Pavlovich önce onu küçük düşüren bu kadından ne yapıp edip uzaklaşmak hiç fark etmemiş gibi davranmak istemişti. Ne var ki Nastasya Filipovna'nın sözleri yıldırım çarpar gibi çarpmıştı onu. Amcasının öldüğünü duyunca yüzü bembeyaz olmuş Nastasya Filipovna'ya dönmüştü. O sırada Lizaveta hışımla yerinden kalkmış kendisiyle birlikte herkesi de kaldırmış neredeyse koşarak oradan uzaklaşmıştı. Yalnızca Prens Nikolayevich kararsızmış gibi bir an kıpırdamadı durduğu yerden. Yevgeni Pavlovich ise kendini toparlayamamış ayakta dikiliyordu. Yapan Çinler daha 20 adım gitmemişti ki korkunç bir skandal patlak verdi. Yevgeni Pavlovich'in yakın dostu biraz önce Aglaya ile konuşan subay büyük bir öfkeyle ile bağırdı. Kırbaçlamak gerekir böyle yaratıkları başka dilden anlamazlar çünkü. Nastasya Filippoğlu'na hızla subaya döndü. Gözlerinde şimşekler çakıyordu. İki adım ötesinde duran hiç tanımadığı bir gence doğru atılıp elindeki dışı deri örgülü ince bastonu çekip aldı. Kendisine hakaret eden subayın yüzüne yandan var gücüyle indirdi. Her şey bir anda olmuştu. Öfkesinden kendini kaybeden subay Nastasya Filippona'nın üzerine atıldı. Nastasya Ponanın yanında grubundan kimse yoktu. Orta yaşlı kibar görünüşlü bir bey o anda kaybolmuştu. Çakır keyif olanı ise bir kenara çekilmiş, katılırcasına gülüyordu. Bir dakika sonra polis gelirdi kuşkusuz ama hiç beklenmedik bir yardım yetişmeseydi bu bir dakikada Nastasya Filipovna hayli hırpalanırdı. Nastasya'nın iki adım uzağında duran prens subayın kaldırdığı kolunu arkadan tutmayı başarmıştı. Subay kolunu kurtarmış, prensi göğsünden hızla itmiş, prens de üç adım arkaya gidip sandalyeye düşmüştü. Ama bu arada iki savunmacı yetişmişti Nastasya'nın yardımına. Nastasya Filipovna'ya saldıran subayın karşısına dinleyicinin bildiği o yazının yazarı ve Rogojin'in eski takımının üyelerinden boksör dikilmişti. Kendini tanıttı subaya. Keller, eski teğmen keller. Yumruk dövüşü bayanlarla olmaz yüzbaşı. İzninizle onun yerini ben alayım. İngiliz boksunda ustayımdır. İteleyip durmayın yüzbaşı. Uğradığınız kanlı hakaret için üzgünüm. Ama herkesin gözü önünde bir kadınla yumruk dövüşüne girmenize izin veremem. Dilerseniz soylu kişilere yakışan bir başka yolu. Sanıyorum ne demek istediğimi anlıyorsunuz yüzbaşı. Bu arada yüzbaşı durumu anlamıştı. Artık dinlemiyordu onu. Ama kalabalığın arasından çıkan Rogojin birden Nastasya Filipovna'yı kolundan yakalayıp oradan uzaklaştırdı. Rogojin çok sinirli görünüyordu. Yüzü bembeyazdı, titriyordu. Nastasya Filipovna'yı götürürken subaya bakarak kötü kötü gülümsemiş, zafer kazanmış bir dükkan sahibi edasıyla şöyle demişti. Tüh sana aldın mı cevabını? Yüzün gözün kan içinde. Subay kendini toparlayıp karşısındakinin nasıl biri olduğunu anladıktan sonra kibarca sandalyeden doğrulmaya çalışan prensin yanına gitti. Tanışmak mutluluğuna erdiğin prens Mışkin'de değil mi? Prens titreyen ellerini nedense subaya uzatıp titrek bir sesle deli o kadın diye karşılık verdi. Aklını yitirmiş inanın bana aklını yitirmiş bu kadın. Bu konuda bilgimle övünemem kuşkusuz ama sizin adınızı bilmem gerekiyor. Başıyla selam verip uzaklaştı. Olaya karışanların ortadan kaybolmalarının üzerinden 5 saniye geçmişti ki polis geldi. Aslında olay 2 dakikadan fazla sürmemişti. Orada olanlardan bazıları kalkıp gitmiş, bazıları kalkıp uzak bir yere geçip oturmuştu. Bu skandalın çıktığına çok sevinenler de vardı. Kimileri ise olayı yüksek sesle tartışmaya başladı. Sözün kısası olay alışılmış biçimde sonuçlanmıştı. Orkestra tekrar çalmaya başladı. Prens yapan çillerin arkasından yürüdü. Subay onu itince düştüğü sandalyede otururken aklına gelip de sol yana baksaydı ya da bakabilseydi Yirmi adım ötede durup olayı izleyen, hayli uzaklaşmış ablalarının da annesinin de sesini dinlemeyen Aglaya'yı görürdü. Sonra Prens Şe Aglaya'nın yanına koştu. Oradan hemen uzaklaşması için uyardı onu. Lisaveta Prokofievna Aglaya'nın yanına geldiğinde son derece heyecanlı olduğunu hatırlıyordu. Belki de o yüzden ona seslendiklerini duymamıştı. Ne var ki? Tam iki dakika sonra parka girdiklerinde Agla'ya her zamanki umursamaz, şımarık tavrıyla şöyle diyordu. Bu komedinin sonunu merak etmiştim. Üçüncü bölüm İstasyonda olanlar Lizaveta'yı da kızları da neredeyse dehşete düşürmüştü. İstasyondan eve kadar hep birlikte koşarcasına gittiler. Lizaveta'nın görüşüne ve düşüncesine göre bu olayla birçok şey açıklığa kavuşmuştu. Öyle ki bütün bu kargaşaya, korkuya karşın kafasının içinde bir takım düşünceler biçimlenmişti. Aslında herkes ortada çok özel bir durum olduğunu, bu nedenle belki de son derece önemli bir sırrın ortaya çıkacağı kanısındaydı. Prens Şeyh'in daha önceki bütün sözlerine verdiği güvencelere karşın Yevgeni Pavlov için ne mal olduğunun anlaşıldığı, şu sürtükle ilişkisinin bulunduğu resmen ortaya çıkmıştı. Lizaveta hatta büyük iki kızı da böyle düşünüyordu. Bu düşünce başka bilinmezlikleri beraberinde getirmişti. Gerçi kızlar annelerinin bu büyük korkusundan için için nefret ediyordu, ama bu karışıklığın ilk anlarında sorularıyla annelerini tedirgin etmek istemiyorlardı. Ayrıca küçük kız kardeşleri Aglaya'nın bu konuda belki de onların annelerinin bilmediği bir şeyler bildiğini düşünüyorlardı. Prens şey de bir şey söylemiyordu ve çok düşünceliydi. Lizaveta yol boyunca hiç konuşmamıştı onunla. Prens şey ise bunun farkında değilmiş gibiydi. Adelaide biraz önce hangi amcadan söz ettiklerini ve Petersburg'da neler olduğunu soracak oldu ona. Ama prens şey karşılığında yüzünü ekşiterek bir takım raporlarla bütün bunların elbette saçma olduğu ile ilgili anlaşılmaz şeyler mırıldandı. Çok doğru demişti Adelaide ancak başka bir şey de sormamıştı. Aglaya nedense son derece sakindi. Yalnız çok çabuk yürüdüklerini düşünüyordu. Bir kez dönüp arkasına bakmış onlara yetişmeye çalışan prensi görmüştü. Onun bu çabasını fark edince alaylı alaylı gülümsemiş bir daha dönüp arkasına bakmamıştı. Sonunda tam eve yaklaşmışlardı ki karşıdan onlara doğru gelen Petersburg'dan yeni dönmüş Ivan Fyodorovich karşılaştılar. Ivan Fyodorovich'in ilk sorduğu Yevgeni Pavlovich oldu. Ama Lizaveta öfkeyle geçip gitti yanından. Ona cevap vermediği gibi yüzüne bile bakmadı. Ivan Fyodorovich kızlarının yüzünden de Prens şey'nin yüzünden de evde fırtınanın kopacağını anlamıştı. Ayrıca olağanüstü huzursuz olduğu Ivan Fyodorovic'in yüzünden de belliydi bu. Hemen prens şeyinin koluna girdi. Evin kapısında durdurdu onu. Neredeyse fısıldayarak bir şeyler söyledi ona. Olağanüstü bir haber aldıkları, verandaya çıktıklarında da Lizaveta'nın yanına geldiklerinde de yüzlerinden belliydi. Herkes yavaş yavaş üst katta Lizaveta'nın odasında toplandı. Aşağıda verandada prens yalnız kalmıştı. Bir şey bekliyormuş gibi bir köşede oturuyordu ama ne beklediğini kendisi de bilmiyordu. Evin içindeki kargaşayı, hareketliliği gördükçe eve gitmek aklına bile gelmiyordu. Dünyayı unutmuş gibiydi ve onu nerede bırakırlarsa bıraksınlar en azından iki yıl kalkmadan oturabilirdi orada. Üst katta arada bir endişeli, telaşlı tartışmaların olduğu duyuluyordu. Prens orada öğlene kadar oturduğunu bilmiyordu. Artık akşam olmuş, hava kararmaya başlamıştı. Verandaya birden Aglaya çıktı. Yüzü biraz soluk olsa da sakindi. Burada karşılaşmayı hiç beklemediği prensi köşede oturur görünce şaşırmış gibi gülümsedi. Yanına gidip sordu. Ne yapıyorsunuz burada? Sıkılarak bir şeyler mırıldandı prens, ayağa kalktı. Ama Aglaya hemen oturdu yanına. Prens de oturdu. Aglaya birden dikkatle bakmaya başladı prensin yüzüne. Sonra bir şey düşünmüyormuş gibi pencereden dışarı baktı. Sonra tekrar prense. Galiba gülmek istiyor diye geçirdiği içinden prens. Ama hayır, istese gülerdi. Kısa bir sessizlikten sonra sordu Agla'ya. Çay ister miydiniz? İstiyorsanız söyleyeyim getirsinler. Yo, bilmem ki. Bilmeyecek bir şey yok bunda. Bakın ne diyeceğim size. Biri sizi düelloya davet ederse ne yapardınız? Demin sormak istedim bunu size. Peki ama kim? Kimse beni neden düelloya davet etsin ki? Tutun ki etti. Çok korkar mıydınız? Sanırım çok korkardım. Gerçekten mi? Demek korkak birisiniz. Bir an düşündükten sonra gülümsedi prens. Hayır hiç de. Korkak korkunca kaçandır. Ama korkup kaçmayan insana korkak diyemezsiniz. Peki siz kaçmaz mıydınız? Aglaya'nın sorusuna gülümsedi prens belki kaçmazdı. Aklaya neredeyse gücenmiş. Bir kadın olsam da ben kesinlikle kaçmam. Ama şu anda her zaman yaptığınız gibi daha ilginç olmak için gülüyorsunuz bana. Burun kıvırıyorsunuz. Söylesenize genellikle 12 adımdan mı ateş ediyorlar? Bazıları 10 adımdan ateş ediyormuş öyle mi? Demek ya ölecekler ya da yaralanacaklar. Evet ama düellolarda çok seyrek isabet ettirirler. Nasıl seyrek Puşkin'i öldürdüler ya. Muhtemelen o bir rastlantıydı. Hayır hiç de rastlantı değildi. Ölümüne bir düelloydu o ve öldürdüler işte. Dante yukarılarda bir yere göğse veya başa nişan almış olmalı. Ama kurşun aşağıya saplanmış. Yani nişan alınmayan yere. Anlayacağınız kurşun sapmış. Puşkin'in orasına rastlantı sonucu saplanmış. Bu işlerden anlayan kimseler anlattı bana bunu. Konuştuğum bir subay bana talimatnamede atışların insanın ortasına yapılması gerektiğini yazdığını söylemişti. Evet, talimatnamede aynen böyle yazıyormuş. İnsanın ortasına, yani göğsüne veya kafasına değil de doğrudan orta yerine nişan alınmalıymış. Sonra başka bir subaya sordum bunu, o da aynısını söyledi. Doğrudur, onlar uzaktan ateş ediyorlar çünkü. Peki siz prens, siz ateş etmesini biliyor musunuz? Hayır, hiç etmedim. Yoksa tabanca doldurmasını da mı bilmiyorsunuz siz? Bilmiyorum. Yani nasıl doldurulduğunu biliyorum ama ben doldurmadım. Bu da bilmiyorsunuz demektir. Çünkü pratik yaparak öğrenilen bir şeydir bu. Beni dinleyin de öğrenin. Önce rutubetli olmayan kaliteli bir tabanca barutu alacaksınız. Yalnız dikkat edeceksiniz. Alacağınız barut toplarda kullanılan kalın baruttan olmayacak. İnce barut alacaksınız. Dediklerine göre kurşunu kendileri döküyormuş. Tabancanız var mı sizin? Güldü prens. Yok ihtiyacım da yok benim tabancaya. Aman ne saçma. Hemen iyi bir Fransız veya İngiliz tabancası almalısınız kendinize. En iyisi onlarmış öyle diyorlar. Sonra bir veya iki yüksük dolusu barut boşaltacaksınız tabancanın namlusundan içeri. Barutu ne kadar çok koyarsanız o kadar iyiymiş. Barutun üzerine keçe bastıracaksınız. Herhangi bir yerden alabilirsiniz keçeyi. Bir şiltenin içinden filan. Bazen kapıların üzerini de keçe kaplıyorlar. Keçeyi barutun üzerine iyice bastırdıktan sonra üzerine kurşunu koyacaksınız. Duydunuz mu? Sonra kurşunu koyuyorsunuz. Önce barutu sonra kurşunu. Yoksa gitmez kurşun. Neden gülüyorsunuz? Sizin her gün birkaç kez ateş etmenizi ve kesinlikle iyi bir nişancı olmanızı istiyorum ben. Yapacak mısınız bunu? Gülüyordu prens. Aglaya öfkeyle yere vurdu ayağını. Onun böyle ciddi konuşması biraz şaşırtmıştı prensi. Bir şeyler öğrenmesi, Aglaya hiç değilse nasıl tabanca doldurulacağından daha ciddi şeylerle ilgili sorular sormasının gerektiğini hissediyordu. Ama karşısında Aglaya'nın oturduğu, kendisinin ona baktığı dışında her şey hemen uçup gidiyordu aklından. Aglaya o anda ne söylüyorsa söylesin onun için hiç değişmezdi. Biraz sonra üst kattan verandaya Ivan Fyodorovic geldi. Endişeli, kararlı bir tavırla yüzü asık bir yere gidiyordu. Alev Nikolayevich, sen ha nereye böyle? Hadi beraber çıkalım bir şey söyleyeceğim sana. Aglaya elini uzatarak güle güle dedi. Veranda oldukça karanlıktı. Prens o anda Aglaya'nın yüzünü iyice görememişti. Bir dakika sonra generalle birlikte evden çıkarken birden kıpkırmızı oldu prens. Sağ yumruğunu var gücüyle sıktı. İvan Fyodorovic'in yolunun da prensin gittiği yönde olduğu anlaşılmıştı. Saatin geç olmasına karşın birisiyle bir konuda görüşmek için acele ediyordu. Ama bu arada birdenbire sık sık Lisaveta'dan söz ederek çabuk çabuk epeyce kopuk konuşmaya başladı. Ne var ki o anda prens biraz daha dikkatli olsaydı Ivan Fyodorov için ondan bir şey öğrenmek, daha doğrusu açıkça ona bir şey sormak istediğini fark ederdi. Oysa prens öylesine utanmıştı ki generalin konuşmasından baştan beri bir şey anlamıyordu bile. General birden durup ona heyecanlı bir soru sorduğunda ister istemez generalin söylediklerinden bir şey anlamadığını itiraf etmek zorunda kaldı. General omuz silkti, tekrar anlatmaya başladı. Hepiniz çok tuhaflaştınız. Lisaveta'nın neler düşündüğünü, endişelerini hiç anlayamadığımı söylüyorum sana. Kriz geçiriyormuş gibi ağlıyor, bizi küçük düşürdüklerini, rezil ettiklerini söylüyor. Ama kim yaptı bunu? Neyle yaptı? Ne zaman yaptı? Kabul ediyorum, suçluyum. Çok suçluyum. Ama bu durdurak bilmez kadını ancak polis durdurabilir. Ben de bugün birileriyle görüşmek, birilerini uyarmak niyetindeyim. Her şey sessiz sedasız, kibarca, dostça ve kesinlikle bir olay çıkartmadan halledilebilir. Samanın neler göstereceğinin bilinmeyeceğini de kabul ediyorum. Olay ortada ama ne burada kimsenin bir şey bildiği var, ne de bir açıklamada bulunan. Eğer ben duymadıysam, sen duymadıysan, o duymadıysa, beşinci kişi de bir şey duymadıysa sorarım sana kim duydu. Başka nasıl açıklarsın ki bunu? Bence olayın yarısı hayalden, ne bileyim ben, ay ışığı gibi elle tutulamayan bir şeyden ibarettir. Ya da seraptır. Biraz önce olup biteni hatırlayınca acıyla mırıldandı prens. Delidir o kadın. Bunu sen bile söylüyorsan doğrudur. Arada bir ben de öyle düşünür ve rahat uyurdum. Ama görüyorum ki evdekiler benden daha doğru düşünüyor. Bu yüzden onun deli olduğunu artık inanmıyorum. Evet şirretin tekidir ama zeki de yalnız deli değil. Kapiton Alexievich konusundaki bugünkü çıkışı fazlasıyla kanıtlıyor bunu. Onun bu yaptığı tam bir sahtekarlık. Yani en azından belli bir amaçla yapılmış bir hinoğlu hinlik. Kapiton Alexievich de kim oluyor? ah tanrım ah lev nikolayevich hiç dinlemiyorsun sen beni konuşmamın başında söyledim sana kapiton aleksiyevich'in kim olduğunu söyledim o kadar fena oldum ki elim ayağım titriyor bugün onun için fazladan oyalandım kentte kapiton aleksiyevich radomski yevgeni pavlovich'in amcası ya diye haykırdı prens sabah şafak vakti saat 7'de tabanca ile canına kıymış 70'li yaşlarda saygıdeğer, yaşamdan haz almasını bilen epikürcü bir ihtiyardı. Ve yüklüce bir devlet parası vardı. Peki nereden öğrenmiş bunu? Nereden mi öğrenmiş? Kente gelmesiyle birlikte hemen bir kurmay grubu oluştu çevresinde. Şimdi nasıl insanlar girip çıkıyor evine biliyor musun? Onunla tanışmak, mutluluğuna erişmek istiyorlar. Çevresindekilerden bir şeyler öğrenmiş olması normaldir. Çünkü şimdi bütün Petersburg biliyor olayı. Burada da Pavlovsk'un yarısı belki de bütün Pavlovsk. Duyduğuma göre üniformayla yani Yevgeni Pavlovich'in tam zamanında ordudan ayrılmasıyla ilgili çok anlamlı şeyler söylemiş. Ne şeytani bir ima. Hayır deli olamaz o kadın. Yevgeni Pavlovich'in bu felaketi bildiğine inanmıyorum elbette. Yani falanca gün sabahın yedisinde vesaire. Ama bunu sezinlemiş olabilir. Ben de biz hepimiz de Prens Şey de amcasının ona bir miras bırakacağını biliyorduk. Büyük, çok büyük bir miras. Şunu da bilmeni isterim. Yevgeni Pavlovici suçlamıyorum ben. Yine de kuşku uyandıran bir şey var ortada. Prens Şey çok şaşırmış bu duruma. Çünkü bu olaylar çok tuhaf bir biçimde üst üste gelmiş. Peki ama Yevgeni Pavlovic'in davranışlarında kuşku duyulacak bir şey mi vardı? Hayır, yoktu. Son derece ağırbaşlıydı, efendiydi. Öyle bir şey söylemedim. Yanılmıyorsam servetiyle ilgili bir sorun yok. Lizaveta duymak bile istemiyor tabi. Ne var ki asıl önemli olan bu aile felaketi veya daha doğrusu bütün aile içi kavgalar. Görüyorsun işte ne diyeceğini şaşırıyor insan. Evin gerçek bir dostusun sen. Düşünebiliyor musun Lev Nikolayevic? Belki kesin değildir ama öyle anlaşılıyor ki bundan bir ay önce Yevgeni Pavlovich Aglaya'ya evlenme önerisinde bulunmuş ve sözde resmen red cevabı almış. Olamaz diye haykırdı prens heyecanla. General şöyle bir silkindi, şaşkınlık içinde olduğu yerde çakıldı. Yoksa bir şey mi biliyorsun dedi. Gördün mü değerli dostum, belki de boş boğazlık ettim. Yakışık almaz şeyler söyledim sana. Ama bunun nedeni senin, nasıl söylesem öyle bir insan olmandır. Belki bir şeyler biliyorsundur. Yevgeni Pavlovich ile ilgili bir şey bilmiyorum dedi prens. Ben de bilmiyorum. Beni diri diri gömmek istiyorlar kardeşim. Bunun bir insan için çok ağır olduğunu bu kadarına dayanamayacağımı düşünüyorlar. Az önce olanları bir görseydin korkunçtu. Seni öz oğlum bildiğim için anlatıyorum sana. Önemli olan da Aglaya'nın annesiyle sanki alay ediyor olması. Ablaları üstü kapalı olarak onun bir ay önce Yevgeni Pavlovic'e galiba red cevabı verdiğini, aralarında gayet resmi bir konuşma geçtiğini hem de güçlü bir olasılık olarak anlatıyorlar. Gel gelelim bu kız öylesine başına buyruk, öylesine değişik bir şey ki anlatamam. Yüce gönüllülük de, kalp temizliği de, zeka da hepsi onda. Ama öte yandan kapris de, alay da, kısacası şeytanlık, üstelik tuhaflık da onda. Demin annesiyle, ablalarıyla prens şeyle gözlerin içine bakarak alay etti. Kendimi saymıyorum. Benimle alay etmediği zaman yoktur zaten. Ben de ne diyorum sana bir şey söyleyeyim mi? Seviyorum ben onu. Benimle alay ettiği için daha çok seviyorum. Yanılmıyorsam o küçük şeytan da özellikle bunun için seviyor beni. Yani evdeki herkesten daha çok demek istiyorum. Bahse girerim şöyle veya böyle seninle de alay etmiştir. Demin üst kattaki fırtınadan sonra verandada seninle konuşurken gördüm onu. Bir şey olmamış gibi oturuyordu yanında. Prens kıpkırmızı oldu. Bir şey söylemeden sağ yumruğunu dağda sıktı. General duygulu, heyecanlı bir sesle birden şöyle dedi. Sevgili Lev Nikolayeviç, Lizaveta da, ben de her şeye karşın, yani görünürdeki her şeye karşın seviyoruz seni. Yürekten seviyoruz, sayıyoruz. Ama düşünebiliyor musun sevgili dostum? Ne kadar şaşırdık, ne kadar üzüldük. O soğuk yürekli küçük şeytan birden şunları söylediğinde... O deli ne pahasına olursa olsun beni Prens Lev Nikolayevich'le ile evlendirmeyi koymuş aklına. Bunun için de Yevgeni Pavlovici bu evden uzaklaşmaya çalışıyor. Böyle söyledikten başka bir açıklamada bulunmadan kahkahalar atarak kapıyı çarpıp çıktı odadan. Ağzımız açık kalmıştı. Sonra biraz önceki Nastasya Filipovna ile senin olayını anlattılar bana. Ve bak sevgili Prens pek alıngan bir insan değilsin sen. Hatta çok aklı başındasın farkındayım. Kızma bana ama. İnan alay ediyorlar seninle. Bir çocuk gibi eğleniyorlar. Bunun için kızma ona ama böyle bu kız işte. Aklına kötü bir şey gelmesin. Seninle de bizlerle de can sıkıntısından eğleniyor o. Neyse hadi hoşçakal. Sana karşı olan duygularımızı biliyor musun? Hepimiz seni yürekten seviyoruz. Bu duygumuz da hiçbir zaman değişmeyecek. Ama neyse benim yolum bu yana. Hoşça kal. Hiç bu kadar hapı yutmuş, bu kadar kötü hissetmemiştim kendimi. Sözüm ona yazlıktayız. Kavşakta yalnız kalınca çevresine bakındı prens. Çabuk adımlarla yolun karşısına geçti, ışığı yanan bir eve yaklaştı. İvan Fyodorovic konuştuğu sürece sağ havucunda sıkıca tuttuğu küçük kağıt parçasını açtı, zayıf ışıkta okumaya başladı. Yarın saat 7'de parkta size gösterdiğim yeşil bankta olacağım ve sizi bekleyeceğim. Doğrudan sizinle ilgili çok önemli bir konuda konuşmaya karar verdim. Not: Umarım kimseye göstermezsiniz bu notu. Gerçi size böyle bir uyarıda bulunmaktan utanıyorum ama durumunuzu bildiğim için sizin gülünç karakteriniz sebebiyle yüzüm kızararak da olsa uyarmak istedim sizi. Not: Sözüne ettiğim bugün size gösterdiğim yeşil banktır. Utanın bunu bile eklemek zorunda kaldım. Aklayan'ın bu notu aceleyle yazdığı verandaya inerken de büyük olasılıkla gelişi güzel katladığı belliydi. Prens büyük bir korku içinde tekrar sıktı kağıdı avucunda. Yakalanan bir hırsız gibi pencerenin ışığından çabucak uzaklaşmak için dönünce hemen arkasında duran bir adama çarptı. ''Sizi izliyordum prens'' dedi adam. Şaşırmıştı prens. Keller miydiniz siz diye bağırdı. Sizi arıyordum prens. Yapan Çinlerin evinin önünde bir süre bekledim. İçeri girmeye cesaret edemedim. Generalle yürürken arkanızdan yürüdüm. Hizmetinizdeyim prens. Kellere güvenebilirsiniz. Gerekirse canımı bile veririm sizin için. Peki ama neden? Sanırım düelloya çağıracaklar sizi. Şu Teğmen Molosov. Çok iyi tanırım onu. Yani bizzat değil de Hakaretin altında kalmaz o. Bizim gibileri yani benim ve Rogojin gibileri adam yerine koymaz. Bu durumda hesap soracağı biz siz kalıyorsunuz. Yani hesabı siz göreceksiniz prens. Duyduğuma göre hakkınızda bilgi topluyormuş. Öyleyse arkadaşlarından biri yarın kapınızı çalar. Belki şimdi evinizde bekliyordur sizi. Beni düello tanıklığınıza değer görürseniz hazırım. Seve seve yaparım bu görevi. İşte bunun için arıyordum sizi. Prens birden kahkahalarla gülmeye başladı. Kelleri şaşırtmıştı bu. Siz de mi düello'dan söz ediyorsunuz? Katılırcasına kahkaha atıyordu. İğne üzerinde oturuyormuş gibi tedirgin olan keller, kendini düello tanığı seçmesini önermesinin arkasından prensin böylesine neşelenmesine gücenmiş gibiydi. Öyle ya prens kolunu tuttunuz. Soylu bir kişinin hem de toplum içinde böyle bir şeyi kaldırması kolay değildir. Gülerek haykırdı prens. Ama o da göğsümden itti beni. Düello etmemiz için bir neden yok ortada. Özür dilerim kendisinden olur biter. Ama düello etmemiz gerekiyorsa da ederiz. Varsın ateş etsin bana. Hoşuma bile gider. Tabanca nasıl doldurulur biliyorum artık. Tabancanın nasıl doldurulacağından haberiniz var mı sizin? Demin öğrettiler bunu bana. Siz tabanca nasıl doldurulur onu biliyor musunuz keller? Önce tabanca barutu almak gerek. Alacağınız barut kuru ve toplarda kullanılan çeşitten değil ince olacak. Sonra namluya barut koyacaksınız. Bir yerden kapıdan filan bir parça keçe kopartacaksınız. Sonra da barutu koyacaksınız. Ama dikkat edeceksiniz. Baruttan önce kurşunu koymayacaksınız. Çünkü o zaman kurşunu atmaz. Duyuyor musunuz keller? Yoksa kurşunu atmaz. Harika bir neden değil mi bu dostum? Ah keller biliyor musunuz? Şu anda sizi sarılıp öpmek istiyorum. Demin nasıl birden dikildiniz karşıma öyle? Bir ara şampanya içmeye gelin bana. Sarhoş olana kadar içeriz. Biliyor musunuz Lebedev'in mahseninde tam 12 şişe şampanyam var benim. Önceki gün evine taşındığımın ertesi günü bir nedenle satmak istedi onları bana. Ben de satın aldım. Bütün takımı toplayacağım. E bu gece uyuyacak mısınız? Her gece olduğu gibi. E tamam öyleyse size iyi rüyalar. Prens Keller'i biraz şaşkın bir halde bırakıp Yolun karşısına geçip parkın içinde kayboldu. Keller daha önce hiç böyle görmemişti prensi. Onu böyle görebileceğini düşünemezdi bile. Bunalım geçiriyor olmalı diye geçirdiği içinden keller. Sinirleri çok zayıf onun. Olaylar etkiledi onu demek ki. Ama korkmadığı kesin. Öyleleri korkmaz. Şampanya ha, çok ilginç, hoş bir haber bu. 12 şişe şampanyası varmış. Tam bir düzüne. Harika. Bahse girerim Lebede verdiği borç paraya karşılık birinden almıştır o şişeleri. Doğrusu hiç de kötü biri değil bu. Prens. Severim böylelerini. Neyse zaman kaybetmenin gereği yok. Hem şampanya varsa gidilir. Prens gerçekten bunalım geçiriyor olmalıydı. Karanlık parkta uzun süre dolaştı. Sonunda iki yana ağaçlı bir yolu adımlarken buldu kendini. Bu yolda bir bankla 100 adım ötesindeki görkemli yaşlı bir ağacın arasında 30-40 kez gidip geldiğini hatırlar gibi oldu. Parkta geçirdiği bu en azından bir saat içinde neler düşündüğünü istese de hatırlayamazdı. Ama bir şey düşünürken yakalamıştı kendini. O anda gülmeye başladı. Oysa gülecek bir şey yoktu ortada. Yine de gülmek geliyordu içinden. Düello düşüncesinin yalnızca kellerin kafasında doğmuş olmayabileceğini, tabancaların nasıl doldurulacağı öyküsünün de bir aslantı olmadığını düşünüyordu. "Vay, aklına ansızın bir şey gelmiş gibi olduğu yere çakıldı kaldı prens. Ben verandanın bir köşesinde otururken aşağı indi, benim orada oturduğumu görünce çok şaşırdı, güldü. Çay içmek isteyip istemediğimi sordu. Oysa o anda bu not kağıdı elindeydi. Demek benim orada olduğumu biliyordu. Peki öyleyse neden şaşırdı? Ha? kağıdı çıkardı cebinden öptü. Ama o anda durdu düşüncelere daldı. Aradan bir dakika geçtikten sonra biraz hüzünlü, ne tuhaf diye geçirdiği içinden. Güçlü sevinç dakikalarında hep bir hüzün çökerdi içine. Bunun neden böyle olduğunu kendi de bilmezdi. Dikkatle çevresine bakındı. Oraya nasıl geldiğine şaşırdı. Çok yorulmuştu. Gidip banka oturdu. Çevre çok sessizdi. İstasyonda orkestra susmuştu. Parkta da belki kimsecikler yoktu. Kuşku yok, saat en azından on buçuk olmuştu. Sakin, ılık, berrak bir haziran başları Petersburg gecesiydi. Ama sık ağaçlı, gölgeli park, parkın iki yanı ağaçlı yolları neredeyse karanlıktı. O anda biri aşık olduğunu hem de tutkulu bir aşık olduğunu söylese şaşkınlıkla hatta belki nefretle reddederdi bu düşünceyi. Ve biri buna Aglaya'nın bu notunun bir aşk notu, bir aşık randevusu olduğunu ekleseydi bunu söyleyen adına utancından yerin dibine girer, belki düelloya bile davet ederdi onu. Bütün bu düşüncelerinde tam anlamıyla içtendi prens ve Aglaya'nın onu sevebileceği, hatta kendisinin de onu sevebileceği olasılığını aklın ucundan bile geçirmiyordu. Kendisinin, kendisi gibi bir erkeğin sevebilme olasılığını olamayacak bir şey gibi görüyordu. Bunun doğrudan doğruya Aglaya'nın gayet olağan bir yaramazlığı, şımarıklığı olduğunu düşünüyordu. O anda kafasında bambaşka bir şey vardı. Biraz önce general heyecanlanmış, Aglaya'nın herkesle, bu arada kendisiyle de prensle de alay ettiğini ağzından kaçırmış, prens de buna inanmıştı. Ama kendisi için en küçük aşağılanma hissetmemişti bunda. Aslında bunun böyle olması gerektiği kanısındaydı da. Şimdi onun için önemli olan tek şey vardı. Yarın tekrar görecekti Aglaya'yı. Sabah erkenden Yeşilbank'ta yan yana oturacaklardı. Tabancanın nasıl doldurulacağını dinleyecekti ondan yüzüne bakacaktı. Başka da bir şey istediği yoktu. Aglaya'nın ona ne anlatmak niyetinde olduğu, doğrudan onunla ilgili çok önemli konunun ne olduğu sorusu ancak iki kez şöyle bir geçmişti aklından o kadar. Ayrıca Aglaya'nın onunla görüşeceği böyle önemli konunun varlığından kuşku duymuyorsa da bunun ne olabileceğini hiç düşünmüyor hatta düşünme gereksinimi duymuyordu. İki yanı ağaçlı yolun kumunda Hafif bir ayak sesi duyunca başını kaldırdı. Karanlıkta yüzünü seçemediği bir adam banka yaklaştı ve prensin hemen yanına oturdu. Prens ona doğru uzanınca Rogojin'in soluk yüzünü gördü. Rogojin dişlerinin arasından "Buralarda bir yerde dolaştığını biliyordum" dedi. "Onun için hemen buldum seni." Otelin koridorunda karşılaşmalarından sonra ilk kez görüşüyorlardı. Birden karşısında Rogojin'i görünce Düşüncelerini bir süre toparlayamadı prens. Yine bir acı saplandı yüreğine. Rogojin yarattığı izlenimin farkındaydı. Başlangıçta biraz şaşkın görünse de önceden hazırlanmış gibi bir rahatlıkla konuşuyordu. Ama prens onun böyle bir hazırlığının olmadığını, yine de hiç şaşırmadığını, çekinmediğini hemen anlamıştı. Konuşmasında, hareketlerinde belli bir sıkılganlık vardıysa bile dıştan öyle görünüyordu. Ruhsal yönden değişmiş olamazdı Rogojin. Prens bir şey söylemiş olmak için ''Burada nasıl buldun beni?'' dedi. ''Kellerden duydum. Parkta dolaşıyor.'' dedi. ''Doğruymuş.'' Prens endişeli ''Neymiş doğru olan?'' dedi. Rogojin gülümsedi ama bir açıklama yapmadı. ''Mektubunu aldım Lev Nikolayevic. Boşuna kaygılanıp duruyorsun. Hoş meraklısın da buna ya.'' ''Kendisi yolladı beni. Mutlaka seni çağırtmamı emretti. Seninle konuşması gerekiyormuş. Bugün ona uğramanı istedi.'' Yarın uğrarım. Şimdi eve gideceğim ben. Sen benimle gelecek misin? Rogojin, nedenmiş o dedi. Söylemem gerekeni söyledim ben. Hoşçakal. Prens sakin bir tavırla, gerçekten gelmiyor musun dedi. Çok tuhaf bir insansın Lev Nikolayevich. Şaşırıyorum sana. Acı bir gülümseme belirdi Rogojin'in yüzünde. Prens hüzünlü bir tavırla, neden dedi. Neden bu kadar kızıyorsun bana? Öyle ya şu anda neler düşünüyorsan hiçbirinin doğru olmadığını biliyorsun. Hem sonra bana olan kızgınlığının hala geçmediğini de tahmin ediyorum. Nedenini biliyor musun? Haksız olan sensin çünkü. Kızgınlığın da bu yüzden geçmiyor. Söyleyeyim sana o gün haçlarımızı değiştirerek haç kardeşi olduğum Parfyon Rogojin'i hatırlıyorum ben. Dünkü mektubumda özellikle yazdım sana bunu bütün bu saçmalıkları aklının ucundan geçirmemen, bana bunun sözünü etmemen için. Neden uzak duruyorsun bana? Elini neden saklıyorsun benden geri çekiyorsun? Söylüyorum sana o zaman olanların hepsini saçma kabul ediyorum. O gün ben seni kendimi tanıdığım gibi tanıdım. Düşündüğün gibi bir şey yoktu olamazdı da. Neden kızıyoruz ki birbirimize? Prensin bu duygulu çıkışına güldü Rogojin. Kızgınlık nedir sen nereden bileceksin dedi. Bu arada Rogojin gerçekten iki adım geri çekilmiş ellerini arkasına saklamıştı. Tane tane konuşarak duygulu bir sesle bağladı sözünü. Bundan böyle bir daha görüşmemem gerekiyor seninle Lev Nikolayevic. O kadar mı nefret ediyorsun benden öyle mi? Sevmiyorum senin Lev Nikolayevic. Ne diye görüşeyim seninle? Eh prens çocuktan farkın yok senin. Oyuncak istedi canın tutturdun oyuncak diye laftan anlamıyorsun. Şimdi de dün mektubunda yazdığın şeyleri tekrarlıyorsun. Sana inanmadığımı mı sanıyorsun? Söylediğin her şeye inanıyorum. Beni hiçbir zaman aldatmadığına, ileride de aldatmayacağına inanıyorum. Biliyorum bunu ama yine de sevmiyorum seni. Mektubunda her şeyi unuttuğunu, yalnızca sana bıçak çeken Rogojin'i değil, Haç kardeşin Rogojin'i anladığını yazıyorsun. Peki benim duygularımı nasıl bilebilirsin? Belki o günden bu yana hiç pişman olmadım o yaptığıma. Öyleyken sen kardeşçe bağışladığını yazıyorsun beni. Belki bambaşka şeyler düşünüyordum o akşam. Prens tamamladı Rogojin'in sözünü. Bunuysa hiç düşünmemiştin. Daha neler. Hatta bahse girerim kara trene atladığın gibi burada Pavlos da aldın soluğu. Konsere koştun. Tıpkı bugün yaptığın gibi. Kalabalıkta onu izlemeye, gözetlemeye başladın. Şaşacak ne var bunda. O sıralar aklını tek bir şeye takıp kalmasaydın belki de bıçaklamaya kalkmazdın beni. Sabah görüştüğümüzde böyle bir şey yapacağın içime doğmuştu. O zaman nasıl olduğumu biliyor musun? Sanırım haçlarımızı değiştirirken düşünmüştüm bunu. Yaşlı annenin yanına neden götürmüştüm beni? Beni bıçaklamak düşüncesinden kurtulmak için değil mi? Böyle düşünmemiş olabilirsin ama içinde böyle bir duygu var gibiydi. Tıpkı benim içimde olduğu gibi. Birbirimizi çok iyi anlıyorduk o sıralar. Bıçağı çekmemiş olsaydın. Tanrı durdurdu seni. Şu anda nasıl görürdün beni karşında? Evet, böyle bir şey yapacağından kuşkulanıyordum anlayacağın ikimiz de günahkarız. Hadi ekşitme yüzünü öyle. Pişman değil misin? İstesen bile pişmanlık duyamazdın. Çünkü sevmiyordun beni. Onun seni değil de beni sevdiğini düşündüğün sürece senin karşında bir melek kadar günahsız olsam bile sevmeyeceksin beni. Sanırım kıskançlık dedikleri bu olsa gerek. Bak bütün bu hafta ne düşündüm Parfyon? Söyleyeyim mi sana? Onun şimdi en çok seni sevdiğini biliyor musun? Ayrıca sana ne kadar çok acı çektiriyorsa o kadar çok seviyor demektir. O bunu söylemez sana ama senin sezinlemen gerekir. Eninde sonunda neden mi yine seninle evlenecek? Bir gün kendi söyleyecek bunu sana. Kimi kadınlar böyle sevilmek ister. Nastase ona da öyle. Senin kişiliğin, aşkın kesinlikle yenecektir onu. Biliyor musun ki kadın kısmı vicdanı hiç sızlamadan acımasızca davranışlarıyla, alaylarıyla eziyet eder erkeğine ve vicdanı asla sızlamaz. Çünkü hep kendi kendine şöyle düşünür. Şimdi öldüresiye acı çektiriyorum ona ama bütün bu çektiklerinin karşılığını sonra sevgimle ödeyeceğim kendisine. Prens'in bu söylediklerine Rogojin kahkahalarla gülmeye başladı. "Ne o prens, sen de öyle birine mi rastladın? Yalan değilse seninle ilgili böyle bir şey duymuştum." Prens irkildi, çok şaşırmıştı. "Ne? Ne duymuş olabilirsin?" Rogojin gülmeye devam etti. Prens'i merakla ve belki de haz duyarak dinliyordu. Prens'in coşkuyla konuşması rahatlatmıştı onu. "Hem yalnızca duymadım," dedi. "Bunun doğru olduğunu da görüyorum şimdi." Ne zaman böyle konuştuğun oldu ki senin prens? Sanki senin konuşman değil bu. Seninle ilgili böyle şeyler duymamış olsaydım şimdi burada olmazdım. Hem de gece yarısı parkta. Seni hiç anlamıyorum Parfyon Semyonovic. Nastasya Filipovna anlatalı çok oluyor bunu bana. Bugün konserde o kızla yan yana nasıl oturduğunu da gördüm. Nastasya Filipovna senin Aglaya'ya sıklama aşık olduğunu yeminler ederek söyledi, yeminler ederek. Prens beni hiç ilgilendirmiyor bu, hiç mi hiç ilgilendirmiyor. Sen artık onu sevmiyorsan bile o seni hala seviyor. Sanırım biliyorsundur Nastasya Filipovna seni o kızla evlendirmeyi kafasına koymuş. Öyle bir söz vermiş kendine, şöyle diyor. Bu iş olmadan seninle dünyada evlenmem. Onlar kiliseye, biz kiliseye. Aslı nedir bunun bilemiyorum. Hiçbir zaman da anlayamadım. Ya deli gibi seviyor seni ya da seviyorsa neden başka biriyle evlendirmek istiyor onu da anlamadım. Onu mutlu görmek istiyorum diyor. Öyle dediğine göre seviyor seni demektir. Prens Rogojin'i acı duyarak sonuna kadar dinledikten sonra onun aklı başında olmadığını söyledim ben sana. Yazdım da. Bunu Tanrı bilir. Belki de yanılmışsındır. Bugün onu konsere getirirken gün bile belirledi bana. Üç hafta içinde belki daha da erken kesinlikle nikahımız kayılacak. Yemin etti. Duvardan tasviri indirip öptü. İş sana kaldı demektir prens. Hepsi saçma. Benim için bu söylediğin hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. Yarın geleceğim size. Nasıl deli oluyor dedi Rogojin. Nasıl oluyor da herkes aklı başında olduğunu söylerken yalnız sen deli olduğunu söylüyorsun? Bütün o mektupları nasıl yazıyor oraya öyleyse? Deli olsaydı fark ederlerdi orada. Korkuyla sordu prens, hangi mektupları? Oraya yazdıkları, ona yazıyor, öbürü de okuyor. Haberin yok galiba ama olur. Sanırım kendisi gösterecektir sana onları. İşte buna inanamam dedi prens. Eh be Lev Nikolayevich, gördüğüm kadarıyla bu yolları hiç bilmiyorsun sen. Ama öğreneceksin. Çok geçmez kendi polis örgütünü kuracak, gece gündüz nöbet tutmaya başlayacaksın. Attığı her adımı bilmek isteyeceksin. Prens birden aykırdı. Kes, bir daha da söz etme bundan bana. Bak ne diyeceğim sana Parfyon sen gelmeden önce burada aşağı yukarı dolaşıyordum. Birden ne olduğunu bilmeden gülmeye başladım. Gülmemin yalnızca bir nedeni vardı. Rastlantı bu ya. Yarın doğum günüm benim. Şu anda saat 12 olmak üzere. Hadi gidip yeni günü karşılayalım. Şarabım var evde içeriz. Şu anda benim kendim için dileyemediğim şeyleri sen benim için dilersin. Ben de senin çok mutlu olmanı dileyeceğim. Gelmezsen o zaman hacımı geri ver. Sahi. Ertesi gün geri yollamıştın onu. Üzerinde mi? Şu anda üstünde mi? Üstünde dedi Rogerin. Hadi gidelim artık. Yeni hayatımı sensiz karşılamak istemiyorum. Yeni hayatım başladı çünkü. Bilmiyor musun yoksa Parfyon? Yeni hayatım bugün başladı. Şimdi ben de görüyorum. Biliyorum başladığını. Bunu ona da söyleyeceğim. Pek kendinde değilsin sen galiba Lev Nikolayevich.